House of the Dragon. Kaç, 6. bölüm. Halk. Halkımız. Küçük halk. Büyük halk. <laughs> Small folk. Vatandaş. Evet güzel bölümdü ama şimdi bu güzel bölümdü diye girince muhtemelen bu bölüm herhalde çıldıracak falan. Çok kişi olabilir böyle delirecek. Hatta e, bazı doğulu kardeşlerim ırkçı <laughs> bir giriş yapıyormuşum. <laughs> Yok ama dizi böyle şeyden Emma Darcy'nin e, öpüşmesinden dolayı Böyle belli ülkelerden aşırı kötü puan alarak girdi böyle millet delirdi bir basıyor falan nasıl öpüşür falan. Ama Oberin Martel zamanında erkeklerle sevişip kafa kestiği için çok makul görülmüştü. Ama Emma Darcy kafa kesmediği için öpüşünce muhtemelen millet mutlu olmadı. Böyle bir böyle öpüşüyor. Yani. Amcasını seksin. <laughs> Tabi abi. Bak geçen şey demiştin ya. annede mi sınırı çiz çiziyoruz diye. <laughs> bu sefer öpüşmeye düştü sınır aşağı düştü. <laughs> Adamın asını sıktı ona şey yapmadılar. Kadını <laughs> öpünce delirdiler. <laughs> İnanılmaz bir ortam ya gerçekten. Ee, <laughs> neyse biz bölümü konuşalım bugün bu. Ama Heh. ama sen öyle diyorsun ben de nerd yapacağım bu bölüm. Aa ne? O beklenen Northridge geldi. Bir karaktere çok sinirlendim. Okay. Sonra tamam. söyleyeceğim onu. Tamam. gelince. Bekliyorum. Tom dil falan mı? <laughs> yok. Glorfindel. <laughs> Nasıl keser? <gülüyor> <gülüyor> yok. Okay, ee, zaten geçebiliriz bölüm. Hani bugün öncesinde çok konuşacağımız bir şey yok. Bir tek jeneriye bir yeni ekleme var. Ruxres savaşı eklenmiş. Ee, Egon bir tuhaf gözüküyordu ama tabi tarih kitabından bir görüntü gibi olunca herhalde normaldir o da. Yok Egon nasıl öldüren Egon'muş gibi işlemişler. Evet, evet, Orada da tarihi kazananlar yazıyor işte böyle Aemont'ı sallamamışlar. Aegon Eymon <laughs> Egon böyle sanki um, Melis'i öldürmüş gibi gözüküyordu. Bu arada Orada da gene kitabın temasına uygun. Aynen kesinlikle <laughs> uygun canım. Ya zaten Veigar <laughs> Veigar oraya gitti şöyle yaptı böyle yaptı diye herhalde anlatacak kimse yok. Askerlerin çoğu yandı zaten. Gerisi de yaralı. Evet. İşleme de Veigar zaten arka planda küçük böyle. Sanki bütün her şeyi dar darmadağın etmemiş gibi. Veigar da işte arkada takılıyordu falan diye. En <laughs> güzel yerden <laughs> izlemiş böyledir. <laughs> güzel. Analiz etmeye gitmiş o. Hani bir yorumcu gibi. Belgar'la gitmiş. Şey Aynen. analiz ediyor. MMA gibi. Belgar oraya gittiğinde Aygün bütün her şeyi çözmüştü zaten. işi bir şey yapmaya gerek kalmadı Belgar falan. E Helal kardeşim. E neden yandı Aygün? <laughs> çok çok sıcaktı o gün. Ondan böyle normal sıcak hava dalgası tüm dünyayı sardı falan diyormuş. <laughs> çok kötüydü her Aynen şey. Çok... Bodrum'a da gitmiş olabilir tabii. Çok 40 kırk, hissedilen 40 da hocam yandık falan diye geliyor. Güneşe de yakın olduğu için uçarken ondan çok Aa, Değil mi? Mitolojik bir gönderme. Doğru diyorsun. <laughs> Güneşe çok yakın uçunca yandı. Doğru. Aynen. O zaman bölüme giriyorum. Ee, abi. Şimdi arada karıştırdık galiba geçen bölüm. Çok dikkat etmedim artık hangisi Tyland, hangisi Jason diye ama Tyland e, Oydu, konseyde sen oturan. Sen karıştırırsan yandık oğlum. Ben hiç <laughs> şey Yok karıştırdınız yazmışlar da ben hatırlayamadım nerede karıştırdığımızı. Ee... oğlum gel sen şurada 3,5 saat konuş karıştırmıyorsan plaket <laughs> vereceğim. Yani kafa şeye dönüyor lan. <laughs> Ki en ayrı... <laughs> <laughs> ayrık olan da bunlar Tyrant'la Jason Eric'le Arik'ten sonra <laughs> Neyse en azından... Aynı adam oynuyor abi. Dizi bile karıştırmış. Biz ne yapalım? Evet ya. Bu adam Game of Thrones'ta da oynamış lan. Ben bilmiyordum onu. Seçen gördüm. <laughs> adam her Neydi galiba? Neydiydi ya? Ee, şeyin elemanlarından biri miydi? Randy'nin... Galiba. Neydi? Galiba öyleymiş. Evet. evet. <laughs> <laughs> Oralarda bir yerdeymiş herif. Neyse. Masada oturan Tyland. Sahada olan Jason. Öyle ayırabiliriz. Jason daha yavşak olarak Evet. Daha evet. yavşak ağzı götü ayrı oynayan Jason Lannister. Zaten bugün de gidiyor. Bu arada tabii Reign of Castamere'i duymamız da güzel oldu hemen girişte. Farklı bir Hı. versiyonuyla. <laughs> biraz meta konflikt olmuş orada ya. Evet. Biraz şey Çünkü olur. Rainler Reign of Castamere Reign'lerin um, yok olmasını işleyen bir şarkı. Evet. <laughs> daha, daha Rainer yok olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu bir hatadır diyebilir miyiz Rage için? Yoksa böyle bir Rage miydi? <laughs> yok benim Rage de buraya değil ama tabii ki şey de evet. diyebilirsin hani belli bir yani bilinen bir melodiye yazılmıştı o şarkı. Evet. O melodi hala bu dönemde de vardı diyebilirsin ya da hiç yani bir şey deme devam. Zaten <laughs> sö yani. Sözsüz olunca Rain of bir çok uyarlandı ya sözsüz versiyonu. Evet, Daha evet. fazla var yani. O melodi melodi bu burada koyacağız abi seyirci Lannister geldiğini anlasın şey olmuş yani. O açıdan. Evet direkt Star Wars şeyi yapıyorlar burada işte ya. Evet evet. Darth Vader girdi mi bir anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Darth Vader geliyor ve USB alıp kaçıyor. Zaten. Ee, Jason 1 4 karizmatik karakterler. Burada da e, Lannister'lar şeye geliyorlar. E, Golden Tooth'a geliyorlar House Defer'da. E, The Tooth diye hmm. de geçiyor burası. E, Lord Laford adı Humphrey'miş galiba. Humphrey Leffert diye işlemişler casting'e. E, çok hmm. çok detayına bakmadım ama zaten sana sorarım diye burada tembelkiyim. <laughs> Ya bu adamların tabii önemi olacak muhtemelen ama şey gibi girder ya bizde 500 kişi var bizde de 1000 var bir de 7 katı bir şeyler var falan diye anlattılar. 8000 kişiyle geldik yemeğe. <laughs> Yenge <Olur>. yaptı? <laughs> sarma yapıyor değil mi böyle 8000 800 kişilik? <laughs> sarma 8000 kişiye kaç tane sarma yapması lazım kadın? <laughs> ya bir de orada da ekonomiyi bozacak salak zaten adam 500 kişi anca doyuruyordur sen bir de 8000 kişi getirmişsin üstüne bir de aslan getirmiş yetmemiş <laughs> aslan getirmiş ya <laughs> bizim hayvana da sarma verin <laughs> evet. inanılmaz ya evet, evet küçük yani söyle sen abi bir şey daha şey ekleyeceğim de. sana öyle bırakacağım bir de burada evet. Red Fork'tan bahsediyor Jason Evet. Red Fork adını hak ed hak edecek falan diye River Riverland'deki işimiz bitince gibi bir cümle kuruyor. Şimdi bu e... da şey Re... <laughs> Red Fork. Onunla kırmızıya boyacağız diyor işte. Aynen. Red Fork şey değil mi nehirlerden biri galiba oradaki? Evet, üç ayrılıyor um, nehir hmm. orada. Um, blue var, Green var galiba. Blue var. Evet. Şeyden. Evet. Ha, üçe, üç ayrılmıyor da. Üç tane nehir gelip birleşip birbirlerine okay. doğru gidiyor. Red Fork bir tanesi. Um, öyle şeyde de. Red Fox zaten şeyinde öldüğü yer, um, Rhaegar'ın sanırım. Trident denir ya o üç tane nere işte, Trident öldürüyor ha, evet, evet. öldürüyordu. Ha hmm. evet evet, Robert orada öldürüyordu. Trident de öldürüyordu. Tabi burada daha da önemli olan Jason'ın şey gazı. E hadi gidiyor muyuz falan diyor böyle, Hanfilaford yok dur önce diyor, Aemon gelecek diyor, mektup attım, hemen çağırdım, onunla gideceğiz falan diye. Ee, tabii zaten sahnenin devamını konuşacağız da <laughs> Eymut buna bayağı sinirleniyor. <laughs> sen hayırdır ya paşam beni mi çağırıyorsun falan diye. Ee, ne bekliyordu Eymut ben tabii anlamadım. Herhalde kral olunca böyle herkes hemen böyle oturacak. Eymut'cum ee, sen söyle biz yapalım falan diyecek diye bekliyordu. ki Lannister'ların daha yavşaklığına tanık olmamıştı yani. Herhalde burada ilk tanıklığını yaşadı. <laughs> Valla ben bir yavşaklık göremedim. Gerçi Eymut'a geliriz de. Ha yavşaklık gördüm de şöyle. Eymant'ı istemesinden daha normal bir şey yok. Ne yapsın adam direkt karaksise mi dalsın 8000 kişiyle? Yani anlamadım ne yapacağız? <laughs> Aslanı atacağız. Aslan getirdik lan karaksise. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bu aslanla kapış karaksis. <laughs> Birebir diye yani şeydi. <laughs> Yani or oraya gelmeden um, çok hemen bir uf. Dizinin en iyi yaptığı şeylerden biri böyle şey zaten çok az zamanı olduğu olan karakterlerle hemen bir şey yapıyor. Ne diyeyim? İpucu veriyor bize. Evet. İşte karaktere, işte aradaki ilişkiye. Böyle tık 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 hemen fazla da exposition yapmadan böyle bunlar oturup bir 15 dakika konuşmuyorlar. Small Folk'a çok yaptılar bunu. Small Folk'a acayip yaptılar. Aynen. Small Folk'ta da yaptılar. Burada da işte hani Jason'ın karakterini um, ipucu veriyor sana. Karşısındaki Lordlu olan ilişkisine ipucu veriyor. işte böyle Golden Tooth. Lannister'lar için çok önemli bir yer. Çünkü resmen Lannister Lannisport'a giden vadinin şeyi Or yani bu. Kapısı. <gülüyor> <gülüyor> hani um, kapısının şeyi. Oradaki kale. Stratejik olarak çok önemli. Hatta ana seride Rob Rob Stark bu kaleyenin böyle um, çaktırmadan dağdan Gravint'in bulduğu bir patikadan bu kaleyi bypass edip direkt um, şeye kadar gidiyordu. Um, ne o? Okskros muydu? Neydi o şey? Galiba evet. Oxcross'a kadar gidiyor ki Oxcross artık böyle 3 gün mesafede Lannister'ı Lannister'ları Lannis, um, böyle şey yani direkt uçuklatıyordu Lannister'ları um, sonra yaralanıp Krag'a gidiyordu zaten. Oradan sonra da Jamie Westerling'e kadar gidiyordu maalesef. Her neyse. Burası bir de şeydir. Altın madenleri de var burada. O yüzden ha, okay. önemli bir yer. Evet. İşte um, hem bu önemli. Hat, burada bir de şey de vardı. Beşinci kitapta Şeyde. Um, şey de Jamie de Edmure Tully'yi kastırlara yollarken burada um, Blackfish'in olduğundan şüpheleniyordu. Büyük ihtimal 6. kitapta burada aksiyon göreceğiz. Artık, Blackfish evet. ortaya çıkacak böyle. Admiral'i mi kurtaracak artık ne yapacağız bilmiyorum. Her neyse. Gördüğümüz şeyler işte Jason'ın böyle 8 bin kişiyle geldik bu akşam sizdeyiz <laughs> deyip hani adamı böyle dumuru vuratması tabii ki işte ne kadar adamın skin'de olmadığını gösteriyor. Tabii canım. O direkt yola yani çıkmaya hazırlanmış yol. zaten ya. <laughs> Aynen adam hani katılalım bir sizin orduya diye devam edelim falan diyor. Yok yok bizim <laughs> senin şeyi boşaltalım biz. Ne var ne yok. <laughs> yani seni bir bozalım. Seni... <laughs> yani, yiyelim şeyi. Um, de burada adamın böyle bozulmuş olması daha kendi lordlarının böyle hani Lannister'lıları çok haz etmediğini gösteriyor ki sonraki yani sahnelerde şey deniyor işte bu River Lord'ları hep içinde savaşıyorlar işte birbirlerine bir bilinç vermemek için ha böyle evet. birbirlerini yiyorlar. İşte Jason gelince bir yerden aslında şeyden ne diyeyim? Tehlike River Lord'ları bir anda kendilerinden daha fazla nefret ettikleri bir kişi <gülüyor> <gülüyor> bulabilirler. Ona karşı o yüzden, birleşebilirler, doğru diyorsun. Aynen hani o çünkü şeyde de öyle olmuştu. Hani Rob Stark um, indiğinde yani buraya kuzeyden herkes böyle Lannister, Refetik, Blackwood, Bracken hepsini bir araya getirmişti. Sonra Rob e ölene kadar da öyle devam etti orada Dağıttılar burada Lannister'ları. Ortak düşmanı evet. her zaman birleştirir. <laughs> Aynen Lannister'lardan nefret etmeyen pek bir şey yok zaten hmm. bu diyarda. Herkes bir sen varsın Tywin fanboy olarak. <laughs> Lütfen. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyi gösteriyor. Bir um, Taybi'nin böyle aslan getir. Ne yapacaksın abi aslanla sen? Bilmiyorum. Aslan biraz da hani... yani şey gibi galatasaraylı olduklarını vurguluyor gibi <laughs> biraz da renklerde uygun. Herkes herkes bayrandaki hayvanı getirsin falan böyle. Aa, şey Diamond e ejderha ile geliyor. Haydi Kimisinde de şey var oğlum, küçük balık var ya. Ne yapacak baba? Aynen. <laughs> Taleler böyle alabalıkla geliyor. Biz de bununla savaşacağız. <laughs> <laughs> Şimdi kırakında yok ki kocaman getirelim size falan. Kırakın <laughs> evet. çıkabilir ileride. Her evet. neyse hani ne yapacak o aslan da büyük ihtimalle o aslanı böyle Heraksis mi yiyecek? Hadi bir ejderha mı yiyecek? Hani kitapta yok bu. Hani spoiler vermek gibi söylemiyorum. Hani böyle komik evet. bir şey olacak büyük ihtimal o aslında. Ya da böyle aslanı kapağı açacaklar. Tat diye böyle Lannister'ın askerlerini <laughs> yiyecek. Falan böyle. evet çok anlamsız oğlum. Onu düşündüm ben de. Hani aslanı saldın. Hadi yani 3-5 kişi korktu oğlum. 2 kişi zaten 3-4 kişi aynı anda sapladı mı? Zaten hayvan yazık ölecek orada. Yani ben hayvana üzüldüm. Niye yasalıyorsun abi bunu? Öyle bir şey değil ki bu. Himenin e, gibi bir şey değil ki. Ya üstüne atlayacak. bölgelerin güzel. <laughs> Dönüşüyormuş. Ya Allah ya. Hani işte böyle ufak tefek ne diyeyim Jason'ın ne mal bir herif olduğuna dair ipuçları var. Ama Jason Mal bir herif olsa da hani öbür tarafa bağlamak açısından e, ejderha <gülüyor> <gülüyor> beklemiş olması saçma değil yani. Ne, ne var şimdi burada direkt? Çünkü bu Golden Tooth'dan sonra o hani vadi açılıyor ovaya çıkıyorsun. Şimdi evet. Ovaya da 8000 askeri sokarsa herif. <laughs> hani Damon'ın gelip yakmasını kim durduracak yani? E canım çok kolay orada zaten biraz şey oldu aslında orada e, herhalde şu açıdan bir gerginlik var. Eamont hep onu şey gibi kurguluyor kafasında. Heron ola gidersek ben birebir kapışırım onunla indiririm. E, i̇yi de şimdi adam bir de orada altıl e, git. kaldı. E, gitmiyor işte aynen e, git o zaman altıl kaldı diye onlar da bekliyor. Yani o, e, dizinin başında Heron ola diye ağladılar. <laughs> Kimse gitme Damon orada oturuyor yani gitseler zaten. Kareye belki 100 kişi daha alsalar indirecekler zaten. Yani ejderha'ya binmesine fırsat kalmayacak herifin. Bir de bu geçen bölüm Aemon şey dememiş miydi ya? Geçen bölüm mü? Önceki bölüm mü? Şimdi aklıma geldi. Bu savaş orduların üzerinde uçan ejderhalarla kazanılacak evet. gibi bir laf etmişti. Evet. E al sana ordu işte git 3 üzerinde ne bekliyorsun? <laughs> e, emir almaz ama lütfen. Evet emir alamaz kardeşimiz. <laughs> evet yani o tarafa doğru geçebiliriz buradan zaten Aemon'la diyorum. Zaten evet hemen konseye geçtik oradan. Orada işte şeye sarıyor zaten. Tayland'da hemen sarıyor. Senin kardeşim beni ne ee, akla çağırır lan falan diye böyle tribe giriyor. Yani iki, adım yolu gidemiyorlar mı diye bir de böyle daha da salakça diyaloglara girmeye başlıyor. <laughs> ya şey çok iyi oldu. Aemon'un Egon'dan bir farkı olmadı. Sadece trip attığı çok belli oldu. Egon da böyleydi. El olsun. Gidilsin falan gibiydi. Aemon da çok farklı değil şu an. Kadar. Gidilsin, uçulsun. Yapılsın. Bence farklı. <laughs> Salaklık açısından farklı değil belki. Ama... İşte onu diyorum. Yani Hı. aynı aptallıkla sadece daha karizmatik yapıyor bunu. Karizmatik. Ha, yani biraz daha derinlemesine konuşuruz da sen ne şey yapacaksan yap. Hani biraz farklı bir altyapı var Eygen'e göre. Arattı yani Eygen'e herif bu <laughs> bölümde herkese. <laughs> 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 ya gir sen gir. Evet, aratması inanılmaz gerçekten ya. Ya tabii yine Heronol muhabbeti yaptılar bu arada ee, Riverrant'te ejderha var şeyinde. Ondan sonra bir de evet, e, şey el arttırdı yani Damon'ın ejderhası dışında benimkinden de korkacaklar ha öyle beni dinlemezlerse bir de tehdide geçti. Sen zaten eli yani pamuk ipine bağlı ordunu niye tehdit ediyorsun o da ayrı bir konu. Ee, bir de tabii daha da bombası dedi ki Triarchy ile ittifak kuralım yani blokaj işi artık yetti yani. Ee, ama işte bütün bölüm bunun üzerine kuruluyor bir de blokajın e, kaç günlerde süren belki aylardır dizinin timeline'i biraz burada net olmuyor bazı anlarda ama bu blokaj sürüyor ee, ve dizinin bu bölümü şekillendirdi. Ama bir yandan da işte bunu istemesi çok kötü bir karar gibi değil gibi dursa da strateji olmadan istemesi herkesi bir gerdi böyle o fristizde muhatap bulacağız bak bizi keller oğlum falan diye böyle bir korktular yani. Evet. Um, tartışmalı bir karar. Ben yani şöyle Aymond'ın bu bölümde şimdi Aegon'la asıl farkı Aegon herkesi kendisinden daha akıllı gördüğü için onu bir insecurity haline getirmişti. Evet. Hani Otto mesela Otto her şeyi biliyor lan ben yanında mal gibi kalıyorum diye kovdu Otto'yu mesela. Aegon. İşte çevresinde herkesin ondan daha iyi bilmesini sana kendine dert edin. İşte o yüzden hani biraz kendini kanıtlamak için bazı şeyleri ne e bileyim. Zaten. Ejderha israr, bilmesi bileyim. de öyleydi zaten. Yani ise tam tersi her şeyi ben biliyorum. <laughs> Bunlar hiçbir şey bilmiyor. <laughs> um, hani onda böyle bir şeyin tersi var ne diyeyim. Insecurity bu da over confidence evet. yani ne var. Kendine aşırı Aşırı güven. Alt, alt yapı olmadan. Allison da söyleye zaten, ya bunu. Sen gençsin bak, sen de gençlik aşırı özgüveni var falan diye. <laughs> Aynen şey yani burada her boku kızması ve de zaten Jason Allison ve Kristen Cole hani kendisine de şey bir farklı bir şey söyleyen üç kişiydi. Yolluyor zaten. Yani direkt bu bölümün sonunda. Green Council diye bir şey kalmıyor. Evet, yani. Masada kimse kalmadı. Bir Jasper kaldı bir de Laris kaldı. Zaten Laris yürüyemiyor. Laris'e de postalamış oldu sonunda. O da zaten. sonra yolladı evet. Bir tek Ironhut kaldı geriye. Bir de Orwell yavrum. O da zaten bir şey yaptığı yok. Onu da tehdit um, ediyor. <laughs> yani burada direkt bir şey var. Direkt zaten elinde Blackfire falan da var. Hani kılıcı da almış eline. Aegon'un um, kılıcının. Direkt bir şeye geçmiş artık hani ne denir? Güç zehirlenmesine. Ve faalik elini de... eline alıyorsan... Renira <laughs> <Çok gülüyor> Rhaeny da alıyor eline. Evet ona um... da geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani neyse şey... Um, bir de tabii ki hem Viserys'i hem de um, Aegir'i hani bu çevresindeki yalakalardan çok etkilenerek etkilendiğini düşünüyordu Aemond. Hani o bu tip bu çevresindeki herkes bir şeyler söylüyor. Onlar zayıf olduğu için bu çevresindekilerin söylediklerini yapıyor diye düşünüyor Diamond. Şimdi Aa ben yalaka malaka istemiyorum ya falan diye giriyor ortama. Hani bana şey yapmayın ama kendisiyle hani görüş ayrılığı olan herkesi de yolluyor bu arada. <laughs> Hayır kendi <laughs> çevresi Arun de Rotkeli. yok ki. Kendi çevresi de yok evet. ki herifin. Bir tek Kol var yani baktığında temelde. Kolla da iki masada satranç oynadılar işte. Önce <laughs> kolda yok abi. O vardı o, şimdi yok, yok artık. artık. Evet. Bir tek Iron not kalıyor işte. ironik olarak hani ben yalaka istemiyorum derken bir tek yalaka gibi daha yalakaya yakın olan Iron North kaldı yani geriye. Neyse Hamilton öyle bir kendi içerisinde um, bir şeyi var. <laughs> tutarsızlık değil yani de, böyle yazım tutarsızlığı değil de hani ne ne istediğini o da bilmiyor artık bu güç zerrelenmesinden dolayı Hiçbir um, şey bu kaldı. yani bu evet blokajın çoktan çözülmesi gerekiyordu hani um, bir şey yapılması gerekiyordu yapılmadı şimdi um, iki şeyin triarki ile anlaşma yapmak kısa vadede belki senin işine yarayabilir ama Triarki orayı temizlerse o zaman sen bütün bu Nero Sea'deki ticareti bu sefer korsanların eline vermiş oluyorsun. Evet, daha, fiyatları düşünemiyorum. <laughs> Onlar da ondan sonra seni gene blokaj edip haraca bağlayacaklar. Zaten evet. durum oydu. Hani orayı korlisle Diamond temizlemeden önce adamlar haraç kesiyorlardı Aynen. orada. Tabii gene şey... fiyatları yükselmesine neden oluyordu. Corliss devamlı gemi kaybediyordu. Orada devamlı yolunu kesiyorlardı vesaire fiyatlar tavanmıştı. Aynen. İşte. Aynen. Oradan şimdi Corliss de da Daemon'u Triarchy nefret ediyor diye tamam orada bir düşmanımın düşmanı hani muhabbeti var. Belki kısa vadede işine yarayabilir ama dönüş hani pek bir şey fa fark etmeyecek. Triarchy orayı alırsa onlar da tamam ya biz siz de şey siz bize ne yapın trade agreement yapalım filan sizde filan mı diyecekler yani gelin <laughs> Avrupa Birliği yapalım bu sınırları kaldıralım mı? <laughs> o seni aracınızı bağlayacak bu sefer bir de yani yaklaşacak de yani de yaklaşacak sadece orada da kalmaz yani başka yerlere de gider daha da yani, tehlikeli hale gelir yani adaları işte drift markı filan almaya kalkarsan neyle durduracaksın onu hani tabii diyelim ki yendi Corliss'in donanmasını trierki E tamam Corliss'in adaya da bir... <laughs> çökersen ne <alacak. gülüyor> Sıçtın işte. Abi. Oradan direkt herifler şey açacaklar sonra oraya gişe açacaklar. King Sending'e giriş Tıkanır. Burada iki konu daha var aslında ilginç. trierki konusunun üstüne e, tabi Greyjoy'lar konusu geliyor hemen. E, Red Kraken Red Kraken içinde Jasper şey diyor işte o bakar hani Rüzgar nereye giderse ona göre karar verir gibi bir cümle kuruyor. Dalton Greyjoy'dan bahsediyor sanırım burada. Ee, bir de Jasper hemen şey atıyor ortaya. Belki onu diyor ikna etmek için diyor e, Dovager Queen'i evlendiririz. Orada da Cole hemen şey oluyor böyle. Hayır Queen çok bilgece konuşuluyor. Olmaz öyle şey falan. Ne oldu lan Cole falan diye isim geldi. <laughs> Abi <laughs> adamın Alison'ı evlendirmek istediği adam 18 yaşındaki korsan <laughs> Greyjoy. <laughs> hani böyle um, şey bir de hani Greyjoy'lerde bir de şeydir ya um, yani bunlar da evlenmek bunları rock wife derler bir de salt wife'ları vardır. Hani evlendiği kişiyi bırakır adam şeyde de ondan sonra Ray'de işte denizdeyken Ön, yani geçirdiğini ziker ya, çocuk evet. yapar hani onlar da hep salt wife'dır yani hani ya, okay. böyle iki tane rock wife'ı böyle her adada da bir karısı her gittiği yerde de salt wife böyle 20 tane karısı falan olması yani Greyjoy'ların normal bir şeydir şey değildir böyle. <laughs> Aman ben. Onlar ben... için normal. <laughs> ha Greyjoy'lar için normal bir şey bu. Sen şimdi Greyjoy'a diyor şey ediyorsun ki evlendirelim senin altını graduate. ne yaptın sen yani? Şey dedi bu aslında. Anaki seride de Cersei'yi Balon Greyjoy'la evlendirelim diyordu. Kimin şeydi bilmiyorum Onu da hatırlamıyorum şimdi. Öyle bir fikir vardı. Sonra zaten Cersei Euron Greyjoy saçmalığını gördük bizde. Evet, o çok tuhaf olmuştu yani oradan gene bir George'un gene um, copy paste etmişliği var <laughs> burada. Ama yani Dalton Greyjoy 18 yaşında şu anda böyle tam bir korsan herif ortalıkta şey yapıyor. Süper olurdu gerçekten. <gülüyor> <söylediği> <gülüyor> ben izlerdim onların dizisini yani. <laughs> Alison böyle din, din böyle. Ne yaptın? Ka ne yaptın? Kaç tane kar aldın bugün? <laughs> <laughs> Bileğini keser kız üçüncü gün orada. <laughs> Yani yani şey olması gene Trier kimi Greyjoy mu hani bunlar gerçekten <laughs> desperate times bunlar yani şey için yani ya, blokajı çözmek için aynen, bunlar... kimin gemisi varsa onu şey yapıyorlar bunlar gemi var, mı var? Gel. evet resmi olarak yanına alacağın değil ama doğal olarak akışta bir şekilde yanında, yanında da değil ama akışta sana destek olabilecek şekilde hareket etmesini isteyeceğin haneler olmalı ya da işte şey de öyle hani gidip bunlarla Bire bir takılmayacaksın ama bir şekilde yolda işte deminki şey gibi River River Lord'lar gibi hani ortak bir düşman ya da ortak bir hareket olduğunda bunlar kendiliğinden hareket edecek. Hani ulan bizim başımız dayanmasın Oraya sok, sürükleyeceksin ki bunlar evet. o zaman işe yarasınlar ya. Yani. Neredeyse diziyi spoiler edeceksin yani. O kadar şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir öngörüm oldu. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Abi baskette de böyle. Mesela şimdi. Ben, kon ben konuşmayayım fazla. <gülüyor> <gülüyor> Hücumu zorlamak için onları... Evet <laughs> yani, tamam, okey. Yani, farkında olmadan spoiler vereceğim neredeyse. <laughs> okey, tamam. Dur duruyorum burada o zaman. Evet, ee... Çok öngörülü konuşma. <laughs> burada bir de Eamon kola yükleniyor artık senin heren gitme zamanın gelmişti ya sen demin dediğin işte herkesi yolluyor şeyinde kolu da böyle yolluyor kolu da diyor ki asker yok bitti yani zaten yarısı yaralı yarısı öldü adam yok yani bizde bana ne git falan diyor böyle yani kolu da aslında ya geçen bölüm herkes Eamon'da şey yapan herkesi Eamon paketledi bir açıdan da sevindim buna yani Aa, vallahi olacak sıra onda falan çektiler Halbuki alıştı. Işte sıra sizdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, bir güçlü çocuğu bu büyük ejderhalıyı seçelim dediler. <laughs> <laughs> tak kilitledi eleman. Ha e, bence kolla olan bir, bir şey daha var. Kolun biliyor. Ee, ne bok yediğini Aymont'un kol biliyor. Biliyor evet. E, o yüzden kolu biraz intihar görevine yollamak istemesi şaşırtıcı değil. Ee, direkt al sen git. Al ne kaldı elinde kolun 1500'de 900 ölmüştü geride. <laughs> Ondan sonra bir 600 işte şeyden de Ruxnes'ten de falan kaldıysa geriye adam hani 700-800 kişisi var toplam. O kadar. Onunla gidip öbür taraftan 8000 kişilik eleman dalamıyor Herinhol'a ejderha verdiği. Kol böyle 700-800 kişiyle Herinhol'a yollamak <laughs> tabii ki intihar görevi. Bir de şey de demiyor hani sen git ne bileyim çek üstüne ben geleceğim sonra onun garantisini falan da vermiyor. Ya geleceğim tamam, ben öyle. bir noktada dedi ama evet böyle. Çok... Aynen. Aynen Aegon'a yardıma gittiği gibi Kola da gider. <gülüyor> <gülüyor> kolda böyle gidiyormuş. Karaksis geliyormuş. Gene böyle Veigar'a dur sen dur. Kola <gülüyor> <gülüyor> <sonra> biz gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de Dreamfire geliyor değil mi? Helena sinirlenmiş böyle. <laughs> evet yani. Evet burada um, Kola özel bir um, şeyi var yani gücü var Aymont'un hani um, işte hala Damon'un da kendisi işte the challenge I welcome falan diyor my uncle is Evet Neyse. Ya, amcamla benle yüzleşme cesareti varsa tabii ki falan ne anlatıyorsun <laughs> daha hiç şeyini görmedik sahada görmedik seni kral. <laughs> yani Damon'da cesaret vardı zaten o meylesi hadi gidelim şeye evet. dalalım falan dediği olmuştu. Tabi Blood and Cheese'de de um, yok kendisinin öldürülmeye çalışıldığını öğrenince Aymond biraz şey oldu. Götü kalktı. Ha, bak evet. beni direkt sahada öldüremiyor. Beni böyle <laughs> şeyle um, Trump'ı indirir gibi indirmeye çalıştı beni falan dedi. <laughs> <laughs> Suikastlı. <laughs> Aynen. Biraz evet. götü kalktı orada. Hani Damon'un ondan korktuğunu zannediyor. Neyse zaten... Um, ...her açıdan güç serilenmesi yaşadığını evet. görüyoruz. Zaten bir sonraki şeyde de hani Ellison'la şeyde de Evet ya orada Ellicent, da güzel konuşuyor <laughs> orada. Evet Ellison doğru söylüyor. Yani zaten aşırı özgüven var. Hani e, cesur olmak başka bir şey, aptal olmak, aşırı özgüvenli olmak başka şey falan derken kadını bayağı şeye yolladı yani. Hadi sen git yemek falan yap deyip böyle yolladı gerçekten. Ama şey de söyledi. Yani orada bence Şimdi diğer kadın e, neydi? E, şeydeki kerhanede takıldığı kadın adını unuttum. O da böyle reis miydi? Silvi. Neydi? Sylvie Sylvia. Silvi. Okay. Silviye daha böyle açıktı mesela bu insecurity'lerini falan söylüyordu. Annesine söylemiyor. Bir yandan da şöyle kendi içinde haklı. Çünkü annesi ne söyleseydi zaten ya da bunu açık etseydi onu belki kral yapmayacaklardı yani regent e olamayacaktı. Bunu söylemediği için, göstermediği için de biraz oldu. Annesini de orada elimine etti. Zaten ona, onun yoluna çıkabileceğini düşündüğü için. O açıdan haklı ama işte yani e, tabii başta hata vardı. Hem başta. <laughs> bu çocukları hiç yapmayacaktınız kardeşim. <laughs> bu çocukların hepsini oltana yollasaydınız. Yapıp ya yapıp. da burada ya da. Normal de. oluyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> burada tutmayaydınız. Evet o değer, <laughs> değerin kısmına geleceğiz ya. Değerin kısmı ilginç. Orayı konuşuruz. Yani burada Um, annesine um, sanırım tabii ki yani şey için çok geç. <laughs> Alison'ın bu adama ulaşması için artık çok geç. Yani çok son bir hani burada Alison uh, bir deneme yapıyor. Acaba ben buna bir şekilde ulaşırabilir miyim? Bu tamamen şeye dönmeden um, evil villain'a dönmeden acaba son bir beni dinler mi şeyi yapıyor böyle. Orada da böyle bu Ament'in um, direkt tamamen kalkanları şey yani kapalı kapalı e, evet. herhangi bir yani böyle hani böyle deyip hizmetleriniz için teşekkür ederiz. 50, <laughs> 50 dolarlık target diye. <laughs> 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 Aynen öyle yolladı ya. Minnettarız. <laughs> Minnettarız. Burada bu şirket bugünlere geldiyse sizin de emeğiniz çoktur. <laughs> Buradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Resmen erken emekli Başka... etti ya Elisint'i. Yani El böyle gençliğinde yaşadığın utanç verici şeylerin intikamını alamadın mı hala? Hani Luke'u öldürdün Aegon'u yaktın. <laughs> Daha ne istiyorsun? <laughs> Seninle uğraşan herkesi e şey yaptın e ne diyeyim İntikamını aldın hala yetmedi mi? girişim vardı ama yani Aymont'un şu güç zehirlenmesinden sonra da annesini yanında tutması pek beklenemezdi. Zaten onu büyük evet. ihtimal bir zayıflık olarak görecektir. Hani bu hala annesinden evet. şey oluyor. Bunu annesi Elsie Waikiki'ye götürüp üstüne gömlek <laughs> almış falan diye. Onu, onu gözüne <laughs> maske <laughs> almış. Yaptırmaz o yüzden. Um, bir de orada... Yani son bir <laughs> Şeydi ilginç olan sen dedin yani şeye yolladı böyle temizlik yapsın evet. falan diye. Asıl burada birazdan tekrar konuşuruz. Burada Alicent'a diyor ki sen artık hani burada işin bitti sen artık domestik olaya git. Um, o anda Alicent'da böyle şey oluyor. Tamam lan brand deyip Alicent tamamen Kraliçeliği Bırak dizinin geri kalanında annelik yapmaya başlıyor ilginç bir şekilde. <laughs> Bu açıdan da ile bir şeyi var, tezatı var. da anneliği bırakıp kraliçelik yapmaya evet, başlamaya doğru. çalışırken de çünkü bu bölümde bu konuşmadan sonra gidip hani Aegon'a ilk defa elini tutuyor filan. Helena ile gidiyor, bir şeyler yapıyor. Derin hakkında konuşuyor. Derin hakkında bir öz eleştiri filan veriyor bir anda. Evet. İşte burada Aegon'un <laughs> kadını kraliçelikten kovması bir anda şey oldu böyle en rahatladı ya sikmişim kraliçe <laughs> biraz annelik biraz da annelik falan diyor harbiden şey oldu anneliğe döndü ya da bir şey kendi şeyi rahatladı kadar şey olarak um, o açıdan ilginçti Renira'da da güzel tezat vardı çünkü Renira um, hani bu bölümde Jayce de mesela bir söylemediği için falan bir bozukluk var hani Renira evet. kraliçe olmaya kasarken. Alicent de böyle anne nasıl olunuyordu lan falan diye kasıyor böyle. E roller çok akışkan oldu zaten. Damon böyle e, bölüm sonunda da şey diyordu ya Alicent e, pardon Rhaenyra işte. O böyle her zaman e, rahat ve işte cesurdur falan. Orada ağrıyor böyle Damon falan <laughs> diye. <laughs> <laughs> Diğer tarafta bu böyle kılıç sallıyor. <laughs> Hocam roller çok akışkan olmaya başladı. Dikkat edin. <laughs> evet şey yani. Burada bu da öyle. Benim tabii insanlar hala şey olarak eleştiriyorlar yavaş gidiyor çok bir şey olmuyor falan diye benim açımdan yani bunların en en iyi dizinin şeyleri bu karakter değişimleri yani ejderhalar birbirine harlamış çok benim sikimde değil yani o konuda biraz azınlıkta olduğum biliyorum ama yani burada neredeyse her karakterde önemli değişikliklerin Hı. olduğu bir bölüm yani bu. Allison'da yüzden... şey de var. Bu arada Allison'da şeyden de anlıyorum. Yani e, onu birçok e, aksiyona almaya iten aslında hep o arada kalmıştıktı. Yani senin dediğinle paralel e, işte kraliçe mi olacağım, anne mi olacağım, babamın hizmetkarı mı olacağım, vizerisin e, tatminkarı mı olacağım? Yani hep böyle bir aksiyon. E, bir de hiçbiri bu şeyine uymuyor onun. Yani Belki annesinden gördüklerine falan hiç uymuyor yani. Hatta Otto ile arasının iyi olması işte Gwyn üzerinden yansımasına görüyoruz işte. Hep favorisi sendin falan ki normalde babaların hep favorisi erkekler olur. Yani bir, evet o da ilginç tabi. Aynen yani burada Alicent olmasının nedeni Hightower'ın aslında onu kullanmasından. Yani Gwyn'i ne yapacak evlendirirse ne olacak yani zaten onun iş olayı başka bir şey. O yüzden Alicent bence oradan da hem rahatlıyor hem de o vicdani şeyini biraz sakinleştiriyor. Çünkü Aymond da bir şey yapamayacak. Aemon'la hiç ilgilenmedi. Egon'la ilgilenmesi de zaten zayıftı. Gidip e, çocuğa devamlı kızıp dövüyordu. E, ya da dinlemiyordu, sarılmıyordu bile. Ama bunun da nedenini bir yandan da şuna da kızamıyorum arasında. Hiç istemediği bir evlilikten doğan çocuklar var. <laughs> yani nefret ediyor bir yandan. Hayatına da nefret ediyor. İntihar da edemiyor. Dini olarak uygun da değil muhtemelen ona. Böyle çok boktan bir aralık. Bu kadar, yedi. da, bu kadar da hani istemediği bir evlilik mutlaka öyle hani zorlan ama hani sanırım Aegon ile anneliği nasıl yapacağına dair dediğin gibi çok fazla şey bindiği için üstüne sorumluluk ve de çok fazla toplum tarafından üzerine görevler işte kraliçe bilmem ne hmm. O yüzden annelik nasıl yapacağına dair hiçbir fikri olmadığı belliydi zaten ilk. Mesela yine dedik ya Geçen sene konuştuğumuzu hatırlıyorum. Her sahnede böyle hiç çocuklarına böyle sarılmaz. Yani böyle sallayıp sallayıp <gülüyor> duruyorduk. <laughs> evet. <de> ya. <laughs> yani o sahneler bile ta buraya şimdi şey yapıyor. Sonra işte dizi kendi içinde tutarlı olsun derken hep bunları bunlardan bahsediyoruz yani. Biz, evet. Asıl önemli olan bu. Oradaki iki dakikalık çocukla gösterdiği sahneler. Aynı şekilde Reniero'nun çocuklarıyla hep oynarken tak tak gösterilmesi 2-3 bölümde. Hani böyle oturup böyle gözümüze sokmadı hiçbirini. Aynen. Burada ben annelik yapamayışının ama ben gene de Egan, hani ve Helena için bir şey hissettiğini ama Ament'ı hiç hissetmediğini <laughs> hiç, yani, yani hiç, Darren evet. için de hissettiğini gördük. Ama Ament tamamen şey yani kadın nefret etmiş yani. Ee, tabii ki gene ee, onun altyapısını gördüğümüzü söyleyemem. Hani dizi belki bir 25 bölüm çekseydi ilk sezon belki Aymond'la Alicent'a daha fazla şey yapılabilirdi ama benim hatırladığım hiçbir düzgün şeyi yok Aymond'la Alicent'ın diyaloğu. <laughs> hani olmaması o diyaloğunda aslında Alicent'ın Aymond'a hiç yaklaşmaması bile. Hatta Alicent Aymond'ı Mesela Aegon'a diyor ki işte Aemon şöyledir böyledir işte şey Aegon işte çılgındır ama beni dinler falan falan diyor. Eamon resmen ağzını almak istemiyor. Yani ne olduğunu biliyorsun falan diyor böyle. Hani sanki şey böyle Voldemort <laughs> böyle. İşte. Şimdi söyletme bana Eamon'ın ne olduğunu falan <laughs> Kim oldu? ya. Yani Kim olduğunu yani. bilirsin sen falan diyor. Söyleme işte. İşte şey yani o kadar bir şey var Alison'ta hani evet. şurada bir deniyor ama hani o çok tabii geç. Şey, şey de ilginç değil mi ama bir yandan mesela Eamon'un yerine koymaya çalışıyorum kendimi. Gözünü kaybettiğinde onun için çıldıran, intikam isteyen, orada coşan da Alicent'ti. Hani arkasındaki motivasyon tartışılabilir ama çocuk gözünden gözünden baktığında Alicent orada yapan. Viserys aman sakin falan dip geçiştirmeye çalışıyordu orada. Yani Eamon'un çocukluğuna dair de hani bir şey yok. Hani oradan gelen bir beslenme falan da yok. Çok kopmuş yani olaydan. Yani ya bunda neden Yok büyük ihtimalle zaten o krizi hanındaki çıldırmadan çok daha fazlası hani gerekiyordu. Tabii tabii. Şey işte. için. Bir annelik, bir anne oğul ilişkisi olması için. Ama tabii Eymont'ın bu ikinci çocukların bu second sons meşhur. <laughs> şey her şeyin ey, Eygına birinci o, oğlanın aşırı her şeyin sahibi oluyor olması tabi evet. hani o da var hani Alison ne yapsa bile bu düzen içerisinde aslında pek bir şansı yok Şans. çünkü birinci çocuk kralsın prenssin al Blackfire al Valerian <laughs> Steel al bilmem <laughs> ne al Mercedes ne, da. ikinci çocuğa böyle sen ne yapacaksın lan yazdın sen mi okuyacaksın <laughs> <"Teple> şey. <laughs> sen de git Dragonstone'da otur o zaman evet. Dön diye senince geldi aklıma ki yani. ve almasa zaten herhalde hiç iplemeyeceklerdi yani yani şimdi evet onun da derdi o zaten herkes Veygar'a evet. binmeden önce neydi o? Kimin şey lafıydı o ya? Joker'in miydi <laughs> Maskeyi taktıktan sonra? Ha aynen maske galiba öyleydi. <laughs> herkes aynı. Ee... burada Aimont'ın annelik sen Silver'dan bahsetmiştin. Aimont'ın anne olarak açıldığı Tek karakterin de Reniero'nun hizmetin <laughs> olması olması da ayrı evet. bir trajedidir burada. <laughs> evet bu ee... arada. Ama onu da ya Aymond bir... Aymond yaptı ya Aymond kullanabilirdi, Aynen. yaklaşabilirdi kafası çalışmadığı için ya da dikkat etmediği için. Gerçi o da... herhaldeki yerde bence şeyinmiş. Ee, Miseria'nın adamıymış yani. Aymond'un e, açılmış olması belki ona karşı bir şey yapmayacaktı kadın hani sadece. Belki Mizarie'ye bilgi verecekti. Hani Eamon Tron'un ne söylediği konusunda. Ama görüyoruz ki karşı şeye geçti şimdi kadın. Tabii Mizarie <laughs> bir, bir test etmişti onu zaten. Hani bak bizim yanımızda olacak mısın? Bak common folk'unda dertleri var falan diye anlatmaya çalışıyordu Eamon'da. Aynen şey Mizarie değil. Şey. Ee, Silvi, Silvi. Silvi anlatmaya çalışıyordu. Eamon <laughs> pek oralı olmadı. Halbuki Eamon'da daha stratejik düşünen biri olsa zaten Laris'le bu konuyu konuşmasını beklerdim. Ya bak sen bunları yaktın ettin hani bak mizarya ben de buralarda takılıyorum hani başımıza iş almayalım bak kullanabiliriz belki bunları gel burada örgütlenelim falan yani böyle bir şey beklerim mesela gidip de haytavuru getir bana demesinden çok. <laughs> yani... Evet. Diamond'ın e, büyük ihtimal büyük stratejik hatalarından bir de Laris konusuydu oraya hmm. doğru. Geçiyorsun burada mı o şey? Yok burada da. değil o daha ileride. Ha, değil mi sonra mı? Okay. Şimdi şey var black Council var, Corlis geliyor el olarak. Corlis böyle okay. bir vakur bir şekilde gelip böyle şeyini takıp ilk ilk iş gününe başlıyor o da yine. gün <laughs> ellikte ilk günüm hani şey yaparsanız yardımcı olursanız falan diye oturuyor masaya. Burada bir de şey güzel yine gizin güzel detaylarından. mesela Renira e şey gibi gelmiyor. Ay geldin çok teşekkür ederim ya. Vallahi geleceğim mi gelmeyeceğim mi bilmiyordum ama çok gergindim gibi gelmiyor. Geliyor böyle bir kafa hareketi oturuyor. Yani artık Renira şeyin iyice moduna girmiş. Ya ben benim bunları korkutmam ve fazla muhatap olmamam lazım. <laughs> ya bunlara yüz verdim mi başımıza çıkıyorlar şeyine gelmiş biraz. Ki bu bölümde gördük zaten Celtic tokat falan da attı. Ee, o hareketi iyiydi bende. Ondan sonra da Stephen Darklin'i çağırıyor. Zaten onu da şey çağırıyor. Collis çağırıyor falan. Yollayın içeri falan diye. Böyle hemen bir şey dengesi oluşmuş masada. Ee, nasıl diyeyim? Renier'e etrafında o... bir güç dengesi oluşturmaya başlıyor hemen. <laughs> evet. Corliss'e brief'i vermişler. Yani, hatta aynen, aynen. Yapacağız diye. Hani Corliss'in haberi var bu planda. Var. Evet. Var. Aynen. Ve okey olmuş. Hiç itiraz etmedi. Zaten direkt çağırdı yani. Evet. O açıdan önemli. Hani aynen. sonra çünkü sen neden yaptın bunu diye atar yapmasın. Hani Renier'e diye. O açıdan önemli. Peki ne diyorsun evet, bu yani, Dragon Rider konusuna? <laughs> evet Dragon Darklin um, Stephen Darklin <laughs> muhabbeti evet, Dizi gene bunu çok iyi kotardı. Şimdi <laughs> dizi övüyorsunuz hep ya falan diye. Ay yavşak. de. <laughs> Burayı çok iyi kotardı. Neden iyi kotardı? Çünkü ben kitabı okurken um, İlk önce Stephen Darklin denedi, yanında falan yazıyor kitapta. Evet, o kısmı okudum ben Sonra de. Sonra ben de böyle, ha, what, niye Darklin denedi? <laughs> Manyak mı bu herif? Lan diye bir düşündüm. Sonra Darklin diye bir aratınca, harbiden de Darklin ailesinin bir Targaryen e, bağlantısı yani bir e, genetik bir bağlantı... ya da işte bir Targaryen kanı olduğu Darklinlerde çok eski e, bir teori. Hatta yani diziden ilk diziden de öncelerde tam daha böyle World of Ice and Fire falan yazılmamışken ha okay. böyle insanlar böyle Duskendale'ın tarihçesinden, Flama'dan bilmem nereden böyle oradan teori yazmışlar. Darklerin nerede Targaryen kanı var falan diye. Aa, bunu bilmiyordum ben. Okay. Yani büyük ihtimal diziler benim yaptığımı yapmış ya da George'a sormuşlar. Hacı sen niye bu Darklerin? <laughs> bu Dark'lin ne hale arka? Çünkü kitapta yazmıyor George bunu hani. Okay. Hiçbir şey yok. Stephen Darkman gittin denedi yandı. Bu kadar yazıyor kitapta. Büyük ihtimal dizi ya George'dan öğrenmiştir. Neden neden denettiler falan diye. George da şey demiştir. Ben yazmadım ama hani Darklin'lerin Targaryen akrabası var. Hı hı. O zaman dizide işte senin anneannenin anneannesi Arian Targaryen vardı. Prenses diyor bu arada. Prenses değildi büyük ihtimal. Çünkü Conquest'ın Conquest öncesinde. Conquest öncesi evet prenses değillerdi ama her neyse. Her bütün Targaryen'den artık prenses geriye doğru. <laughs> um, i̇şte büyük ihtimal George bunlara şey dedi yani Targaryen kanı olduğu için Darklyn denedi onu. Ya da ya Darklyn biliyordu bunu ya da işte buradaki gibi olduğunu zannetmiyor. Hani bu çıkıp böyle kütüğe bakıyorlar falan. <laughs> Nüfus müdürlüğüne gidiyorlar. <laughs> ya şu olabilir. <laughs> Stephen Darklin hani çok akıllı bir karakter. Ya bir, bir arka planı yok gözümüzde. Ama hani Belki ailesine bağlı biliyordu konuşuyordu dedemden duymuştum falan gibi bir şeyle de gelebilirdi. Ama tabii Aynen, o zaman yani, olabilir. tuhaf olabilirdi. Dizide tuhaf gözükebilirdi. Yani Ama bu daha güzel olmuş. Evet işte böylesi daha iyi olmuş. Yani. Çünkü adama öneriyorlar hani bunu sen bunu yapar mısın diye. hani Ne diyeceğini bilmiyorsun. Orada bir güzel bir suspense var. Hani Adam böyle siktir lan manyak mısın evet, evet. demiyor yani. <laughs> o açıdan güzel olmuş. Um, hani bu anneannesinin ananesi bilmiyorum George'dan mı geldi burası hani kadın Targaryen'in Targaryen'lere geçmesi biraz problemli çünkü hmm. genelde Targaryenler diğer ailelerinden gelin alırlar çünkü Targaryen soyadında kalsın isterler evet. şey Ejderha um, ha, şey hani hatta Lenor'la evlenirken şey diyor diye Corlys. Adı da Velaryon olsun Laenor'la Rhaenyra evlenince diye. Viserys böyle çüşt tamam Corlys o kadar değil. evet at. hani Velaryonlar iktidara çıksın diyordu Corlys resmen. Um, Viserys böyle yok yok hatunun ismini kullanacaklar Targaryen olacaklar diyor. O kadar abartma hani, <laughs> yani Targaryenler gelin vermezler yani, mümkün olduğunca özellikle bu dönem ve öncesi Targaryenler. Ama Neyse o kadar şey yapmaya gerek yok. Ama Bu o zaman da anda, değildir, <gülüyor> <gülüyor> o zaman da şey karışacak. Darklin'lerde nasıl akraba alacaktı o zaman? Bir erkek gitse nasıl Darklin işte, işte Darklin ailesinde bir Targaryen bastard vardı filan denilebilir de ha, Belki, yani, belki... olabilir. Ama bastard'ı da, da tarihe mi? yazmıyorlar abi. Bastard'ları da işlemiyorlar ki yoksa bastard le yok. legitimize dersin abi. Baratheon'lar gibi işte o da. Ha okey. Oris öyle. Baratheon'da şey ona bakarsan ama legitimize dersin. Dert değil o. Bastard öyle. <laughs> kral deyince böyle bir şey olmak, bastır olmaktan Doğru. çıkıyor. Hiçsin, değilsin. Değil Hadi, <laughs> Hadi yoluna çık olsun. <laughs> yani burada başka neyse spoilerları vermeyeyim. Tamam. Ee, i̇şte işte şey o güzel olmuş. Dizinin bunu iyi kotarmışlar. Yani adama önerilmesi ve de adamın bunu bir onur olma olarak şey yapması. Evet ya Targaryen'ları ben tanrı görüyordum işte. Buna bu onura beni layık gördüğünüz için. Teşekkür ederim falan hani. O güzel olmuş. Um, ben, bana da sürpriz olduğu için ben bir an için acaba ne tepki verecek diye bir merak evet. ettim. Çünkü aslında şey de um, ironik. Başta e, Damon'ın tehdit ettiği iki guard'dan biriydi Staff'ın. Muhtemelen onun yani, evet. da şeyi var onda. Zihninde yer etmiş. <laughs> yani biz zaten hep diyoruz ya, yani bu dönemde Targaryen'ları tanrı olarak görüyor yani. Yani um, bu insanlar şu anda resmen adam böyle valini oradan çıkıp böyle tanrılar gelsen de tanrı ol lan filan demiş gibi evet. bir şey oldu <laughs> hatta yani bir anda hayatında yani oynayabileceği en büyük kumarlardan birisi ve de yani bir şekilde başarırsa herif Kingsguard'dan <laughs> direkt evet, böyle tamam evet. bana da artık storm zendi verirsiniz lan. <laughs> Gez Alın gaza gaza Doğru. Direkt <laughs> kim durduracak herife? <laughs> i̇şte burada acaba şu yüzden mi diyeceğim? Aslında burada arada sahne atlayıp direkt e, claim kısmına geçebiliriz. Çünkü şey burada sea <laughs> okay. smoke seçiyorlar herhalde değil mi? Yani şarkıyı söylüyorsun ve random dragın geliyor gibi değil çünkü ulan vermitor büyük kaçar şimdi buna bir sea smoke'la başlayalım falan gibi bir şey mi oluyor yani? O biraz şey çünkü özellikle Sismo vurguluyor Renira. E. O diyor bondless şeyini özledi diyor. Yani Mrs. is bond e zaten, falan diyor. Hani bir sahne vardı ya geçen bölüm hani eee şey demişti. Sismo böyle uçuyordu arkada ha, belki yalnızlanıyordu. evet. Ya aynen belki odur bağlantı hani Sismo'nun yalnız olduğunu şey yapmıştı ama dediğin gibi um, Vermitor'la Silverwing büyük kaçar harbiden. <laughs> Vermitor'u görse adam sıçardı aldı. Yani. <laughs> Zaten yüzden... tek patisi adam kadar yani. <laughs> ya yani burada bir de eee itiraz etmesi ilginç. E, çünkü Sertigar'da büyük ihtimal geçen bölüm bahsetmiştik ya Sertigarlar Valerian kanı taşıyor diye. Evet sen niye istemedin? Büyük yani. ihtimal Burada Celtiger şey oldu. Ne denir? Ee, üstüne alındı yani adam. İlk önerilenin benim olması lazım. Ben olmam gerekiyordu ya da benim alemden birinin çağrılması gerekiyordu diye düşündü büyük ihtimal. Hani Darkling kimmiş lan? Çok itiraz etti. Biz Celtiger'ız. Yani. Biz Valerian'ız. Hani e, hani orada herif bini verse ejderhaya hadi Celtiger sen <laughs> sikeyim Valerian'ı al Darkling'de bile ejderha var. Sende niye yok? Olacak. O yüzden Sertigar'ın sinir yapması da mantıklıydı. Şey olarak. Onu da en azından kendisinin de böyle bir teklif edilmesini bekliyordu büyük ihtimal burada. Muhtemelen. Sertigar'dayım. O yüzden yani dizinin güzel kotardığı bir sahne bu. Hani her şey açısından. Eğer öbür tarafa da geçeceksek geçelim yani. Şeye geçebiliriz. Burada hani e, ekleyeceğim bir şey var mıydı? Bu arada şeyi de gördük artık. Şeylerin yeri boş. Simon Stanton'la Arfet Burum'un yeri boş. Zaten birini co doldurdu. Masada bir sandalye kaldı. Arfet Burum Bur yolda hala. E, yolda gidemedi muhtemelen. Üç gündür gidemedi yani. Biraz yavaş gidiyor. Ya da mesafeden tahminimizden daha uzak o aradaki. Ejderha ile bırakıverseydiniz adamı. Ya. E, keşke ya evet. Burada bir tek dikkatimi çeken abi şey hiç konuşmayan diğer dayı var ya bir tane. Neydi onun adı ya? Hep unutuyorum onun adını. Gorman Messi miydi o? Kenarda Aynen, şeyin ha. babası ya işte bizim diğer atım var ya. Ajan atım. Aynen Elinda'nın baba. babası. O hiç konuşmuyor. O biraz şey gibi Jasper gibi yaptı kendini. Böyle susuyor bakıyor ayrısı bakarız falan gibi hep böyle. Şey Abi Black zaten geçen bölümde bahsettik yani şey placeholder old white man bunlar yani artık. Evet. Birazcık bu bölümde Celtigar'a birazcık can geldi <laughs> bu Aynen. olaylardan dolayı. İşte bir de Corliss biraz ilginçlik getirdi. Diğerleri de takılıyor. Takılıyor bakalım. Um, broom'dan ne çıkacak göreceğiz. Varsın bir yeri hayvan ola. <laughs> Şimdi Darkly'nin Sea Smoke sahnesine geçelim. Burada arada Heron O sahnesi var ama ona, ona döneceğim. Ee, Hı -hı. işte klasik şarkıyı söylüyorlar. O Damon'ın zaten Vermitor'a söylediği de şarkıydı. İşte sonra geliyor sea Smoke. işte klasik e, likiri mikiri derken bir başta kafayı eğiyor sonra işte bak korktuğunu belli etme falan diyorlar e, hepsi de bir şaşırıyor bir anda Ulan <laughs> lan cidden falan diyor Renira falan böyle Allah Allah falan oluyor bu da ilginç değil mi oğlum? Lan, kesin ölecek ha herifim. tutarsa şaşırırım bayis yapıyorlar falan gibi orada <laughs> hepsi şok oldular çünkü sonra tabi Staff'ın de bayağı korkuyor biraz vakit kaybediyor hamle yapamıyor falan derken ee, bir de şey gibi bir cümle kuruyor. Ah be yaptım falan gibi salak bir cümle kuruyor. Neyi yaptın oğlum? Altıma yaptım. Alt. Onun yaptım Nasıl şey zaten? Yakıyor herifi. ne <laughs> <laughs> yaptım? Altıma yaptım. Sesi bak böyle ya. Gelince yanına öf ateşle yakın bunu. Çok fena bu falan diye. Çok kötü kokuyor diye. Sesi kokuyu öğretmeye çalışırken komple. Aynen. <laughs> Uçurdu ortalığı. Burada şey de iyiydi ya diğer e, ejderha eğiticisinin boğazını kesmesi yanarken falan güzel detay. Keşke şeye de verselerdi bundan bir tane. Buyurun bu kılıcı falan diye. <laughs> e ne yapacağım o kılıçla mı şey yapacağım? Yok o ejderha için değil o de senin için. <laughs> senin kendin için. için. <laughs> Baktın yanıyorsun çek hemen şey. <laughs> <laughs> ejderha sokmaya çalışma. <laughs> Yani şey güzel bir sahneydi. Ee, şeyi de anladık bir biraz işte. Yani ejderhaların çok spesifik şeyi yok yani. Ee, otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak. Hani Reyna'yı da nasıl reddettiğini falan görmedik diyorduk. İlk kez red gördük yani. Red bastı. Nasıl olduğunu yaşamış olduk yani. Evet. Ana seride de Quentin Martel var aslında. Red gördüğümüz. Ha, Ama evet. onu ben... Targaryen'den saymadığım için hani onunki bir salaklık <laughs> direkt ben ha, Martel'im evet. işte, benim böyle... yorumlarda yazmıştım onu geçen hafta evet hani onun Targaryen olduğunu söylemek biraz stretch yani ailesinde em, daha çok Royner kanı var onlarda em, o da gidip ızgar ızgara oluyor da aynı bu şekilde şey Red, Şey Red sayılır mı? Şimdi düşününce Aemond'un daha önce Dragon Pit'e e girip böyle yürürken Ejdara yaklaşırken Ejderanın duvarı yakıp bunu uzaklaştırdığı bir an vardı. O da red sayılır mı? The Gerçi pink, The Red Red diyor Ha öyle miydi orası? Domuz. <laughs> 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 the, the, Pink Red. <laughs> ne diyor diyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yerde giriyordu ya yere düşüyordu falan. Evet, evet, falan. Orası. O şeydi ya Dreamfire'dı o ejderha. Dreamfire mıydı o? Onu hatırlamıyorum. Evet, Dreamfire'ı tek gördüğümüz şey oydu. Hatta ben hatırlıyorum neden gidip Dreamfire'e evet. Ya, yanına gidiyorsun diye. Çünkü hani zaten Helen'in ejderhası. Sen ne bekliyorsun bu ejderhada? <laughs> diye şey yap, söylediğimi hatırlıyorum. Doğru, yani. doğru konuşmuştuk. Evet. O zaman Red hani sayılmaz orada, o zaman. Yok, hani um, direkt şu şekilde bir Hani neyin red sayılıp neyin sayılmayacağı da hani şey yani şimdi bu ritüel <laughs> nedir? Hani nasıl olur? Um, çünkü <laughs> hani şeyde de bir sonraki sayede de göreceğiz hani adım binerken hani George bunu hani aldı ejderhayı falan diye yazıyor hani ne yaptı ejderhayı yani? Tabii. Hündeye falan Tabii. mı getirir? Lan <laughs> <Gat yapma falan. gülüyor> Vuruyor bir tane. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ritüel nedir? Hani şey burada da um, böyle um, sanki C smoke önce ne bileyim ha gel gel bakayım gel <laughs> bir Türk hani böyle sen kandırıyor mu adam hani gel gel sen ben seni gör biraz dalga geçiyor diyeyim. gibi <laughs> yani, Öyle korkusunu kokladı falan falan diye ben bir şey olduğunu zannetmiyorum öyle yani, yani büyük ihtimal um, her o bağ neyse magical bağ hiçbir zaman öğrenmeyeceğimiz bağ burada um, olmadığı ortaya çıkıyor um, sonrasında um, Burada sürekli bir Doheris falan diyorlar C. Smoke hani itaat et itaat et hani şey zor diyorlar evet şey yap diyorlar acaba diyorum ki şey mi <laughs> hani itaat et itaat et C. Smoke böyle bir sonraki sahnenin açıklaması burada C. Smoke'a verilen komut mu acaba diye düşünüyorum <gülüyor> olabilir <gülüyor> çünkü hani um, itaat edecek C. Smoke eyvallah itaat etmek istiyor ama bu adamda şey yok damarlarında şey giz şey yok. Yok. <laughs> magic kan, Magic kan dolaşmıyor yani. Artı şey de yok. Ee, şey de yok abi. Ben biraz bunu şeyle kurdum. Aslında Adam'la Sea Smoke sayesinde zaten hani orada çok büyük şey yok. Oraya da ekleyebiliriz bunun kaçını. Yani onu da konuşabiliriz. Aa, okay. Ben biraz şey gibi düşündüm. Ee, geçen bölümkü tezime tutunmaya devam edeceğim. C. Smoke, Leonor'la büyüyen bir ejderha. Bildiğim kadarıyla önceden sürücüsü yok. Yani önce tek sürücüsü Leonor'du. Leonor hmm. Leonor'un kişiliğiyle yani benzeşmesini ortaya koyarsak geçen bölümde de ondan bahsetmiş. Biraz böyle köpekle sahibi ilişkisi gibi. Leonor hep şöyle biriydi ya hani e, hiç ona verilenleri kabul etmeyen işte Renier'le sevişmedi bile. Yani de bir şekilde çocuğu olmadı. Neyse ama yapmadı bir şey hemen kendi yoluna gitti. Hep kendi istediği gibi hani içeride olsa da kendi hayatını özgürce yaşayamasa da yine de kendi istediği şeyi ortamı hep kurdu. Ve en son isyan da şeydi ya bunun. Ben denizlere gideceğim, açılacağım, rahat edemiyorum, duramıyorum buralarda. Bana sinir geliyor falan diye böyle. Biraz böyle şey hissettim e, Sea Smoke'da da. ...lan biz ben de Deniz ejder, ...biz buralarda uçacağız yani... ...ben ne yapacağım Stephen Darklin'le falan gibi... Böyle. ...tabii böyle düşünmüyor da... <laughs> ...Leonor'un kişiliğine bağlantılı olarak... ...kendisine bir şey seçmesi... ...ve denizde olabilecek birini seçmesi... ...bana aşırı mantıklı geldi böyle düşününce... ...yani o şey... ...kişilik statüsüyle... ...pardon işte ilişkisiyle... ...burada Stephen Darklin muhtemelen... ...işte hiçbir şey kuramadı onunla... ...o an bağ kuramadı... Bu da ne yapıyorsunuz lan falan dip bastı gitti yani hiç şey yapmadı. Ya, yani. ya da ırkçı herif. Ya da ismi. Ya da. Ya bu da başka ırkçı. benim de. <gülüyor> <gülüyor> um, Olabilir. Bu da olabilir. <laughs> yok hayır şey yani um, tabii ki um, Darkling'in hiçbir şansı yok yani belli ki geçen bölüm anlattığım eee Blood Magic'ten gelen ve Targaryenlerin kanında olan her neyse tam olarak bilimsel olarak açıklanmasa da o bağı kurmaya gerekli olan neyse Darklin'de yok. Hani Ciss Mock istese de Darklden bu işi beceremeyecek hani. Hmm. Kişilik uyumu şey olarak olabilir hani. Kendisi istediği adımı hani dediğim gibi burada Dorheris Dorheris hani itaat et itaat et deniyor Ciss Um, Sismokrasisme şöyle oluyor tamam edeceğim ama bu pesavenk bu, olmaz işte Bunda yok. Yani ben gideyim size bu edeceğim bir adam bulayım mı var gördüm o herifi ben geçenlerde Çokluyor da böyle. Suda yaşıyor İyi de olan zaten. Bizim, bizim Leonardo'nun da kardeşi zaten benziyor da. Yani ben, o, ben hadi gidip böyle gidip oradan <laughs> gidip itaat şey, adama gidiyor böyle. Adam böyle Allah <laughs> abi bir dakika İsaat et dediler geldik anlatabilirim bir dur. kaçma bir, bir şey söyleyeceğim kaçma sana <laughs> Adam altına sıçıyor. yani evet ben e, Darklin'in hiçbir şansı olduğunu yani, düşünmüyorum Şimdi, geçen bölüm anlattığımız olaylardan dolayı e, burada e, Sisimok'un adamı seçmiş olması. E, ilginç bir tercih. Çünkü böyle dediğimiz gibi yani adım Seasmoke'u aldı. Yaz, evet. bu kadar kitap. Evet <laughs> o kadar yazdı yani. yazıyor. Tamamen böyle yazıyor. Bir cümle var. Hani böyle adım kalenin üstüne çıktı. Böyle Seasmoke geçerken üstüne atladı. F-16 <laughs> atlayan <diye gitti. gülüyor> <laughs> adam gibi. Baba <laughs> <Tamam, gülüyor> hani Öyle mi hani öyle filan da çekebilir dediz yani bilmiyoruz hani tam olarak arada şey olan neydi burada e, Seasmoke'un birkaç bölümdür işlenen bir yalnızlığı şeyi işte Uysuzlu. gene adamın üzerinde uçarken de gözükmüştü. Burada da artık Doheris, Doheris tamam lan Doheris hadi gidelim bulalım bir tane adam diye gitti gibi geldi bana Sea Smoke güzel olmuş hani şey olarak. İlginç bir şey vermiş ona. Hem ejderhaya hem de şeye farklı bir karakter vermiş yani. Um, Bu arada Leonardo, dışında... hemen body buluyordu ya kendine. Şeyde, Joffrey öldükten sonra hemen şeyde de birini öyle samınlamıştı. Onunla takılıyordu. <laughs> ya yani böyle bir şey olma var. Ee, çift olma şeyi var hep. İkili hareket etme. Mesela işte Corlys de Renis, Renis de çok iyiydi. İşte bir yandan şimdi hemen yeni bir bağ arıyordu işte. E, Aline yaklaştı vesaire. Genel olarak bu Velaryonlarda sanki daha net bir şey. Yani Targaryenlarda biraz daha amaçtı ama Velaryonlar da böyle çift hareket edeceğiz falan gibi bir şey var. Smoke da buna tutunuyor yani, sanki biraz. Yani dizide evet olabilir. Hmm. Ee, Peki burada, ne diyorsun? Leoner hmm. öldü mü? Ölmedi mi? Bir tartışma da bu. Kesin öldü abi falan. <laughs> abi sizi öldü ölmüş olması sizi rahatlatacaksa öldü. Evet yani. <laughs> hani hala böyle. Hala Leonor öldü ölmedi. öldü öldü, öldü kesin öldü falan filan filan. Tam öldü. Yani George Martin de bize 30 sayfa bir açıklama yapar. Leonor neden öldü diye yazar <laughs> şey. Neden Seasmok başka şey alamaz. Hani birazcık Leonor'u öldür <laughs> öldürmemeleri de çok bir şey kalmadı. Yani keşke öldürseler miymiş bilmiyorum. Hani neden öldürmediler? Büyük ihtimal şeyden öldürmediler adamı. Bütün gay karakterleri öldürüyorlar. Çünkü o zaman şey de öldü ya. Joffrey de öldü ya. Evet bu arada. <laughs> Bütün gay karakterleri öldürüyorlar. Şeyine, klişesine girmemek için dizi. Hani o anda Leonor'un gitmesi çok mantıksız değildi. Hani adamın sıkıntısı işte şey yapma, uzaklaşmak istemesi bu şeyden filan mantıklıydı. Ama hem Rhaenyra-Rhaenys ilişkisindeki Hani nasıl oldu? <laughs> Leon kaldırdı. Reynis öldü zannetti. Orada bir gariplik garipliğe ulaştı. Hem de burada böyle bir yani probleme yol açtı. Hani çok da illa ki bu konu çözülsün. Hani ben yoksa gece rahat uyuyamıyorum diyen insan varsa öldü Reynis. Yani. Öldü. <laughs> evet muhtemelen. Hani şeyde de çok böyle Gloris bir ölümü yoktu yani kitapta da. Yani burada da belki Hani ileride çıkarmasın da dizi Leonor'u. Başka bir şey istemiyorum yani. Şimdi burada herkesi kendi kafasında ne isterse düşünme şeyini verdiler. Öyle kalsın. Evet zaten hani güzel onu yani. Üçüncü, üçüncü, sezon Leonor çıkarsa Nerdlej yaparım işte bak. Hop, zaten Leonor ölmemiş olsa bak bana bu kadar düşündürtemezdi yani. Ben üç bölümdür ejderhaların şey mantığını kurmaya çalışıyorum. Bence o açıdan iyi bir kompleksi yarattılar yani. Düz ölseydi tamam bitmişti hiçbir şey konuşmamıza gerek yoktu öldü zaten falan deyip geçecektik. Şimdi en azından üzerine bayağı bir detay koydu yani. Çünkü şey e, aslında diğer taraftan da e, şimdi dediğin doğru evet öldürse rahat edeceklerdi ama Renira'nın bu kadar bölüm buraya gelen o devamlı çelişkileri de çok erken biterdi. Yani böyle vicdansız bir şekilde öldürseydi. Ha Damon öldürüp ya gitti o ben falan. Zeynep öldürmüyordu zaten abi. Ya tamam ama işte sonuçta ona kaldı ya de ona kaldı sen istedin ölmesini diye. Öldürmemesine rağmen ona kaldı yani. ya Yok şu... abi sev... o Cal Cool denilen adamı öldürüyordu kitapta. Hani e böyle tamam ya, şeydi. Kitapta öyle evet. Biraz şey o hani e, hem eşcinseli öldürme tropu var orada hem de bir şey var. E, gay karakterin hani daha böyle afralı tafralı gay karakter onu öldürdü şeyi var. Üst yapısı var. Hani alt yapısında belki i̇şte, cinayetin başka baya, teorileri vardır da bayağı bullshit mesela biraz... bu işte baktım. Yani işte işte ha o George orayı güzel yazamamış. O yüzden yani. dizi de şey yapmak istemedi. <gülüyor> <gülüyor> George orada çizdi herifi um, gay karakter işte afralı kıskanç gay sevgilisi şeyi var, klişesi var. Dizi ona hiç ellemek istemedi. Dediğin gibi Reni falan öldürtmesi de çok ağır bir değişiklik olurdu. Aynen işte olmaz. O yüzden böyle birazcık şey kaldı ama artık o kadar da dert değil yani. Hmm. Leonor'un da hani kimse hatırlamıyor böyle Leonor'u artık. Yani. Bir tek şey, şey hatırlıyor bunu çeteresini tutan. Lucy's the okun sahibi <laughs> ölecek diyen adamlar. Var. Bu arada çok haklısın kimse hatırlamıyor. Ben böyle random şey yorumlarına baktım. Twitter hem globalde hem Türkiye'de bu House of Dragon hesaplarının altındaki yorumlara bakıyorum. Şey falan zannetmiş millet. Oğlum Adam Leonor değil mi işte de saçını değiştirip gelmiş falan. İki, <laughs> unutmuş Leonor kimdi diyen de var. Bu kimin ejderhasını diyen de var. Ee, i̇şte dizinin dediğim... kimse hatırlamıyor bu yani. da yazıldığını unutmamak gerekiyor yani. Evet. Oturup böyle Lord'a Lord işte bu olmaz o onlar. Ya geç hocam her yani yeni karakter geldiği zaman diziye neden o karakteri attınız bilmem ne falan diye önümüzdeki bölüm büyük ihtimal onları konuşacağız. Evet. <laughs> yani bunu bir hatırlamak lazım yani. Zaten bu kadar adamı ulaş şifosundan takozundan biz tutamıyoruz çetesini. <laughs> hani kitabı okumamış adam bu kadar karakterin şeyini nasıl aklında tutacak? Karakterler böyle 30 saniye gözüküyor sonra 3 bölüm sonra çıkıp bir 30 saniye daha gözüküyor. Tutamazsın abi çok maalesef... şey. Yani. O kadar normal karakteri takip edememişim. De yani. <laughs> normal derken de kimsenin zaten bu, bu kadar oturup da diziyi böyle not tutarak işte bilmem ne yaparak izleme şansı zaten yok, yok yani. O manyaklar bir tek bizim izleyiciler yani. <laughs> <notları> bizim. <laughs> e biz de az manyak değiliz şimdi 4 saat video yapıyoruz o da. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen onu dedin aklıma geldi ya. Ne? İstisnasız her videonun altında gelip... 45 dakikalık dizi dört sonra konuştunuz ya? Bir adam var ya o adam hastayım. <laughs> o muhtar aynı kişi abi değişmiyor. Aynı kişi değil ama ya. Farklı, farklı. isimlerle geliyor. Olsa... <laughs> Okey oğlum. oğlum şimdi Merak ediyorsan izle ne konuştuğumuzu yani yok. Evet bu arada. Yok sana bu çılgınlık gibi geliyorsa o zaman gelme yorum da yapma git yani açma. <laughs> hani açma. Hem gelip hem de <laughs> ne konuştunuz bu kadar? E, Dinle ulan <laughs> işte <gör. gülüyor> Hani oğlum, şey demiyor çok uzatmışsınız abi daha kısa yapın bunu dayan adamı anlıyorum yani. Evet, tamam, hani. Ne konuştunuz o kadar ya, ben de... ya oğlum <laughs> içinde diyorum. devam et işte. <laughs> <Sonra> öğreneceksin. <laughs> Atıyoruz göttan ya. <laughs> Oğlum zaten ya yani YouTube böyle bir yer bir de tematik kanallar böyle çalışıyor ya. Tabii tamam, benimki tematik bir kanal değil belki de. Ee, mesela go şimdi ben sırf Game of Thrones kanalı olsam muhtemelen bu soruyu sormayacaklar. Herhalde ondan da kafaları karışıyor. Yoksa 50 yıllık, 100 yıllık kitapları oturup böyle ee 5 sene video yapan kanal var abi yani <laughs> 300 sayfalık kitaba 5 sene video yapamazsın gibi gözüküyor da yapılıyor yani bir şekilde çıkıyor. O <laughs> oh, yapılıyor abi. <laughs> Şimdi, Götünden teori uydurarak zengin oluyorsun abi. Işte. Aynen. Gelelim Damon'a. Damon tabii diğer e, seyircinin aslında bence bir tık da haklı oldu ama benim yine sevdiğim e, abi Arnold'a çok durdu bu adam. Ama bu şeyden hakkını, hakkı şuradan bence seyircinin. İlk sezonun bütün küçük aksiyon dinamini Damon yürütüyordu. İşte kafa kesiyordu. Hmm. Stepstone'a gidiyordu. Devamlı kavga çıkarıyordu. Katalizördü yani Damon ilk sezonda. E şimdi Damon'un katalizörlükten çıkıp da inaktif bir yere geçmesi, aslında inaktif değil bence tam aksine inanılmaz bir progression sağladı burada. Acayip gelişti, ilerledi falan ama seyircinin gözünde birazcık sıkılma belirtileri başladı bu sahneler için. Ama bence 3 Rüya bölümü içerisindeki en iyisi buydu. Pedicon'dan geldi çünkü. <laughs> Vizeris geldi. Özlemişiz kralı ya. <laughs> Öyle Return of the King vuralım. Vallahi öyle oldu ya. Return of the King. Ya, o konuda haklısın seyirci. Çünkü e, Harrenhal'ın derinliği Lord'a. Hani hiç bunu Harrenhal'ın e, körsüydü, Alice Rivers'ın yetenekleriydi, bilmem ne bunlarınla ilgisi olmayan izleyici için biraz garip olabilir. Evet. Bu adam da ne oturdu burada bu delikanıyla falan diye bakıyorlar böyle. Ne hani, ben çok eğleniyorum hani böyle oturup böyle not alarak o vay kuşu ne yaptı parmakladı mı <gülüyor> <gülüyor> ip takmış kıçına diye. Aynen. <laughs> ee, öyle manyak manyak izleyen not alan izleyen tipler için mükemmel ama evet normal izleyici açısından biraz garip yani şey olarak o konuda ee, evet. taktılar <laughs> biraz biraz gerildiler orada. hani Ama neyse bitiyor merak etmeyin artık çıkacak dışarı. Yani. <laughs> ya bu kadar şey hiç diyorum yani daha önce söyledim Game of Thrones'da işte hiç olmadı bu. Ne bu kadar magic hani mystery ne o gizem mizem işlendi ne de bu kadar um, ne diyeyim karakter işlendi de hani tabii ki ana kitaplarda hani hiç ben bu kadar derinlemesine bir Old Gods'ından tut da işte um, Worg'un gene bilmem nesine büyünün neler şey yaptığını rüya gönderen bilmem nesine, o kadar derinlemesine bölüm hatırlamıyorum çünkü zaten D&D'nin şey oydu nerede büyü görürsek hepsini hani evet fantezide zıp değil değiliz lan biz diye çekiyor herifler bir tek Bran ne herhalde Triad Driver'ın yolculukları belki ama o da yani işte. <laughs> Abi ona da sadece Deli Kralı falan atıyorum böyle bir tane Aynen. Vision. Onda da neler neler çekilebilirdi yani. Şeyde Daenerys'in rüyalarında şeyde House of the Undying'de Tabii. O, 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 ne rüyalar ne şeyler çek potansiyel vardı yani orada. Orada hiç yani kullanmadılar. Hiçbirine de. girmediler yani onu. O yüzden birazcık ne diyeyim benim gibi nerdler açısından çok eğlenceli yerler buraları yani. Burada bir, peki sence şey kesinleşti mi? Ee, bir günlük e, kral mı diyordu? Ne diyordu çocuğun işte? Onu söylediği evet, bence orada. kesinleşti bence burada. şeyde çok Bence tarzım. de kesinleşti. <laughs> yani dedim çünkü, ama falan diyor. <laughs> evet çünkü um, şey demiyor ha sen... Hala mı bu konuda kızgınsın diyor şeye. Evet. Vizerisi ama Vizeris değil o. Kendi kafasında. Aynen işte. <laughs> kendi kafasında hala onun olması. Çünkü bu Damon'ın düşünceleri olduğu için onu söylememiş olsaydı büyük ihtimal burada bir konu olmazdı o. Tabii. Söylemediğinde inatlaşırdı. Evet. Aynen. Onu söylemiş olmasından duyduğu suçluluk aslında Aşılmamış olan. Yoksa de, bizler ise diyor ya sen hala bunu aşamadın mı lan? hani Hala mı buradasın? Çünkü aşamayan Damon yani. Aynen. <laughs> Damon. Senin beynin abi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bizleriz yok orada. Her şey senin beyninde. Aynen. Yani. O yüzden Elfora Day'e iyi söylediği kesinleşmiş oldu. Ha, o, o zaman şey de değilmiş yani. O zaman Miseria mıydı? Miseria yalan mı söyledi? Evet. Miseria yalan mı söyledi? Otto'ya gidiyordu çünkü şey. Otto öğreniyordu. Aynen ha otoya gidiyordu evet yani. demek ki de söylemiş yani evet bayağı um, tatsız e, e, burada asıl meselenin yani bizlere olduğu um, öğrendik yani zaten um, şeyde de söylemişti um, daha önceki seanslarda seanslarda <laughs> <laughs> Evet seanslarımızda Şeyde Damon da um, mesela bu dizide geçtiğim dedin ya sen hani aksiyon adam olarak işlendi geçen şeyde evet. orada diğer karakterlerde Renier olsun Alicent olsun ya da çocuklar olsun orada bir karakter arkı yakaladı dizi çünkü genç başladılar işte evet. sonra çocuklukta olan bazı şeyler şimdi görüyoruz sonuçlarını işte Renier ile Alicent'ı zaten bayağı derinlemesine işlediler ana karakterlerden hani Damon'dı şey olarak gelen. Bu da böyle delikanlı, çılgın eleman böyle şey halinde geldi, şablon halinde geldi. Ya, hiç yok tabii. Hani evet. Neden hani neden bu böyle Rock Prince? Onu pek görmemiştik. Nedir bu adamın kafasındaki? Hani böyle delilik, hani çılgınlık için çılgınlık mı yapıyor bari falan diye. Şimdi herkes um, Damon'ın durması o açıdan güzel. Şimdi geçen sezon olması gereken şeyleri şimdi burada izliyoruz. Hani biraz o şeye benzedi. Hani, Tony Soprano'nun e, psikolog şeyinde oturmasına benzedi. Hani aksiyon adamda da bir durdu şimdi. Şimdi onun şeyini e, ne diyeyim asıl Aynen. karakteri şimdi oturuyor. Aynen. Şimdi, şimdi tanıdık yani Damon'ı. <laughs> geçen o, sene doğru. tanıdığımız Damon Sikliyor mu? Siklemiyor mu? Tahta mı çıkmak istiyor? Renier'i mi sikmek istiyor? Vizeris'i mi sikmek istiyor? Yoksa ikisini üst üste koyup mı sikmek bilmiyoruz. <laughs> hani öyle yani. şimdi tamamen tanımış olduk karakteri yani. Ha, dizi geçen sezon 3 bölüm daha ekstra çekip bütün bunları araya koyabilirdi belki. Ama bence bu daha güzel. <laughs> Yok böyle daha iyi olmuş <laughs> ya. Öbür türlü dengesi bozulurdu. Pace'i bozulurdu yani. Evet o zaman geçen bölüm ya yani geçen sezonu yavaşlatmak zorunda kalırdın ve de büyük ihtimal dizinin ona şeyi yoktu zamanı yoktu geçen sezon. Zaten hani büyük ihtimal 10 sezonunuz var la çektiniz çektiniz hani. Tabii. O kadar garanti bir dizi değildi bunun devam edeceği. Şimdi zaten bu sahneleri görmemin bana şeyi de hani bu sezonun 8 bölüme inmiş olması benim tahmin ettiğimden çok daha yavaş ilerliyoruz. Hani bunu şikayet ettiğimden söylemiyorum. Yavaş ilerliyor olmamız bana acaba HBO hani artık 5-6 gidelim mi diye düşünüyor. Hani büyük ihtimal 10 bölüm diye başladılar. 8'e inmeleri... Yani spoiler etmeden söyleyeyim yani bir savaş var mesela o 10. Hmm. bölümde olacak bir yerde bitireceklerdi büyük ihtimal bunlar. O savaşı kaldırıp bir önceki savaş... Um şey getirdiler herhalde 8. bölüm sonunda. Evet, 2. Öyle, sezonu sonunda. Öyle olacak muhtemelen. O büyük savaş 3'ün başına atılmış. Aynen. Büyük ihtimalle öyle oldu. O yüzden hani HBO tamam hani siz çekin artık 5-6 gidin demiş de olabilir bu heriflere. Yani o şeyi ve ondan yavaşlamış olabilirler. Her neyse Damon'a dönersek. Bu arada hemen araya gireyim şeyi söyleyeyim. Bu konuda Aynen. şu açıdan da haklısın. HBO Warner Discovery'e satıldığından beri berbat durumda bu arada. Yani hmm. büyük borç altındalar. Yani bu işlere para ayırıyor olmalı bile bence lüks şu anda onlar için. Birçok işi de çöpe attılar sırf vergisini ödememek adına. O yüzden hani House of Dragon'ı bence çok dürtmeyin. Her <laughs> an yani kısa da bilirler sezonları iki gün sonra. Dördüncü sezonda altı bölüme indirdik falan da olabilir. Tehlikeli yani adamlar kötü durumda baya. Aynen ama herhalde bu şey yani. Çünkü Duncan'a gidiyor hemen hızlı bir şekilde koyduklarına göre şeyi arttırıyor şu anda evet. Yani tek lokomotifleri evet. bu e, güçlü lokomotifleri bu daha doğrusu. HBO direkt bir HBO. De universe kurma şeyi ya. Öbür tarafta da Star Wars universe koruyorlar ya işte. Aynen. Zaten Hı. House of Dragon e, şeyin HBO'nun Mandalorian'ı. Evet bu arada biraz <laughs> öyle oldu. <laughs> ya, şimdi bu başarılı olduğu için şimdi diğerlerine HBO um, gaza geldi. Mandalorian geçseydi diğer spin-off'ların hiçbiri olmayacaktı. Mandalorian'da da açtı orada şeyi, evet. ne diyeyim? Önünü açtı Star Wars <laughs> Burada da aynı şey oluyor yani House of Dragon açıyor. Aynen. Bö Neyse. Bu sen böyle sen Yok yok, ben de zaten bir saçmaladım. Geriye dönelim. <laughs> Böl ben de Şeyden Şeye gelebiliriz. E, Vizaris'e hani yüzleşiyor. Yanında olamadım diyor Aynen. bu arada. Zaten en büyük şey o. Herkesi yalnız bırakması Daimon'un. Şu anda Renira'yı da yalnız bıraktı. Hep kendi yoluna gitme çabasında yapıyor. Bundan sonra pişman oluyor. Hatta bu pişmanlığı en çok da Viserys tahta çıkmaya çalışırken o kolundan tutarken ki bakışında ne bileyim yine Viserys yatarken geçen sezon o e, içtiği şeyi koklarken ve yine ona bakışında hep yüzünde görmüştük aslında. O pişmanlığı bence artık yüzleşti ve e, aslında bu sahnenin devamı da var onu da konuşabiliriz hızlıca. E, Ema'nın ölümünden sonrasında da görüyor Viserys'i. Viserys ağlıyor işte falan. Ve orada yanında oluyor. Yani rüyada yanında oluyor. Normalde orada değildi. İşte özür dilerim işte bu sefer buradayım falan diyor. Bu bence artık şeyini zaten bitirdi ee, Damon'un Artık tamam redemption'ı yaptık. <laughs> Hepinizden özür diliyorum. Ben hatalıymışım. Şeyini bitirdi yani burada. Evet. Şeyde zaten um, bu Air for a Day'de den başlayarak hani um, o anda Oradan sonra hani hala bundan mı kızgınsın hani dedikten sonra işte Viserys'in onu sürgüne yolladığı ya da Runestone'a geri yolladığı konuşmayı yapıyor. Orada da don't diyor yani işte evet. orada da ne kadar aslında dayımının da ona hani kırıldığı hani siklemez gibi gözüküyor ya bas onu giderim lan bana falan. Tabii canım. O da da yapmasını hani don't diyor. Ve de o dönüp gittikten sonra Viserys şey çıkarıp ağlamaya falan başlıyor yani. Hani Viserys de belli ki adam böyle zor tutmuş kendini o. Ben kralın olarak seni yolluyorum Ruslara falan deyip ondan sonra adam şey yapıyor. Burada Damon'ın dönüp kaçıp kapıyı açmaya çalışması bence böyle Alice tutuyor onu içeride böyle ayrıca <laughs> kaçmayacaksın. Yüzleşeceksin. Yüzdeniz bu. Dönüp gitmek yok Damon bununla. Yani orada hani kapıyı böyle şey yapması böyle Alice tutuyor arkadan <laughs> Ya da Simon dayanıyor. Böyle. ya en azından evet, şeyde hani Simon <laughs> Simon sahne. Simon sahnesini çözdüm bak ben. Ha, dur, ee, merak, merak ettim. Biraz garip bir sahneydi. Tamam. Daha doğrusu bir teorim var o konuda. Okey. Um, Simon'ın i̇şte... suçlaması hiç konusunda mı? Evet, Simon. <laughs> kapıyı açın Orada yani bu ile beraber de değerlendirmek gerekiyor tabii bütün bu şeyi. kapıyı açmaya çalışıp da ne hani onu hayır bununla yüzleşeceksin. Dediği senin dediğin sonrasında gerçekten de yüzleşip hani evet yanında olmalıydıma doğru gideceğiz. O oraya gitmeden önce bir kapı <laughs> Açıyor Simon da böyle yavrum videoplanktonu <laughs> zaten kıracak kafasını Damon'un. <laughs> <laughs> um, şimdi tam nasıl şey yapayım bilmiyorum. Yani bir sonraki e, Damon sahnesinde um, bir daha şeye bakıyorum. Şey hani. Alice'le evet. konuştukları sahne mi? O da bunun devamı Al, zaten. Alice'e geleceğim de e, tam bu e, şeye bakarsak e, Damon'un devamında Viseris'te konuşması. E, evet, Viseris'te okay. konuşmasına geri dönersek hani dediğim gibi hani bu şeyde artık dönüp mesela Renier buna şey yaptığında geçen bölüm hala Demir'in kafasını keserek tepki vermişti. Evet bu arada. Yani Ruben, hani belli, işte bu dönüşüm burada kapıyı tuttu. Hayır yüzleşeceksin şeyinde bir sonraki hani e, cenaze ...sahnesinde bu sefer tamamlandı. Evet dediğin gibi senin <laughs> redemption... <gülüyor> ...en sonunda... Şey. ...kafa kesmeyi bilmem ne... ...kaçmayı şeyi bıraktı yani döndü. Evet ben... ...senin yanında olmalıydım ha ...getirdi. O açıdan... ...güzel bir... ...şeydi. Şeye bakıyorum da benim... ...notları da bir yandan... ...bakıyorum. Evet. Şimdi bütün bu... ...olayda ilginç olan yerlerden biri de bu Simon'ı sanırım burada değil mi? Kapıyı burada burada. Aynen kapıyı açıyor. Simon'ı direkt bıçağa dayıyor. Sen Hı -hı. mi o, sen ben de taşak mı içiyorsun falan diye böyle şey yapıyor sinirleniyor. Simon <laughs> sen cadı mısın? Cadı mısın sen? Büyü <laughs> mü yapıyorsun ya? Ben değilim canım. Manyak mısın sen ya? Cadı mısın lan? <laughs> ben geyik yiyorum hocam ben elleme falan. <laughs> evet. Lokum var. Lokum alır mısın? Cadı mısın lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <laughs> bu çok garip bir sahneydi. Ben önce böyle baktım bir salak salak. Oğlum bu herif niye Simon'a daldı şimdi falan. Ve tabii ki adamın kafa şeye dönmüş durumda. Hani paranoyaklık, şeylik tabii ki. Ee, evet. şey ajanı Ama... falan diyor adam oğlum. <laughs> evet. Ama şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Hani burada üç tane şey var. Bir, Damon bütün bu olaylarda hani bütün bu kafa şeyini Alice'in yaptığını farkında olması gerek. Ama değil. İki burada Larissa muhabbetinde şeyi öğrendik. Larissa Lionel Alice Rivers'ın Laris'e büyü yaptığını düşünmüş. Ve de Larissa'nın öyle olmasının sebebinin evet. büyü olduğunu düşünmüş. Öyle olup olmadığı farklı bir tartışma konu, ona geliriz. Ama Alice Rivers'ın e, sor dolayı öyle olduğunu düşünmüş. O birin ikinci şey, üçüncüsü de e, Alice Rivers gitti. Grover Tully'yi öldürdü. Evet. O anda da, şimdi şöyle bir durum var. Alice'ın yaptığı şeylerin Alice herkes işte Lionel o benim oğluma büyü yaptı. Damon a benim şey yaptı. beynimi zikti, şey yaptı. Simon e, Alice gitti, Grover'ı öldürdü. E, kimse gidip dönüp de Alice'e sen ne yapıyorsun demiyor. Evet. Çünkü <laughs> burada bir bağlantı var bence. Hani Alice'ın Harunhal'da yüzlerce yıl yaşamış olması bana göre bu şeyden dolayı. Um, bir glamour büyüsü ya da bir um, işte her neyse bu Alice'ın büyüsü yanında bu onun sorumlu olamama şeyini de getiriyor bence. İnsanlar hani bir mental bir şey var. Hani Alice'ı suçlayıp Positive ona işte dönmemesine de hani büyülüyor onu. Anlatabiliyor muyum? Hatta böyle bir şey geldi ki aklıma bence <laughs> Alice'ın büyüsü Simon'ın gördüğü, Alice'la Damon'ın gördüğü Alice farklı bence. Hani bu olabiliyor. İmkansız hani şey yapamam ama Simon büyürken böyle healer yaşlı teyze görürken Damon böyle hot god chick görüyor. <gülüyor> Hatta <gülüyor> hani geçen bölümde Simon'ın böyle dönüp baktığı bir sahne vardı ya Damon şaşırıyordu bir... evet. Şaşırıyordu. Ha, şaşırıyordu. Bence böyle onunla bir alakası var. Hani geçen bölümde şey demiştim ya um, hayal etmiş gibi çekiyorlar Alice'ı. Kimse şey olmuyor, muhatap olmuyor filan diye. Bence hayalet filan değil. Direkt herkes Alice'ı farklı görüyor. Hani şey olarak. Ve de Simon'ın Grover'a yolladığını zannettiği Alice böyle yaşlı, <laughs> healer bir teyze. İşte orada ele veriyor aslında. Dediğini %100 bence destekliyor. Şey diyor, biz de kendi healer'ımızı yolladık. master gibi bir şey diyor hatta galiba orada. Yazmıştım <laughs> ama. Yok healer diyor yani. Aaron'a Alice'ı yolladık diyor. Kendi... Sanki böyle Damon'u onu tanımıyormuş gibi söylüyor. Aynen yeteneklerini göstersin diye yolladık işte o bile yetemedi falan. Ulan o bile yetemedi derken hani orada evet dediğini <laughs> çok iyi destekliyor bu arada. <laughs> yani bence işte hani her neyse o glamour zaten be, e, göründüğünden yaşlı olduğunu filan da biliyoruz. Hani kitapta da zaten bunun altyapısı var üstüne hmm. zaten e, o, o oynayan hatun da söyledi onu. Um, ama işte onun ötesinde herkes farklı bir alış görüyor bence. Mesela Lionel da um, bir sorcery vardı falan falan diye kızmış hani böyle. Hani niye kovmadın o zaman alışı? Evet. <laughs> hani bir şekilde alış bu mental şeyi de kontrol altında tutuyor yani. Ona dönmüyor hiçbir zaman şeyler. İlginç olan dizin ilerleyen bölüm e, sezonlarında da Alice'in bu şeyi devam edebilir, istikrarı devam edebilir. O da acayip ilginç şeylere yani ne diyeyim? GB olacak. Sonuç verebilir. Evet. O açıdan bence böyle bir durum var Alice'la ilgili. Yani buradaki Aa. üç şey de orada açıklanıyor. Yani evet yüzde yüz katılıyorum ya dediklerine. Şey fikri çok iyi bence hatta. Herkese farklı gözükme fikri. Bir de her şey şık diye oturuyor. Hatta şunu da ekleyebiliriz belki de hızlı hareket ediyor bir şekilde muhtemelen. artık hani şekil değiştiriyor mu bilmiyorum ama bir şekilde hızlı hareket ediyor. Hep hep olması gerekiyor. Ya bilmiyorum artık hani orayı açıklayamam ama hep olması gereken yerde hep doğru zamanda oluyor. Yani başka türlü bir şansı yok. Hatta en son işte burada da Damon dışarı çıkarken Tepeden görüyoruz. Tepeden o aşağıdaki avluda bir şey gözükmüyor. Yani açıdan da olabilir. Ama Damon indiği anda şak diye sırtı dönük orada bekliyor böyle falan hani. Sırtı dönük beklemesi zaten beni orada ikna etti. Yani yüzü dönük de değil. Ya da bir yerden de gelmiyor. Böyle duruyor. Eee benim falan olsun. <laughs> yani gelmiş oraya işte tamam. Yani orada zaten benim mental yaklaşımım da şuydu Damon'a. Damon bilse de kabullenmek istemiyor. Aslında sen bunu demiştin geçen bölüm. Yani oradan Damon... Daha Vice çıksa da hani beni Alice böyle yaptı demeyecek ya. Alice'le ilgili şeyini de bence sinirini de şeyden çıkarıyor. Simon'dan. Sonra orada Alice'e de bağırıyor ama hala üstüne gidemiyor. Yani ya bu korkudan ya da kendi e, şeyine yediremiyor. Gururuna yediremediği için olabilir. Sonra da kabulleniyor zaten. Var mı ya bir danışmanlığın ne diyorsun? <laughs> <değil mi? gülüyor> evet, orası kırılma noktası bence de evet. şey olarak. Evet. Um, hem zaten ııı um, Şeyde işte hani gene burada se ikimiz de piyonuz bilmem ne filan demesi de gene bu hmm. old All Olgat um, hizmetkarı olup olmadığı şeyine hani biz piyonlarız um, daha büyük bizden büyük resim var ne hocam. Resim var. Var. <laughs> çok daha yaşlı şeyler var burada falan diyor. Ben biraz orayı hani Old God's dışında çok doğadan da okudum hani orada da ilk. Çok e, da zaten doğa. E, yani işte. De, evet, bir yandan da öyle doğru diyorsun. Yani um, evet, dediğin gibi orada yardım istemesi ya da işte if you have any counsel diyor işte orada Alice için şey noktası var orada tamam ben sana yardım ederim o zaman ne <laughs> demeye getiriyor çünkü <laughs> Damon terk ediyor yardım istiyorsun sen hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Zaten sonrasındaki hani um, ağlaması hani şey Damon'ın ağlaması ve de e işte buradayım artık filan demesi de yani o açıdan bir şey. Yani Alice büyük ihtimal o dönüşümün burada farkında oluyor. Sonra Damon da so bit sonuçlandırıyor tamam dönüşümü bir sonraki şeyde. Hani hem Alice için hem de Damon için. Zaten o bittiği anda Alice'ın Grover'ı öldürdüğü haberi geliyor. Hani Damon um, quest'i tamamlayınca ona şey geliyor. <laughs> XP <expir>, geliyor. <laughs> reward, reward geliyor buyurun. Bir adet Grover kellesi <laughs> falan diye. Um, o açıdan um, evet yani aksiyon bana ejderha savaşı mı ver böyle psikolojik mistik şey mi ver ben her zaman bu tip sahneleri seçerim evet yani. Ya. Bu sahne bir de totalinde çok iyiydi. Yani Damon'ın ...o Simon'la olan kavgasından çıkıp oraya gitmesi... ...orada bu diyaloğun geçmesi... ...bir de Alice orada bayağı hani dibini kazıyor artık... ...sen işte mutlu oldun her şeyden kaçıyorsun... İşte ...Dragonstone'dan, Stepstone'dan, Pentos'tan yani... ...onun üstüne gidip işte... Evet, seni... Hepsini tutmuş. Evet evet hepsini tutmuş... ...üstüne Old God'lara giriyor üstüne... ...biraz işte bu şeyi hissettirdi... ...aslında Laris'in Egon'la yaptığı muhabbetten de... hani Laris'in de e, Alice'le muhabbeti olduğunu onun geliştirdiğini gördük. Aslında burada Damon'ı da biraz daha wise hale o getirdi. Daha düşünerek hareket etmesini e, beklemesini, sabretmesini falan. Öğretti baya yani döve döve <laughs> biraz, biraz da öyle oldu ki bunu şeyden de bana ders verme don't lecture me falan diye de böyle çıkış yaptı. Lan otur işte öğre, al dersini otur demeye getirdi. Kendi kabul etti Dö zaten. <laughs> Dördüncü bölümdür oturuyorsun Damon burada. demiyor <laughs> <Evet, gülüyor> <Ders> istemiyorsan basketle. <laughs> Bir yandan da Karaksis de öyle şey. Hadi abi gidelim artık. Ya. Aynen. Vallahi kramplar girdi. arkadan bağırıyor karaksis. <laughs> Damon. <gülüyor> Hadi oğlum yürü. Kalk. Bu yürü. De, hani bak işte şey buradan da bak yine ruhsal bağ kurarım yani şeyle. Renira'nın nasıl hüzünlendiğinde e, ejderhasının böyle ağıt yaktığını ya da işte böyle gördük. Burada da böyle biraz şey gibi Damon sinirlendikçe Karaksis falan diyor da böyle yakayım mı falan diye böyle bir şey var orada dertlendi yani. Ya da gidelim yani başka bir evet. derdi. Hayvanı avlıyor ağlamışlar sıkıldı orada artık. Evet ya. Yani. Hadi oğlum Damon yürü. Dört bölümdür buradayız. <laughs> Dedim bir yerleri yakalım ya. Yani. Ee, bir de burada şey güzeldi tabi baykuş muhabbeti. Baykuşlar daha önce bahsetmişti işte Alice bana baykuş diyorlar. Hatta o baykuş türünden de bahsetmiştik. Ee, tam orada da şeye döndü. Aslında kontrol edebildiği e, baykuşlar muhtemelen birden fazla. Damon da tam şey olurken koluna konarken Damon'la baykuşun suratı böyle üstüne otur üst üste oturuyor böyle şeyde. Orada da böyle görsel bir oyun yapmışlar minik. Alice o artık... baykuşu Vargı olmama ihtimali yoktur herhalde. <laughs> Kesin ona vargılıyor. Yani yüksek ihtimalle evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatta o baykuşla da ilgili aklıma bir şey geldi ama um... Spoiler mı diyorsun? Spoiler, spoiler değil. Acaba um... neyse. Ha, o baykuşun gözünden bir şeyler görür müyüz ileride diye düşündüm. Ya bize göstermezler muhtemelen ama görüneni anlatırlar gibi hissediyorum. Yani görürüz ama direkt belki görmeyiz. Aynen şey yapmazlar. Okay. Baykuş'un kafasında GoPro ile görmeyiz büyük ihtimalle. <laughs> şey gibi ya da Assassin's Creed'de gibi böyle baykuşu salıyoruz kargayı ya da işte neyse şey. Evet. <laughs> Burada bir şey daha var onu da söyleyeyim en son. Belki o, bu biraz da seyirciye net bir bilgide. Hani bu taliler taliler niye bu kadar taliler dert ediliyor bunlar zaten güçlü ailesi falan diye. Aslında burada yeterince vurgulandı sanırım. Burada bir daha vurguladı. Yani Taliler Riverland'deki en büyük aile de değil. En zengin de değil ama en stabili. En istikrarlısı. Ve o yüzden diğer aileleri bir araya getirebiliyor. Yani çünkü onlar birbirlerine itaat etmek istemiyorlar. Ama Taliler çok şey duruyor böyle. Daha hakem gibi daha istikrarlı daha bilge duruyorlar. O yüzden orada okey oluyorlar. Bunu da herhalde seyirci artık kafasında oturtmuştur gibi düşünüyorum yani. <laughs> Tully evet yani burada bir de gönüllü oldu diye Alice'ın Evet gönüllü. ya <laughs> gönüllü gitti. <laughs> tabii o Alice, adam. Bir de onu Simon da şey diye getirdi ya. Çok üzücü bir haberim var falan diyor. Damon ne oldu lan falan. <laughs> <laughs> al <Damon gülüyor> ağl ağlıyordu o sırada tabii ki vizirisle ilgili um, evet. şeyini de tamamlamıştı o sırada. Ne diyeyim vizyonunu ve de ee, acaba bir şey dedi hani hani Grover Tully öldü haberi gelince ağlıyor falan Damon şey mi geldi aklına hani Viserys de aynı şekilde öldü ya hasta Ha, hasta evet. Lannister'lar etrafında Alan Lannister ve Çok çok doğru düşünüyorsun bence evet. onu zehirliyor mu? Çünkü gidince şey diyordu yani hani ziyaret ettiğinde ne veriyorsunuz bu adama lan filan zehirliyor musunuz filan diye Damon atar yapıyordu ya. Evet. Acaba şey diye bir düşündü. Hani Vizeris'in o son anlarında da Grover gibi. Hani. Muhtemelen bu arada. Öyle bir adam artık şeye döndü. <laughs> Bundan sonra Damon böyle çok duygusal bir adam oluyormuş. <laughs> ağlıyormuş falan ya. Yani. <laughs> böyle yakıyor falan Damon. Ya yapma. vardı <laughs> ya. <laughs> Karaksis niye yaktın adamı? <laughs> e abi ok atıyorlar. <laughs> Ya, ya da gerçek Damon sevinçten de ağlamış olabilir. De. Oh be öldü ya <gülüyor> falan diye. <laughs> o da olabilir. <laughs> 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 Alice'den kurtulmak için numara yapıyormuş. <laughs> tamam tamam. Çok, çok değiştim ben Alice. Bırak artık benim peşimi. Ben diye. <laughs> Burada şey oldu işte bir hani Oscar tam da biz yani benim evdeki Damon fanboyla <laughs> Orada hemen bir sevindi şey tabii. Eşim şey yaptı böyle. O Damon da Oscar'la zaten anlaşmıştı falan dedi. Nasıl anlaşmıştın lan dedim, adamı gitsin dedeni öldür demişti falan. <laughs> Ya tamam onlar anlaşmışlar da aslında onlar iyiydi falan diyor. Ya dedim Damon Apologist'e bak ya arkadaş. Anlaşmışlar onlar diyor. Ne anlaşması lan? Çocuğa git dedeni öldür demişler. Evet, evet Çocuk hiç de anlaşmış gibi değildi. Korktu bir de hatta sinirlendi falan gitti. <laughs> Aynen böyle Damon Apologist gözlüğüyle izliyorlar diziyi ya. ya. Anlaşmış da tamam Damon Oscar onun cebinde oscarlar arası yoğunu falan diyor. Hayda. <laughs> Zaten çocuk cepte falan gibi. Al bak gördük. Bununla ilgili. <laughs> Breaking'lar da pardon. öyleydi gördük yani. Heh, Aynen direkt zaten çocuk cepte dedi yani bana. Nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> Allah ım. Herkes de sizin gibi izlemiyor arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ne mal olduğunu bilen insanlar da var. Evet, biz... yani burada bir teorim var ama şimdi spoiler verdin. Halbuki şeyde yok kitapta yok. Yani doğru çıkarsa e, söyle kitapta Teorisi Ya şeyden daha doğrusu trailer'ı izledik ya. Evet. pardon, trailer'ı izlediyseniz şey, um, orada bir şey diyorlar. Oscar Trailer'ın gözüktüğü bir sahne evet. var. Orada bu uh, Lordlar justice istiyoruz. Işte, adalet istiyoruz falan diyorlar. Büyük ihtimal Damon adalet verecek. Ha, hmm. okey. Okay. <laughs> nice. Şeye ne? Ki yapmadığı ne? Iş Neyse. değil bu arada. Bak, doğru diyorsun. Aslında bunu Steve Watch'ta görmüştük. Adalet dağıttığı bir gecesi vardı kendisinin. Yapar ya yani. Oh, ona adalet diyememişsek tabii evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o ilk birinci sezon Damon'un adaletiydi. Evet. Şimdi bu Damon'un ikinci sezon Damon ha, okay. daha iyi. Normal tamam. adalet bu. Hani böyle. Vahşeti <laughs> yapan kişilere hesabını soracak bence evet. Damon. Kitapta yok burası bu. Sadece ben trailer'da anladım gördüğüm şeyden söylüyorum. Yani. Bu arada başka türlü de yapamaz ki zaten. Artık şeyi geç çalışmadığını gördü. Korkutarak bu iş olmuyor yani. yani gece yarısı odasına geldi. Altı tane derebeyi dere hanımefendisi. Aynen. aynen. <laughs> Artık yani senin şeyin geçmiyor orada öyle. Adaleti zaten... vermezsen yapamazsın yani. yani Serahesi de dinliyordum geçen hafta şeyde. Um, bütün bu um, şeyi hiçbir büyü hiçbir şey olmadan sadece materyalist bir altyapıyla da izlesen gene oturuyor yani. Dediğin evet. gibi hani ama Damon değişti bilmem ne hani büyüden dolayı Alice yaptı falan değil sadece Damon geldi işte burada River Lord'larla yüzleşti hani onları şey yaptı. Hani illaki büyülü olması gerekmiyor bütün bu değişimin mant mantıklı olması için. Dediğin gibi tamamen pragmatik bir açıdan yaklaştığında da artık Oturuyorum. öyle yakarım ben sizi yederim falan diyecek bir durumu yok yani. O yüzden güzel o açıdan. Sadece büyüye ve gizeme ihtiyacın yok bazı olayları açıklamak için. Kesin. Trailer'daki diğer komik sahne de şeydi ya komik derken evet. adamın böyle ejderha ile inip yenge ne var? Ha! <laughs> 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 <Evet, Brandon. gülüyor> Sen kimsin? <lan? gülüyor> Yengeci mi? <gülüyor> Hiç <gülüyor> bilmiyor. Sen kimsin lan diye. Bu vardı o sahnede ilk sezon fragmanında olan işte. Geçen merak ediyordum ben ejderha diye. Sea Smoke. Okay. <gülüyor> Orada <gülüyor> vardı bu sahne. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Ya yengecim bak şimdi <laughs> aile içinde böyle bir işte lafı mı olur ya? Aslında bak güzel oldu. Ee, iyi i̇yi dedim bunu. Şey canlandı kafamda. Zaten korlis bunları bir şekilde kabul edip ...hatta yani Alan'ı biliyordu ama... adam hiç bilmiyordu... ...Alan da onu biraz koruyor gibiydi yani... ...şimdi e, Bastırtları... e orada birisinin de zaten varis olması lazım... ...Bastırtları varis yapma... ...sürecini başlattı aslında... ...muhtemelen Renir'e bunu... E, ...Corlys'te mecburen konuşacak... ...ve Corlys'te... E, ...evet ya öyle yapsak iyi olacak galiba falan diyecek... ...ve şey sürecini göreceğiz herhalde... ...Bastırtların... E, ...resmileştirilme evet. sürecini göreceğiz... <laughs> Evet, reddeterek zaten o kapıyı da açmıştı geçen bölüm. Aynen, Bale da açtı o kapıyı. Ki zaten Bale'i de bildiği için Renira şey de demez. Bak Bale var onu yap da diyemez artık. Bey'le kendi istemiyor falan. O da e, güzel. Sonra... kimse sikleniyor. Reina geliyormuş o <laughs> böyle bölümde ejderhayla. Hayda. <laughs> Drift mark benimdir. Pişler. Yakıyor ortalığı. <gülüyor> <gülüyor> of o zaman Sen işte. nereden buldun ya falan diye böyle. <laughs> Değiştirdiler oğlum senaryoyu. <laughs> <laughs> Kitabı okudunuz diye <laughs> beni siklemediniz değil mi? <laughs> i̇şte değil öyle. Ha, bakın. <laughs> ya, ya, Kitapta nah. bunun küçük yaşta vardı falan. <laughs> Bazı Reyna senaristin kızıymış falan böyle bir şey. Çıkıyor. Aynen. <laughs> Torpille <laughs> çıktı. Nepotizm yapılmış. Şimdi buradan e, Corlis, Alin ve Adam sahnesi var yine. E, ya bu sahnede tabi kritik birkaç konu konuşuluyor. Birincisi blockade challenge edilecek mi gibi bir cümle kuruyor şey ee, Alan. Sonra Lions and Krakens diyor. Or Krakens diyor pardon. Burayı tam anlamadım ben. Hani Lions, Krakens bahsediyor. bir house'dan mı bahsediyor? Lannister'larla Greyjoy'lar Değil mi? Vermiştim. Onlardan bahsediyor. Okey tamam house'lardan evet. bahsediyor. Onlar herhalde burayı zorlayacak diye. İşte Greyjoy <laughs> konusu burada aslında önem kazanıyor. Üstüne de şey diyor ki ee, şeye gideceğiz. Sharp Point'e gideceğiz diyor Corlys. Orası da house Barhamın ee, hanesi. Onlar da herhalde şeyi işte orada ne vardı? Bir de Maiden's Stone mu? Maiden's Pool mu? Öyle bir şey vardı galiba. Bu şeyde Maiden's Aiden Pool şey. Maiden Pool. Pool. ha o da Motunların. İşte aslında bunların bir... Riverlands. Ha Riverlands'te miydi? Okey. O zaman onunla hmm. ilgisi olmayabilir ama bu Baremon'un bu Baremon'un var... birisini Lord'u mu alacağız mı diyor. Öyle bir şey ya. Yani. Yenini side alacağız, quest, evet. Side quest veriyor. Aynen. Daha doğrusu o işte güverte şefi olarak bize verecek diyor şeyini, yeğenini. Evet. Biraz şey aslında şunu şunun için aslında bunlara giriyorum. Ufak ufak kendilerine bağlı hanelerle ilişkileri de şekillendiriyorlar. Hani destek verme, oraya gitme. İşte bak yeğenini bize verecek. İşte Rooks Restte şu olacak, Maiden Pool'a bu gidiyor. Biraz Renira hem kendisi de burada emirler vermiş. Onu da ileride göreceğiz, konuşacağız. Hem de diğerleri de kolis falan da şey alıyor. Ee, ne denir aksiyon almaya başlamış bu açıdan güzeldi yani, yani diğer tarafta çünkü herkesi Eymont bir yerlere yolluyor zaten kimsenin kafasına göre takılacak şey yok bir de o yanlış da yapıyor bir yandan bu taraf toparlanmaya başladı Black Council e, ile beraber yükselişe geçecek gibi yani <laughs> evet zaten bu um, Greyjoy'du uh, işte Lannister'dı, Treyarch'iydi um, Corliss'in donanması işte yavaş yavaş bir hazırlık başladı. <laughs> şimdi dediği gibi o aileler isimlerinin hazırlık derken belli bir konflikte doğru gidiyorlar işte. Um, ailelerden bahsetmesi ya name droplarda yavaş yavaş başlar. Şimdi önümüzdeki bölüm Tabii. Um, başka ailelerin adı da geçebilir. Nasıl Riverlands'te bir <laughs> kara savaşına doğru um, şey varsa. Nola iki taraftan yaklaşıyor. işte. Lannister'lar batıdan geliyor. Kristen Doğudan geliyor. Ortada Diamond. Burada da belli bir çok spoiler Hani vermeyeyim de yani belli ki bir. Bir konu yani şey. Çekişme çakışma. Blokajın. Blokajın çevresinde bir şey var. Konflikte doğru gidiyoruz yani. Evet burada bunu ben teori olarak söylemiştim o konuda haklı çıktım. <laughs> saçı beyaz mı bu herifin diye. Ha evet um, bu arada. <laughs> saçını kesiyordu şeyde. <laughs> evet saçı beyazmış. Evet. hani <laughs> çok da çok da yeni bir şey değil. Bunu da ana seride büyük ihtimal Varis yapıyor. Um, saçını kazıyor. kazıyor. Çünkü Çünkü Varis'te Blackfire olma ihtimali var ya. Büyük ihtimal Varis'in de okay. saçlar beyaz. Kazıyor. da. o da um, böyle kazıyor. Um, yani öyle bir teori vardır. Wells Blackfire olduğu için kafasını sürekli kazıyor diye. Burada da Alan'ın gerçekten... Zaten ben şeyi görünce, o kafada çurbanı <laughs> görünce dedim... Ali siya siyasal ıslancı oldu ya da kafasını kazmayı unutmuş bu göre. Evet. Kafayı direkt saklamış herif. <laughs> evet ya. şey yapmaz. Çünkü direkt yani şeyi reddediyor. Um, Corliss'in onun on, ne diyeyim Kolis'in onlarla ilgilenmemiş olmasının um, büyürken bunlar um, şimdi bir anda şeyi Alin reddediyor yani evet. bizim ne hiç o zaman benim onunla işim olmaz hani de saçımı da kızıyorum çünkü mal gibi belli olacak böyle <laughs> O devil beyaz saçlı. Hemen, doğru aslında hemen yerkenleri suya indirmek istemiyor. Çünkü sonuçta bir babalık yapmadı. Hiç ilgilenmedi. Habersizmiş gibi davrandı. Yani çok Burada... normal. Adam'ı da bu yönde zaten devamlı baskılaması da normal. Adam hani ya senin hakkın alacaksın kardeşim tabii falan diyor devamlı ama Alan daha yer yerkenleri hemen suya indirmek istemiyor. Tam bir denizci işte. Yok. <laughs> Adam. Adam, böyle şey yapıyor. Um... Direniyor ve de burada ben şey diye soracak sorsa iyi olurdu aslında. Corliss neden bize sahip çıkmadın bu yaşa kadar falan diye. Böyle Corliss de böyle sen benim hatunun ejderhasının boyutunu gördün mü? <laughs> 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 piç yaptın mı diyeydim Reynis. Kaçımızı yakardı. vallahi Hadi anlat falan diye. <laughs> o geçen bölümdeki Reynis'le uh, Adam uh, Alan şeyinde de yüzleşmesinde de bahsetmiştik yani böyle alın böyle altına sıçtı böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> evet bu, ya. Falkton'un yani ejderhası var. Corliss'te de aslında kitapta daha çiz yani böyle Reynis öldükten sonra Corliss bir anda tamam bun, bunlar benim olanlar diye çıkıyor. Burada biraz daha <laughs> um, gene context. altyapı bu şey yok yani Adam Allen'daki bu farklı karakter şeyi falan yok kitapta. Daha çizdi. Ha Reynis öldü mü öldü. Tamam bunlar da benim piçler <laughs> diye. Şey oluyor. Hani burada güzel olmuş. Alan'ın direniyor olması. Um, hayır o bizimle hani ilgilenmedi. Babalık yapmadı. Şimdi nereden çıktı? Niye böyle bir şey? Hani adımında istekli olan taraf olarak ejderhayı elde etmiş olması da oturuyor. Şeyde evet. oturuyor bak hatta burada Leonor'un Rhaenyra ile çocuk yapmaması da oturuyor. Çünkü dedikodu oradan çıkıyordu ya kitapta. Bunlar aslında Leonor'un çocukları mı? Yoksa sonra bir noktadan sonra aa Corlys'in de olabilir falan diyorlar. Dizide seyirci... diyordu ya Corlys'in diye. Aynen o söylüyor. <laughs> Bu arada aslında seyircinin gözünde de bunu çok rahat eliminettiler. İşte Leonor'un çocuğu olamaz lan zaten. Öyle o diyaloğa girmene gerek bile kalmadı yani direkt. <laughs> Yapsa Rhaenyra yani, yapardı. Yaş Yaşlar da uymuyor zaten yani kitapta 60 yaşında olsa Corliss hani 70 yaşında şey yapıyor ne 60 ol 75 olsa hani hadi diyelim Lainor'da 35-40 hadi bunlar da 18-20 yaşında olsa oturuyor hani her ikisi de olabilir. Ama dizi zaten o Lainor şeyini direkt, direkt atıyor, yani evet. atıyor yani direkt. Yani zaten kitapta da delikodudan başka bir şey değil hani Lainor olayı. Evet. Um, Buraya var mı başka burada ekleyeceğim da... bir şey? Yok hayır. Um... O zaman geçimi yani yok tamam. Devam et evet. Tamam o zaman şeye geçiyorum. Ee, Diana, Alf ve Common Folk sahnesini artık burada zaten Miseria'nın iyice ortalığı coşturduğunu e, görüyoruz yani. Silvi de konuşmaya başlıyor. Eamon'un maması olarak da hatırlayabilir insanlar. Ee, Kerane'de. Kucana yattım efendi ee, ve burada şey başlıyor. Ee, şimdi bu tabi dedikodu yayıyor ama Silvi diye işte geçen gece red Keep'e işte kızlar götürdüler bir sürü işte Prince Regent'ı kutladılar. Burada şeye takıldım ben hani o kadar kız yani gerçekten götürdülerse kime gitti? Çünkü Eymund'un ben takılacağını zannetmiyorum çünkü gidip sevişti. Agen yapmış. Egon da Egon Egon üstüne koyuyorlar değil mi? <laughs> Çanlanır belki meme gösterir. Her yani, gün <laughs> <ayıkın> kalkıyor ha. <laughs> ya ben, Iron Rod geldi aklıma. İsminin hakkını orada mı veriyor acaba falan diye. <laughs> ben herhalde direkt yalan söylüyordur diye düşündüm ama ya, evet, ilginç. Belki de yalan söylemiyordur. E, ya işte yalan söylemesi çok doğal ihtimal bu arada. Benimkisi biraz artık şey yani over reading ama ya yalan söylemiyorsa kime gidiyordu bu kadar kadına? Hani, o da ilginç. Orada birini mutlu etmeye çalışmalarına da gerek var mı ona da emin değilim. Tuhaftı yani. Neyse. Ee... ondan sonra işte dedikodu yayıyor yani burada. Alfta hani yine mi balık lan? Böyle bok gibi de çorba getirmişsiniz zaten. Sulu sulu. Doğru gibi çorba da içemedik diye. Ee... Belki Alfa gaza getirmek için en boktan çorbayı veriyorlardır. Olabilir. <laughs> en boktan çorbayı verin ben de arkadan gaza getireyim. Falan diye. <laughs> Orada şey güzeldi kamera ama bütün e, şeyi gösterdi yani böyle işte birine biz cümle söylüyor bir kişiye odaklanıyor bir cümle söylüyor birine odaklanıyor falan. E, şey nasıl böyle kahvehanelerden yayılır ya dedikodu burada da tam hand, handan yayıldı yani. E, güzel ya yani. burada artık şeyin Bu... sistemi çalışıyor Mizarın Bir de Alf'ın te tek gördüğümüz sahnede Alf'ın ne kadar hani herkesle konuşan herkesle kanka ve de dedikoducu çenesiyle para kazanan hani evet. şey yapan bir adam olduğunu görmüştük adamlar direkt şeyi buluyorlar böyle patient zero. <laughs> <laughs> Kimi biz bunu <laughs> enjekte edersek bütün The King's Landing yarın haberi olur. <laughs> falan diye böyle. Evet ya. Diana da görmüştü <laughs> bunu direkt zaten. <laughs> aynen Diana zaten biliyor. Ben biliyorum sizinki. gibi. Bir kişiye söyleyeceğiz bak herkesin haberi olacak yarın diye. <laughs> Baba duydun mu? Falan diye böyle geziyor değil mi? <laughs> aynen. av kalkıyor o anda gidiyor. Durum <laughs> benim bir söylemem lazım bunu zaten <laughs> Heh, şey yani acaba bu şeyle ilgili bir durum mu var diye düşünüyorum ama değil herhalde hani bu Alf'ın Targaryen olduğunu iddia etmesi ve de işte Targaryen kanını arıyor olmaları acaba burada ona söyleyecekler mi hani sen Targaryen kanın var diyorsun ama hani git bak falan ama demediler herhalde sadece şimdi dedikodu şeyini kullanıyorlar Evet. Ben de öyle bir şey bekledim açıkçası. Çünkü e, alf sonuçta kan, kan bağ olanları çekeceğiz dedikten sonra şimdi tahmin edilen herkes gözümüze batıyor. Ya, bir şekilde gidecek herhalde o da. Yani artık bir daha ejderhaya seçtirtmezler muhtemelen. Gidip koca Vermitor'un gidip de dur bakalım şu mu bu mu yapacağını zannetmiyorum ama. <laughs> Belli ben bilmiyorum şey. Aynen. Um, ama evet herifler şeyi evet. Iyi, iyi bulmuşlar. Patient 0 alf oradan. Herkes <laughs> duydu. Ertesi gün zaten şehirde duymayan kalmamış olayı. <laughs> sonra gidip kendi de gazladı ya zaten. Biz et istiyoruz et et falan diye bağırarak dışarıda gezecek sonra da. İsyan sahnesi başlarken. Ee, arada Renira'nın Celtigar sahnesi var. Ee, yani orada artık şey yani. Çarpıcı bir sahneydi. Çarpıcı, vurucu. <laughs> vurucu bir sahne. <gülüyor> <gülüyor> Biraz burada ya şey altyapısı iyiydi ama Renira Stefan'a üzülüyor bir yandan. Sinirli de kendisine de sinirli aslında. Üzgünlüğünden çok belki de siniri var orada. Ee, ama hala Sertigar bir şeyler anlatıyor ve o sahnede böyle ne anlatıyorsun kafasında böyle dönüyor falan. Yok Maiden Pool'a ben gidecektim de yok Lord Mouton'la ben bir şey yapacaktım sen öyle dedin Rooksres falan. Dönüp artık bir tane <laughs> indirmesi iyi oldu yani. Ee, şeyde, muhtemelen zaten bu Damon'u yapsa Damon çoktan kafasını kesmişti zaten. hani. ...Renira yine şey davrandı. Bence... ...büyük hataydı. Hı -hı. Ee, neden olduğunu... ...açıklayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Evet. Ben, büyük ihtimal seyircide bir... ...gene benim... Ee, ...Demon Fan Club'ın da böyle bir... ...oh içime de... Evet. ...çaktı falan diye bir gaza geldi. Ama aslında hata şöyle hata... Ee, biz yani sonra da konuşacağız da Mizarya hani yani öpüp e, Sertigara tokat attığı Celtigara mı öpseydi? <laughs> Yapışıyormuş ona <orada>, değil mi? <laughs> öpüp Mizarya'yı tokat <laughs> Hayır şöyle bir onu bir sonra konuşacağız. Tamam. Da, Bunu bir, bir yere kaydedildi. Şimdi burada Celtigara tokat attı. Mizarya'yı öptü. Tamam. Um, çok da yanlış bir şey söylemiyordu Sertigar ama dediğin gibi artık çok da Renina zaten onu dinlemiyordu. Burada bir benden korkmaları gerekiyor şeyini pek ayarlayamıyor. Böyle evet. değil <laughs> Renira ki mutluyum Renira'nın hata yapmasından dolayı. Aynen. Çünkü yani, bunu biraz daha gözümüze sokulması lazım. Evet Renira böyle kafasında büyük ihtimal bu hırıflar beni sallamıyorlar benden korkmaları gerekiyor. Böyle çat. Öyle olmaz. <laughs> Zannet tokat <laughs> attın diye korkmayacaklar. Hani bu biraz garip bir şey, tepki ne diyeyim. Um, yani Baltimore'da böyle Alfred duymuş bölümdür konuşuyor ona vurmadan hemen. <laughs> <görüyorsunuz. gülüyor> ya bir de abi bunu çalışmadığını Balerimiz <laughs> dedik vurdun hemen. <herhalde>. <laughs> Yaşlı başlı adamı ulan ne vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben olsam Prenner'ın yerine gel. Tamam anlıyorum seni. Kafamı siktin. Hani sen Valerians ya yürü hadi gidiyoruz. Dene bakalım. Vermitor'u deneteceğim sana. Hadi bakalım. Hadi bak. Hadi bin. Orası <laughs> Binebilirsen bin. Binemezsen yan, yanacaksın zaten. Tokat atacağıma gider Vermitor'un önüne koyarım bu herifi ben. <laughs> bin lan Valerian. Hadi bakalım. Bu kadar da kafa yutuladın. Yap. Ama zaten bak bu dediğini destekleyen 2-3 olay oldu bu bölümde. Zaten dizi bence bunun vurgusunu yapmak için bu tokatı koydu. Birincisi evet. biz börelerin isyanı ee, hatırlatayım izleyicilere. Kol bir önceki sezon e, evet <laughs> Kazine bakanı biz böre e, amcamızı dedemizi masaya yapıştırmıştı e, ve bunun devamını burada gördük. İkinci konu e, Jace hemen şey o yani işte sarayda çok konuşuluyor. ortalık karışmış, bak herkes bunu konuşuyor falan demesi belli ki Sertigar'ın e, ciddi bir İsyan da olmuş. Görenler de muhtemelen öfkesini ya da sinirini başka yerde gördüler. E, olay büyümüş yani. En azından dedikodusu büyümüş. E, bunun sonucu iyi olmuyor abi işte. Yani <laughs> bunu ya yani tokat at okey evet seyirci olarak ben benim doşuma gitti. Ağzına sıçması ama işte bunu bir sözle yapmak var. Otto'nun yaptığı gibi e, ya da işte zamanda Tirri'nin yaptığı gibi ya da böyle yapmak var işte. O <laughs> ihanetten kafasını kessen daha, ya da daha hiçbir mantıklı. Hiçbir şey yapmasan yani. ikisi daha mantıklı. Evet. Tokat attın. <laughs> Büyük hata hani şey olarak. Hani sen böyle tamam al, bir kraliçenin hani emirlerine karşı gelmekten bilmedi de siz bana ihanet ediyorsunuz lan filan deyip kestin ya da hapse attın bilmem ne daha biraz daha onurlu bir şey olur. <laughs> Ama tokat attığın zaman um, Brum'u da yolladı. Hani orada bir güç dengesinde şey var. Sonra tekrar geleceğim oraya. Evet. sevmedin <laughs> şey onu. <laughs> Orası bir bozuldu. Burada da yine şeyi dinliyoruz. İşte Lord Mouton'dan bahsediyor. Demin aslında dediğim Maiden Pool. Ağzından Onlar şey ya. Um, bir önem var mı burada? Mouton'ı Mouton şeye yolladı burada. Um, Rooks Rest'e yolladı. Rooks Rest'e yolladı çünkü uh, orada bir garnizon var. Bir de um, Ejderha var. <laughs> evet bu arada evet. öldüğünden emin olmadığımız bir ejderha yatıyordu. orada. <laughs> şey yok ona. o, Görmedik hala onun sonu ne. Sanırım mutunu oraya yolluyor hani bir. Ne oldu orada bir bakın falan diye. Evet. Geçen bölümde Renier'a mı söylüyordu? Birisi söylüyordu Mut'unu yolladım oraya ben diye. Yani orada bir hala var çözülmesi gereken bir şey. Burada galiba şey diyor e, Celtic'e. Işte Lord Mute'la ben ilgilenecektim de işte sen söyledin de ben e, biraz burada galiba şey hızlı hareket etmek için zaten Celtic'arı e, biraz şey yapmış. E, sayfanın dışına itmiş gibi Renira. Ondan onun, onun dırdırını da çekmek herhalde Renira'yı böyle sinirli ve üzgün anda daha da tetikliyor gibi oldu. Ama tabii ki yanlış hareket yani. Sen niye tokadın? Evet. Yüzünden. Da, şey yüzünden vicdan azabı çekiyordu. ...Darkling'in ızgara olmasından dolayı... Evet. ...zaten... ...suratına bakarsan hani bayağı da... Um, ...şey... Renira hani... ...belli ki ya ağlıyor ya da... ...ağlamaya yakın hani o şeyin... Um, ...ne diyeyim... ...kırılma çok Aynen. ...tam kafa sikilmesi... <laughs> şey, <laughs> ...yanlışsa... ...olmayan bir anda yani... Ya, ...o anda... ...her ne kadar... Um, şeyin dediği e, yanlış olmasa da Renira artık burada kontrolü kaybetmiş oluyor. Ama burada bu kontrolü kaybetmiş olması aslında bir sonraki e, öpüşme sahnesiyle de e, bağlantılı çünkü Venira dizinin ne diyeyim Emma dersi buraya geldiğinden beri belki gençliğinde biraz daha özgürdü de. Ama dersi karakterlerinin başladığından beri 6. bölüm müydü neydi? Sürekli bir şey için hani ben kraliçe olmalıyım, kraliçe nasıl davranırsa öyle davranmalıyım, evet. mantıklı olmalıyım. Bunlar benim sürekli benim kafamı sikseler de ben bir şeyimi korumalıyım. Böyle bir şey içindeydi. Hem bu duygusal olarak şey olarak hani sah konsey sahne, sahnelerinde hem de özel hayatında hani Damon dalgalı hani Laenor'un olayları olduğu, Harvey'nin öldüğü, Damon girdi hayatına. Sürekli bir bu komp tutma şeyindeydi böyle. Her ikisinde de önce bu tokat sahnesiyle o yani bir yönetmedeki o kontrolü biraz kaybetmiş oldu. Hem de o pişme sahnesi de kendi özel hayatında bir şeyi yıkmış oldu yani artık. Kendine koyduğu o sınırları. i̇kisi de Renira'daki işte bir ...dönüşümün şeyi aslında, ipuçlarını veriyor. E Alicent'le Gerekli konuştum. yani buna da olması. Kesinlikle. Evet. Yani. da tersi bir şey var, o da Karaliçe'den Anne'ye doğru bir Aynen. dönüş yapıyor. Bakıyorum ama... Var mı ekleyeceğim evet. bir şey? Yoksa şeye geçeyim. Rhaenyra e, bir sahnesi daha var. Bir de Renira'nın Kılıç Kalkan sahnesi var burada. O, okay, kıl evet. Orada kılıçlar önemli mi bu arada? Bir şey var mı? Hiç özellikle bakmadım ama. Darkların kılıcı o tuttu. Ha Darkların kılıcı mıydı? Ha okey tamam. Doğru onu düşünmedim hmm. ben. Onu tutuyor böyle bir sallıyor çeviriyor falan. Hatta sonra Mizar'a da şey diyor ya sanırım ona böyle size yakıştı gibi falan söylüyor böyle işte this becomes you falan o, gibi bir şey söylüyor. This becomes you süper oldu ya. <laughs> Tam böyle gene bu. <laughs> hani yakıştı demiyor. Becomes you diyor. Hani yakıştı anlamında söylüyor ama becomes you aynı anlamında hani siz bu oldunuz. Yani dönüştünüz gibi oldunuz gibi. Dönüşüyorsunuz yani. hani. Direkt kılıçta zaten hani um, aynı şekilde ben Damon olmak istiyordum. Damon ben olmak istiyordum. Um, muhabbeti de geçiyor burada. Evet. Hani Kılıç da zaten hani bir um, fallık simge de orada. <laughs> Elinde. Hani iktidar almak. Üstüne bir de um, şey olarak da seksüel olarak da Belli bir arayışta ya da belli bir şey olduğunu görüyoruz. Arayıştan daha çok bir ortaya çıktığını görüyoruz hani şeyde. Evet. Um, onlar hep bağlantılı yani. Aynen. yani. Böyle bir kılıç sembolü orada. Uh, evet güzel olmuş. Genelde her kılıç yerine o penis falan diyen adamlardan değilim değil mi? <laughs> yani, burada mantıklı. Burada belli ki orada bir iktidar sembolü. ve işte ne diyeyim um, cinsiyet. Farklı cinsiyetten ya da erkek olma şeyini de söylüyor. Hani erkek olsaydım iktidar bende evet. daha rahat olurdu da. filan gibisinden şeyler de var içinde. Sonra hemen bir bırakıyor bir bırak. bu arada. Hemen bırakıyor der demez. Hop böyle şey oluyor. Hani... Elinize yakıştır. <laughs> bir yandan da korkusu sürüyor yani bundan. Hani aslında dönüşmek evet. istemiyor bunu ama olmak da zorunda evet. hep o ikilemde yani. Evet. Evet. Kesin evet, evet diyor böyle. Evet. Ben oldum artık bundan sonra. Straponu takacağım hepinizi <laughs> yatıracağım demiyor. <laughs> Burada e, tabii iki tane mizahane sahnesi var. Şimdi öpüşmeyi sona bırakacağım. Çünkü o artık hype'ın yükseldiği bir andı. Onu en sonunda konuşalım. Ama bu sahnede e, yine şeyi duyuyoruz. Yani işte ejderha sesleri geliyor arkadan mesela bu sahnede. Mesela son sahnede kesiliyor onlar. E, ve burada e, tekrar bakacağım diyor. işte mizahane biraz üstüne gidince işte ya yani yine olur o kendi hatası. Ya yani kendi tercihini diyor. Vesaire vesaire. Eee... Biraz şey gibi hissettim. bu yine İngiliz Krali teressine örnek vereceğim biraz şeye dönmeye başladık onu. Onlarda da böyle belli kardeşler vardır işte hasta işte ne bileyim e, genetik hastalıklara doğmuş ya da böyle çok ortaya çıkarmadıkları, kardeşleri zamanında kapatmışlar sağa sola. ...biraz o şey gibi işte. Yani yüze, yüzeye çıkmasını istemediklerimiz işte pitchtir bastırtır geziyordur falan gibi şimdi bunları, geri almak zorunda kaldılar. Aslında çok güzel bir connection kurmuş dizi burada. Hani sen ne kadar soylu kesim olsan da günün sonunda o dışladığın kendi kan bağın bile olsa dışladıklarına bir şekilde ulaşmak zorundasın. Şimdi daha da belki de aşağı inmesi lazım. Kitaplara yine bakacağım dedi ama muhtemelen bir şey bulamayacak. Dışarıdan bulması gerekecek. İşte orada başka bir şey. falan bakıyor. Targaryen, bakıyordu. Kaydetmiştim ya bir tane vardı eminim falan. Yok. Targaryen oğlu var. Yok o YouTube o YouTube bro. <laughs> Ege Targaryen oğulları. O yüzden e, güzel bir şey kurdu orada dizi ya. E, Bağlantı iyi kurdu yani. Miseriya da tam Miseriya için de tam ortamı. Şu an bence Renery'i birazcık yani Miseriya şu an sempatik bir karakter gibi gözükse de ben çok Böyle bir daristik hissediyorum. Geçen bölümde konuşmuştuk. Böyle çok savunmasız anını buldu yani Renira'nın yine. <laughs> evet. Yani şeyi um, tam olarak motivasyonu ne bilmiyoruz. Hani buradaki um, ile ilgili uh, birkaç saniye var galiba. Ben şöyle bir bakıyorum. Var var. Tabii en sonunda Oraya bir öpüşmeye geleceğiz. Ge geleceğiz yani. Mizariye ya geleceğiz burada, tekrar. Aynen. Evet. Burada şey hani bu um, small folk muhabbeti işte ya um, bir yandan bu small folk uh, şey yaptığını söylerken bir yandan da bu bu planda small folk'un ölmesinden de çok endişeli olduğunu zannetmiyorum öyle bir şey var hani ortalıkta burada ben şey yazmışım Hani bu karışıklığın başladığı Yer galiba burası. Evet buradan sonra o sahneye geliyoruz. Zaten bir tezgah sahnesi vardı. Ha daha, ee, daha biraz daha ileride galiba okay. O biraz daha ileride önce şey sahnesi var. İşte e, buradaki karakter galiba önemli karantini tam oynuyormuş onu gördüm. E... <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Bu tezgahta sıra bekleyen kadını kastetmişler ve adı Kat abi dizide. Ha, şeyin karısı oğlum işte. Ha, aynen işte. Evet. <laughs> aynen. Hüydü Hü Hü Hammer'ın karısı. Kat olduğuna ben hiç dikkat etmemiştim ya. Ama de... <laughs> 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 Kla performans vermez. Aynen orada sıçabilir. Ee, ama şey... 5 e Kadın işte, beş oturmak zorunda kaldı. <laughs> ya. Yani burada bayağı öne çıkıyor artık. Ee, kendi başına da hareket ediyor. Bir de şey de işte Alf'ta burada şeyi gazlıyor. Halkı gazlıyor. O bize diyor işte bize et yok mu kardeşim saraya mı hep saraya mı falan çekiyor. Aynen veygarın We öğle yemeği geçiyor falan. Mesela <laughs> Aynen Vegar yemek sepetinden sipariş vermiş kuzuları. Aynen <laughs> abi Hübrit ya herif. <laughs> At arabasıyla Hübrit gidiyor ...veygara. Halk aç aç yuh kaç tane Vegar yiyor falan diye. <laughs> Biraz diyet mi yapsa falan diyor kızı. <laughs> Bütün bu coinleri koyunları... Ve e topluyorsunuz sonra neden öbür ejderha gitti koyun aramaya başka yerlere. Ya işte, i̇şte bak, aç. Gezi içerisinde şeyi var. Bir mantıklı şey altyapısı var. Sonra blog yazma 30-40 sayfa o ejderha oraya gitmesi. Ya yani. aynen. <laughs> Bu ejderhalar da aç. <laughs> sonra buradan şeye geliyoruz abi. Yine Yeşil Konse'ye dönüyoruz. Bu sefer Eymund el konusunu açıyor. Burada peki ne diyorsun şey e, yani Laris ciddi ciddi kendisini mi gösterir diye umdu yoksa böyle ortaya atayım da bir havayı mı koklayayım dedi ya. Sanki ben kendisini istediği gibi okumadım burayı pek Ben de isteyeceğine ihtimal vermiyorum ama eğer e, verdiyse de e, biraz acemice bir e, şey oldu. Evet. Hani Laris'ten beklenen bir şey değildi. E, büyük ihtimal eğer eğer istemediyse de Aymont'un ondan gelecek olan bir tavsiyeye nasıl tepki vereceğini çözmeye çalışıyor olabilir. Olabilir. Ya da Aymont'un e, el olarak kimi düşündüğünü öğrenmeye çalışıyor olabilir. E, dediğim gibi hani Laris büyük ihtimal biraz daha ya da hani gölgeden opera şey yapmak istiyor büyük ihtimalle. Yani el, el, olmak isteyeceğini zannetmiyorum. Hani <laughs> direkt göz önünde. Tabii el, canım istemez. çünkü. karar veren yani zaten Aymond'un eli olmak için ne hiç zannetmiyorum. Ama bu evet bu Laris açısından bence dizinin en iyi bölümüydü bu. Laris karakteri açısından. Laris'in Egon konuşması da çok iyiydi evet. Yani bu ve üstüne Egon çok iyiydi. Çünkü çok fazla Laris oturmadı. Daha önce creepy guy olarak Devam etti biz biraz hani ekledik okuyarak aynen Bir anlam yükledik biraz <laughs> ha, evet biz yani bir büyülü bir vargı oldu bilmem ne şeylerini biz kafamızdan ekledik yoksa normal izleyicisinden <laughs> hani creepy gayden öte gitmiş miydi bilmiyorum ama bu bölümde bir anda um, Lewis karakteri oturdu ve de um, gene ana seriden konuşursak detaylarını bir sonraki Egon sahnesinde de şeyler var yani. Evet burada da zaten e, Eymond şey diyor işte bu brokaj için niye bizi suçluyorlar vesaire diyor da zaten işte bunu Otto çözüyordu. Siz bozmasaydınız Egon'da dahil. Renira'yı suçlayacak noktaya getirmişti. Hatta geçen yayında şöyle güzel bir soru geldi. Sana da sorayım hatta. Hani Otto olsaydı bu Renira'nın yemek yollama işini çözer miydi ya da hiç baştan bu hale getirmez miydi diye. bence çözerdi gibi hissettim ama nasıl çözerdi konusu bayağı kafa yormak lazım tabii. Şimdi Otto olsaydı çözmeye çalışırdı ancak bu yemek yollama işinde blokaj var. Blokajın üstünde Kings Landing'e şey gelecek olan nereden? Hani Lannister'lardan gelemiyor çünkü River hala katılmadı. Hani evet. ürün gelsin diye. Eee Wild, gelmez, hani kuzeyden gelmez. Reach var. Reach'in de bu bölümde biz bölülerin ayaklandığını gördük. Evet. Hani şu anda King's Landing'e geliş şeyleri bir tek Stormlands kaldı. Hani Stormlands'in de çok öyle e, şey olduğunu zannetmiyorum. E, bu arada Stormlands dedik. Kaç bölümdür so söyleyeceğim söyle unutuyor hep. Bak şimdi aklıma geldi. Geçen sezonun en çok edici sahnesi Baratheonları oyuna katmak içindi. Evet. Böyle hiç görmedik. Bu sezon adı bile geçmedi. Evet, evet. ya, hiç görmedik daha. Heyecanla bekliyorum evet. nereden çıkacaklar. <laughs> o mi? kadar. O kadar söylüyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bırakıyorum <laughs> oraya sadece. Bir de şeye Hı. ekleyeyim ben da kızlarından biriyle evlenecekti onu da hiç görmedik daha oralara gelmedik yani. Aynen yani <laughs> komple yok. Aynen unutulmuş değil yani şey. Ee, neyse evet hani Otto olsaydı ne yapabilirdi? Ee, bilmiyorum belki pro konuyu çözemese bile propagandayla belki halkı yatıştırma şeyi olabilirdi. Hı. Belki işte Çünkü... şeyi çözerdi. Mizeryanın yerine e, şeyi biraz da halk içindeki kontrolü belki çözerdi. Dedikodu kontrolünü çözerdi. Yani bir de şey um, mesela Aegon'un o e, koyunları vermek istediğinde e, çobana geri. Otto karşı çıkıyordu mesela. Ayron'la ejderhalar lazım diyordu Otto orada sonuçta. Evet. Um, orada daha bir ııı um, onun orada aldığı kararlar aslında. Hani Aegon geri verecekti falan. Tek bir şeyden değişti demiyorum ama Otto'nun düşünme şeyini düşün yani anlamaya çalışırsan o da ejderhaları besleme yönünde alıyordu kararı. Ama şeyi yapmazdı yüzden... işte mesela. Ejderha kafasını gezdirtmezdi. Bunu konuşmuştuk zaten. Belki oradan bu tetiklemeyi düşürebilirdi yani. ateşe. Yani propaganda <laughs> işini daha iyi yapabilirdi. Evet. Belki kullanabilirdi. Burada Aemond'un mesela yapması gereken bir şey olabilirdi bu. Hani Lades'e sen de karşı propagandayı yap o zaman diyebilirdi. Ama adama you told demek gerekir. Şey yaptı. Dedi, evet. Bir de git Otto'ya haber yolla falan diye. haberci yaptı. Yani i̇şte bilmiyorum Otto olsaydı burada um, propaganda olayını daha da önemlisi şeye nasıl bir katkısı etkisi olurdu. Rukneste. Hani aynen. acaba Egon hala gider miydi? Otto onu tutar mıydı? Hani birçok tutardı bence. Gidebilir aynen. hani. Aynen tutardı. Yani sonuçta Egon eğer tutardıysa da o zaman Otto'yu yollayan da Egon o zaman. işte zaten ilk... eden... <laughs> ikiden burada başlıyor. Egon'u <laughs> Otto'yu yollasın diye gaza getiren de Laris. Aynen. Egon, Egon Genellerisin Laris'in kucağına oturmuş oldu. Yani böyle karışık bir iş İnanılmaz kompleks <laughs> oldu. Sonra dizi niye, niye iyi? Bu yüzden iyi işte. <laughs> Neden siz dedikodu seviyorsunuz? İşte bu yüzden <laughs> seviyoruz dedikodu. <laughs> dedikodu zeka el, bu... kanıtıdır kardeşim. <laughs> el konusu bana ilginç. Ben um, Regent'ın eli e, yani olur mu? Yani ekstra bir el. Ona da Ondan demin değilim. Kitapta da hatırlamıyorum bu el muhabbetinin olup olmadığını. Yani hani Regent'ın bir daha el olmaz yani sonuçta. Regent olur. Kralın eli de ona hizmet eder yani. Tabii. Kristen, ne oldu şimdi? Kristen'a şey mi oldu? Giderken ver zincir ha sonra ya düdüğünü falan. Düdüğünü nasıl Sıtma git dediler yani. Ne oldu? Şey mi gelecek? E-mail mi gelecek? Evet. Kristen'a çıkışınız verilmiştir. Güvenlik sizi kapıya bırakacak. Raven bıraktım. yolda <laughs> geliyor bir anda. Aynen. Hani ım, tekrar bir el muhabbeti kitapta da hatırlamıyorum varsa da. Im, Burası şeye bağlandı onun, zaten. Larissa'nın üstünden. Laris üstünden anlattı. Sonra da şeye bağlandı zaten. Orwell'da tam bu konuşma biterken içeri gelip Aa, Egon çok iyi falan dedi. <laughs> Müthiş haberler. <laughs> Eamon'un suratı düştü böyle falan. Ee, hem de... hem Larissa konflikt açısından iyi oldu. Hem de Otto'nun Hotdog'un <laughs> haber alınan olma işi ilginçti. Evet hiç haber gelmiyor Kimse vermiyor. Ve, ama Gwen orada güzel bir şey de söylüyor. Haber o, verilecek bir şey olsa haber verir. Merak etmeyin falan gibi yapıyor ama. Otto'nun haber <laughs> çıkmaması ilginç yine de hiç konuşmamaları. <laughs> Otto lis orcisine katılmış. Gelebiliyor. <laughs> <laughs> oh be yeter ben de emekliliğimi yaşayayım biraz falan. Gitmiş böyle. <laughs> Aynen. Listen yazlık almış. Şarap bağı işine girmiş. Peki şimdi Otto'ya haber yolla dedi. Eamon'da da cevap vermezse bu hand işinde. Eamon bir de ona mı sinirlenecek? Bir de Hightower'lara da mı kafa kaldıracak acaba? Götü bunu herhalde. <laughs> e şimdi Otto'ya... Ee, gene kitapta farklı olduğu için spoiler vermiyorum. Tamam. <laughs> Ama Otto yani zaten temin... gelmiyor demiştin galiba zaten çok sonra bundan sonra pek gözükmüyor. Ha, onunla bir spoiler'ı verdik evet. evet. Şimdi benim dizide kitapta çok farklı. Dizide gene trailer'da yani bilmiyorum orayı tekrar bahsedelim de Otto büyük ihtimal Güney'de bir şeyler yapacak ve de kitapta hani High Garden'dan bahsedilmişti. Şimdi bu böyle ayaklanmasını da duyduk. Eee Otto Orada bir göre bir şey de çıkabilir yani bu bizble olayında ne şeyde. Um, tekrar bir onunla ilgili Helena'nın Helena konuştuğumuzda tekrar Helena'ya şey geleceğiz diye. tamam oraya gelelim. Bundan sonrasında zaten Aimond Egon'un yanına gidiyor hemen. vay e, uyandın ha konuştun diye. Orada biraz yine power play'ini yapıyor. işte hatırlıyor musun? Ne hatırlıyorsun? Zaten Egon aynı sahnesini... şeyi. Neyi hatırlattı? Bana bir şey hatırlattı mı sana? Ne hatırlattı ya? Böyle bir has... böyle Billy'nin gelip böyle hasta olan şey yapamayan adamın başı. hangi çok meşhur bir sahne bir şeyde bir... vardı. Dark Knight'ta Joker Two-Face'in yanına giderdi. Bir orada vardı. Evet, Dark evet. Knight da olabilir. Böyle Two-Face korkuyor muydu orada? Ne Şaşırıyordu falan ve Sonra bütün her yeri havaya uçuruyordu zaten Joker'in. <laughs> meşhur şey sahnesi. Evet. Two-Face olması ilginç bu arada. Bak O da Two-Face oldu Vizaris. Ee, evet öyle ilginç bir ha, göbek evet. bağı oldu orada. Ne olabilir. <laughs> Şeyde Joker Aynen, gibi Joker. zaten. Eamon deli. Aynen <laughs> Joker oynatsana öner buyurduk. Aa iyi Joker oldu lan harbiden şeyden elemandan Eymund'a oynayan. Ben bu arada ben izlememiştim başka rolünü. YouTube'da biraz sahnelerine baktım. Bayağı iyi oyuncu ya. Farklı rollere çok güzel giriyor herif yani. Beğendim ben oyunculuğunu evet. bayağı. The Last Kingdom'da varmış işte. Ha orada, orada izledim. evet, orada izledim. Kitapları okumuştum. Çünkü George Martin önermişti. Ha öyle mi? Okey. <laughs> 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 Onu bilmiyorum. 9 tane mi 10 tane mi ne kitap var. Oha iyi okumuşsun aynen. Var mı ondan konuşmaya değer bir şey çıkar mı? <laughs> o da tamam bir şey ya. Ee, yani ne diyeyim saray entrikası ya, okay. ve savaş işte güzel şey var um, George Martin şey dedi kendi um, Robert Cornwall mıydı adamın adı yazarın ha. adı um, bayağı oldu bir 10 sene oldu ben İngiltere'deyken hatta okuyordum onları um, o zaman dizi filan da yoktu şey savaş sahneleri Bernard Cornwall evet Ber Bernard Conwell, Conwell. Her neyse Evet. Um, savaş sahnelerinde çok etkilendiğin hani o en iyi savaşı yazma hmm. açısından en iyi işte onun olduğunu söylemişti George zamanında. Ben de oturup böyle okumuştum. Ha, çok 2 iki, iki üç kitap falan çok akıyor zaten. Okey bakayım ben. Saray entrikası üstüne böyle savaş şey yapmak isteyen var. Hani Game of Thrones'a benziyor. Büyüsüz bu. Büyüsüz. <laughs> 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 normal historical fiction. Ee, e güzel. Neyse orada Ta var. Tavsiye ederim o zaman. Okey, güzelmiş. Dizi biraz hızlı gidiyor. Diziyi pek beğenmedim. İlk sözünü falan izledim. Böyle kitaptan çok süratli gidiyordu. Sonra bıraktım falan izlemedim. Belki bilmem izlerim. 5 sezon yapmışlar bu arada. Ben de bilmiyordum ama. Okey. Belki bakarım. Şimdi burada Eamon Egon konuşmasına dönersek ee, ya işte hatırlıyor musun diye hatırlamıyorum. Bu sene de aynı şeye benziyor bu arada. Şehrin içinde kovalamışlardı diye Egon'u ararlarken daha az kovalamışlar diyorum. Egon'u bulmaya çıkmışlardı ilk sezonda. Orada da böyle tamam ben kral olmayacağım istemiyorum falan diye yalvarıyordu. Yine o sahneye benzemiş biraz. Ee, burada da Aemond yine şey... Don kill mi diyordu? Daha oradan bir foreshadowing varmış aslında. Aynen değil mi? işte çok iyi bağlandı buraya da. E sonra çıkarken de e, Orwell da bir tehdit etti. İyileşmesi uzun sürsün falan gibi. <laughs> Hemen iyileşmesin. Bak öyle sonra sıçtırtma gagana falan diye böyle. Sonra da topu da böyle göğsüne yapıştırıp gitti. E, o toplar da iyiydi. Melo, yine... sorsa, Melo sorsaydı burada senin istediğin kadar kalırdı. Ha, Aynen. <laughs> Zaten 3 sene, 5 sene. 3 sene filan iyileştirdi. Kesin iyileştirirdi kral. 10 senede iyileştirirdi. Birer kurt koya koya 20 senede <gülüyor> <gülüyor> ya. Orwell'ın zaten kıllanıp hemen girmesi de güzel burada. Yani konsey bitiyor. O da hemen Egon'un yanına dönüyor. Yani şey de iyiydi orada. Orwell iyileşmesini istiyor belli ki Egon'un bir an önce. E, ama çok kötü ya. Bu arada yine makyajda falan o bezleri çıkarmaları yok, göğsünün çökmüş olması falan çok acayip yani herifin. Yakamaka maka Orbay Vizeris'in de ömrünü uzatmıştı böyle. Adam dökülüyordu ama devam etti yani bir süre. Evet. Burada da şey demek ki adamın bir şeyi var yani yeteneği var. Ha, Baştan zaten Orval şey yapsaydı Viserys hayattaydı zaten şimdi daha ya. Keyfine bakıyordu. Aynen. Melos kurtla murtla adamın <laughs> anasını anlattı. En başta göt kadar yarayla başlıyordu. Herif sonra komple çürüdü amına koyayım. Yani <laughs> <masıyordu>. Lan oğlum. <laughs> Kesin atın onu. Bu sahnenin e, şeyi de güzel. Orval gelip Viserys'in parmağını kesiyordu. Pardon Orval değil. Gerardis kesiyordu parmağını. Şeyin um, ...Renira'nın Meister. Ha evet okey okey. Kitapta gelip parmağını kesiyor. Vizeris'in hatta Alicent e, olay yaratıyordu. Ah Vizeris'in parmağını kestirdi. Ben Gerardis'ti aslında. Vizeris'i orada tedavi eden şey yapan sanırım. Her neyse. Daha onu da uzatıyor. Geçen konuşamamıştık bunu çünkü spoiler oldu diye. Doğru. Burada evet, um, şeyi uzatıyor. Evet ne diyeyim Egon'u erif diriltti yani. Diriltti bence döndürecek de yani bu arada. Zaten evet. bir, bir, sonraki bölüm Orwell'in de tahil çıkar duvara. Duvara çıkar. <laughs> Yollar Şimdi oldu. Nereye gidiyorsun? <laughs> ne? Karl Stark'lara olarak mı Ne yaptınız ya diye <laughs> böyle. <laughs> 18. Meka mekanize Piyade Tugay'ına yolladık hocam. Bir sene. Teğmen <laughs> olarak. <laughs> Sınırlı. <laughs> Ee, bu sahne biterken şey de güzel. Üst üste biniyor. Ee, Reyna'nın sesini duyuyoruz tam. Egon'dan uzaklaşırken kam kamera işte şey diyor. Böyle işte sinirle, huysuzlukla endişeyle falan gibi anlamlara gelen bir kelime kullanıyor. Ee, işte kazanabilecek hiçbir şeyin olmaz işte bunlarla. Derken Reyna ile Joffrey'e geçiyoruz. Ee, bu da güzel aslında. Oraya çok... geçmeden önce Heh, um, ekleyeceğim bir şey burada şey de var. Um, tabii ki Um, Aymont'un top tops şeyinde sen ne çıkardın mesela? Ha, onu soracaktı bak yani bu, mıydı top? bu top konusuna ben açıkçası e, kafamda e, iyi bir açıklama oturtamıyorum ya da iyi bir okuma yapamadım. Yani biraz erkeklik üzerinden okuyayım diyorum taşaklar falan yok oturmuyor ya da topu alma topu verme <laughs> devamlı. Ama sizi de çok odaklı <laughs> çıkarım <taşaklarını> koysaydın süperdi. <laughs> Yani biraz şey gibi sanki şimdi benim toplarım al bakalım senin topun tut bakalım falan. Ben de üzerinde gereksiz bir şekilde düşündüm herhalde o şeyin topu yani Aygun'un simgesi ya şeydeki. Evet hani, herhalde tek anlamı yani, orada. İki anlamı çıkardım. Bir hani al sen bunu hani topa mopa benim ihtiyacım yok evet. hani yönetmek için. Ben zaten Üç yönetiyorum. Bende hani güç bana toptan değil hani başka ejderhadan geliyor hani şeyinde. İki bir de hani herif konseyi dağıttı ya. Doğru aslında top. <laughs> al bu, bu Herkes gitti bir sen kaldın topu. hadi bakalım. Evet. sen konseyin de bir işle bir kalmadı. Ha, şey de olabilir bir yandan. Hani, olabilir. Yani, Güzel bu arada. Bir şey bu daha şey. daha mantıklı bu ya. şey yani burada. Eee. Um, um, Aymont'un elinde mi şey? Tabii Aymont'un belinde Blackfire da görüyoruz burada. Evet. Kılıcı. Kılıcı da takmış e, şeyi. Aegon'un kılıcını. E, burada tabii ki tehdit etmesi e, direkt hani ne, ne, hatırlıyorsun hani deyip tehdit ediyor. E, buradaki Aegon da tabii konuşursa Aim'ı bitirebilir. Şimdi böyle bir şeye geldiler. Her ikisi de birbirinin kafasına dayamış oldu. Um, silahı. Bu arada Burada ya Egon yerine zaten o, Kol konuşsa bitirir iş. Zaten Egon konuşsa ne olacak ki? Kol mu gidip Aim'ı durduracak? <laughs> kolu Kolu'nun götü yemeyebilir ona. Çünkü yani. sonuçta bu prens hani eee um, Kolu yedirtmeyebilirler Aim'ındı. Ama Aegon konuşursa kral olarak alırlar hani kafasını. Belki yani, şey alabilir. Guard'lar alabilir belki bilmiyorum. Onlar tepki verebilir. Ama emir, emir vermesi lazım tabii onun için. <laughs> yani komple böyle Rhaegar'a şey, vegara atlayıp kaçabilir. Hani şey doğru. değil. Hani, hani yine de bir şey var. Hani tehdit ediyor. Ne, bu, hani burada Daemon Aemon'ta e, şey paralelliğinde Damon Viserys ilişkisinde aslında hiçbir zaman böyle bir noktaya kadar gelmedik. Hani Damon'la Aemon arasındaki farkı görmemiz açısından ilginç. Yani Damon hiçbir zaman Viserys'i incitmeyi bence kafasından geçirmemişti yani ne kadar şey olsa da. Aemon um, onun daha psikopatı hani öldürmeye çalıştı. Burada fişini çekmiyor. <laughs> o açıdan Aymond da Euron Greyjoy'un oyun bitik altı herhalde. Bir de Euron var işte. Winds of Winter'da üçüncü kardeşini de öldürecek herif. <laughs> o da hayırlı abi Euron. Hayırlı da kardeş. Iki, hani, her üçüde iki Second Son olduğu için hani öyle bir paralellik şey yapıyorum hani. Damon da Second Son hani abisiyle ilişkisi problemli. Bu abisini öldürmeye çalışan bir de Euron var işte. Hepsinin daha da psikopatı. Ama Damon'da yani şey de... var işte bir Targaryen milliyetçiliği ve aile bağına bağlılık olduğu için biraz oradan herhalde şeyi var. Vizerisi, yani fiziksel zaman ol, Olsa da hani biraz daha şey olduğunu buradan anlıyoruz. İyice e, bu bölümden itibaren zaten şeye döndü. Anime bölüne döndü. Bir de Orwell'e diyor işte hani uzun olsun şey diye. Um, iyileşmesi. Rekabresi mi? bunun uzun olsun, yavaş yavaş olsun diye. Orwell'in verdiği ilacı kim kontrol ediyor? Bu bölümde tekrar gördük. Laris. Um, <laughs> aynen. Um, uzun olmasını Laris um, kontrol ediyor. O yüzden gene Eamond'un Laris'e aşağılamasının um, başka bir hatası. Halbuki Laris'e kullanabilirdi. Ya git Aegon'un fişini çek kimse Anlamasın. şey yapmadan onu yavaş yavaş öldür ya da hiç uyanmamasını şey yap diyebilirdi ise demedi. Evet. <laughs> Şimdi Orwell diyor ki uzun olsun. Orwell öldürmeyecek hani Aegon'u ya da uzun olsun derken hani uzun bir tedavi uygulasa bile Larys'in e, onu kontrol edeceğini bir sonraki sahnede görüyoruz. Orada öyle bir bağlantı da var. Aynı anda da Egon ne kadar Vizeris, babası Vizeris'ten benzememek istese de aynı yatakta ve de aynı pozisyonda. Aynı geldi. pozisyonda yatıyor ya. Evet ya. Çok ya şey hayır şey olarak yani ilaçla uyutularak başkası ülkeyi yönetiyor. da yönetiyordu Viserys ilaçla uyurken şimdi Egon ilaçla uyutulurken Egon yönetiyor. <laughs> Hiçbir fark kalmıyor. Bir oldu. başka ayrılık. Aynen. Buradan <laughs> devam edebiliriz. <laughs> Buradan da işte şey Reyna ile Joffrey'e kestik cümle üst üste bindi sahnenin üstünden biraz işte herhalde o şey gibiydi yani Aemon'da bir foreshadow hani böyle bir sinirle huysuzlukla kazanabileceğim pek bir şey olmaz kazanacak bir şey olmadığına karar verdim diyor daha doğrusu Reyna. Reyna da aslında kendisini geliştiriyor burada hani biraz ama tabii ejderhayı görene kadar muhtemelen bu bilmiyorum <laughs> onu göreceğiz. Ee, bir de ufak bir herhalde burada da artık foreshadow'umuz var çünkü işte bazılarımızın küçük rolleri olacak ee, kendimiz seçmesek bile gibi bir cümle de kuruyor Reyna Joffrey de zaten küçük <laughs> orada böyleymiş değil mi şey minik diye böyle bir şey kuracak gibi orada da Joffrey'nin de e, herhalde görevi bir şey yapıp ölmek falan gibi olacak ki e, ismini aldığı kişinin de benzer bir e, geçmişi vardı Üzü, üzücü bir e, bir ölümü olmuştu jo Joffrey'nin ee, ne olacağı her iki Joffrey'e de bakarsak düğünde ölecek herhalde. <laughs> olabilir. Benim için Joffrey dediğin ultimate şey olur. Yani. Yani. <laughs> 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 ultimate şey e, kolu öldürmesi olur Joffrey'nin bir şekilde ileride bilmiyorum. O kadar o kadar görür mü o zamanlar ama <laughs> hoş olabilir yani. yani. Takı ta, takı töreninde takılan takı aa, falan diyor. <laughs> Değil mi? Joffrey dediğin. Ya da o da böyle araya gidecek. Yani bir kalabalığın içinde ezilip o da gidecek biri tarafından. <laughs> Kalabalıkların içinde yok olacak. Bilmiyorum ee... Joffrey Joffrey kitapta böyle gaz bir çocuk aslında böyle. Ben benim mı gideyim falan diyen böyle, böyle, böyle. Tamam Joffrey otur falan diyorlar böyle. Ben yakarım onları ya falan diye böyle. Hani Luke öldüğünde falan Joffrey böyle ben Ejderha'mı atlayacağım gideceğim onu intikamını alacağım falan tam o, o... Otursan Joffrey. Biraz daha ejderhası büyük aslında şeyde. Sanırım binebiliyor. Ama savaşacak durumda değil mi? Öyle bir şey yani şeyde. Çok küçük herhalde şeyde. Burada daha küçük yapmışlar. Tayraksiz değil mi onunki? Evet Tayraksiz'miş. Joffrey'inki. Evet Tayraksiz. Ama burada baya küçük yapmışlar. Yani şey önlem değil. Hani Joffrey de biraz sanırım kitapta olduğundan da küçük Geoffrey burada. Tam evet. kaç yaşında biliyorum. Bayağı küçük şu anda. O yüzden Hı. şey yapamıyor. Burada asıl tabi sahne, öbür sahne. Evet, sonra da bir koca <laughs> bir yan, yanık görüyoruz. <laughs> gelmiş George Nesler buraya. <laughs> kaç kilometre bu? Kaç bir ölçelim bakalım. Ona göre 100 kilometre. şey yapalım. Ya bunu da şey zaten söylüyor bu arada. leydarinde aç bunlar işte. Buraları açtık için geliyorlar. Yemek yemeye geliyorlar falan diye. Yani zaten hatta Meister'ı diyor. Bak bu da güzel de detay. Meister'ımın tahminine göre buraya yemek için gelmiştir gibi bir cümle kuruyor. Aslında bence altyapısını kuruyorlar. Yani random bir şekilde gelmiyor ya hayvan. Günün sonunda. <laughs> Benim tahminim George'un bu ejderhanın buralara geldiği ha bir de şöyle bir şey var. O, o konuyu tekrar açmak istemiyorum ama. George'un bence sonra düşününce biraz eğer harbiden dert ettiği ejderhaların ne kadar uzağa uçabildiği şeyse hani genelde bu ejderha e, meselesinde iki tip soru çıkıyor bunun karşısına. Bir, yüzlerce binlerce işte yüzlerce ejderha vardı Valeria'da. O bir patlamayla nasıl hepsi öldü? Hmm. Hani Hiç mi lan ejderha yoktu? hani Kaçmadı biraz mi, uzakta yadın. olan evet. kaçan falan. İşte bir bu ejderhalar sürekli volkanik yerde yaşamayı severler kuralı onun açıklaması <laughs> olarak şey için. George için yani çünkü genelde şeydir ona. Hiç mi bir tanesi bile yaşamadı mı lan? Uçan hayvan sonuçta bunlar. Hani volkan patladı diye hepsi mi öldü? Tabii. Yani George'un cevabı şeydi işte ya işte volkanik yerde yaşamayı seviyor bunlar oradaydı hepsi gitme falan. Evet. Belki diyorum ona mı şey yapıyor kızıyor? Hani benim ana şeyimi ne diyeyim? Bu ha, okay. tarz hale getiriyorsunuz falan filan diye. O geldi aklıma. Neden buna çok takılıyor diye. Her neyse. Evet burada bir saniye önümüzdeki bölümlerde ya da bu ejderhayı işlesin bir dizi. Oradan sonra görürüz ama Reyna'nın evet şeyde değişiklik geliyor yani. Okey göreceğiz. Onu. Ama da muhtemelen karakter birleştirme olacak ama evet gelince konuşuruz şimdi spoiler olmasın. <laughs> Burada da şey haberi geliyor. Prince Regio olumlu cevap vermiş. E, e çocukları Renira'nın çocuklarını Pentos'a getirebilirsiniz. Sorun yok demiş. Onu öğrendik. Şifoya Aynen Şifoya Takoz oraya gidecekler. Bir yandan da onlar yine oyun oynamaya devam ediyorlar. Çocuklar devamlı böyle ee, yeni nesil eğitim sistemiyle devam oyunla işte bilmem nereye eğitilmeye devam ediyor. Ejderhaları da ejderha yanında tabii diğerinki daha yumurtada. Reyna Onu da kaldı. aynen Reyna oyuncağıyla oynuyor ejderhanın. Biraz onları... O şifonun oyuncağı da bu arada şeyle aynıymış. Aegon'un Ta doğum gününde elinde oynadığı ejderha var ya. Ha oha. Okey. Vizeris böyle getiriyordu ya doğum gününe. Bak ne güzel çocuk lan filan diye. <laughs> <laughs> Vizeris ya. Yani. Baba adamdı be. ee, <laughs> 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 yani güzel adamdı işte gitti. Ee, bir de şey diyor burada. G Abandon diye birinden bahsediyor. Seni Pentos'a götürecek diye. Gemi o gemi. <laughs> ha, ha gemi mi o? Okey ben de biri zannettim. <laughs> <laughs> Adamın adı Gayfendin <laughs> gay olsa ya çok iyi olurmuş. <laughs> Adamı geminin adını Leonor koymuş galiba. Aa, çok iyi olurdu. <laughs> <G -Bandon. gülüyor> Rudy Gay'in yeğeni falan gibi de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Formasını alıyorlar Gay yazıyor arkasında. <laughs> ya şey yaptılar ya NBA'de bu sene e, ee, White kalk mı yaptılar bir şey yaptılar iki oyuncu böyle şey. <laughs> Saçma sapan. Allah'ım. <laughs> white Dick, <laughs> White Dick yaptılar Okay, Bir de Black ha. Dick yapmışlardı sen. Gay Band'in geminin ismi. Önemli bir gemi mi peki gibi. bu? Önemli gemi. Okay. Hmm. Evet, gemiyi bile gay yapmışlar. Bu kadar sevecek dağılmamak olmazdı. mi şimdi Gemi bile gay ya. Allah Allah. <gülüyor> bir <gülüyor> veriyorum lanet olsun. Gemi gay olmuş. <laughs> Allah <Abi>, kahretsin ya. <laughs> <laughs> bu da kitap, güzel bir kitaptan alınma isim. O yüzden George'a evet. yazın. Eğer gemi niye gay olmuş diye kızıyorsanız. <laughs> bu arada bu büyük ihtimal mutlu anlamındaki gay bu isim. Tabii tamam, yani tamam, Homoseksüel diye isim koyduklarını zannetmiyorum <gülüyor> gemiye. <gülüyor> mutlu evet. anlamındadır muhtemelen. Ee, başka bir şey var mı burada ekleyeceğim. Burada biraz Reyna şey yapıyor Reina. Hani onlar böyle oynarken bir yandan şimdi ejderhayı gördü. Gideceksin dendi. Biraz Reyna'da şeyi hissettik. Ya, ulan ejderha var ya. Dur bir bakalım. <laughs> bir bakayım ben ona. <laughs> Aynen. Biraz o şeyi hissettik. Şifo ile takozu <laughs> ben paketleyeyim. <laughs> ben bu ejderhanın peşine düşeyim. Yani evet, umarım, ben... umarım öyle bir şey yapmaz. Neyse, bu gelelim. arada kitapta yok buralar ha. Ben spoiler etmiyorum. Sana. Okay, okay. Farklı, farklı okay. kitapta. Aynen. Alan'ın adım sahnesi var burada ama zaten bunu konuştuk tıraş sahnesi falan burada aslında diğer sahneye bağladık Aynen. buradan ekleyeceğin başka bir şey varsa saçını kazımasını falan konuştuk zaten adamın bu arada şeyi saçı sprey bir tane <laughs> herifler çekerken göstermişler bir tane şeyden dublörlerden birinin saçını boyuyorlar böyle gerçek saç o var ha okey Asıl aktörün saçı böyle spray. <laughs> çok aktörün iyi. Aktörün şey yaparken ki böyle spray'i suyla şey yapıyor temizliyor ama gerçekten tıraş ettikleri adam da var dublör. <laughs> Onu da tıraş eden berber. Eller böyle <laughs> <Ağaç>. berberin eller. <laughs> oh, çok iyiymiş lan. <laughs> adam şey diyordu böyle production mıydı stunt core neydi ya şeydi galiba. Production'dan birisi herhalde. Yani siz oraya beyaz saçı tıraş etti diye yazmışlar ama biz bunun için 3 gün uğraştık bu sahneyi çekmek için falan diyor adam. İllallah <laughs> olmuş. Şey yapmış. Oğlum, tabii ya. set arkasında görünmeyen zorluklar bunlar tam. Bunu çözeceğiz diye 5 takla atmışlardır orada. Oynanılmazmış. <laughs> güzel. Ee, sonra şeye geliyoruz. Renira, Jace ve Mizeria sahnesi var. Burada e, güzel bazı detaylar var. Jace Renira'nın yanına gelirken gardı burada hiç şey yapmıyor. Ee, hiç sadece bakışıyorlar ve Jace geçiyor. Sonra Mizere gelince Mizere geldi falan diye de, şey yapıp sokuyor. Acaba dedim şey mi olacak bir noktadan sonra Mizere'ye de çok yakınlaşacaklar ve o da Jace gibi artık garda takılmadan mı girecek? Ya da işte burada bir şey durumum var acaba bu kadar garda da hiç takılmadan geçebilmek bir güvenlik sorunu mu olacak bir noktada Renira için? <laughs> Aa, onu ben dikkat etmedim evet. evet. Yakınlaşıyorlar bir sonra. <laughs> Belki garda falan gerek kalmaz sonra. Olabilir aynen. Sonra da işte Bartimos'u tokatlamışsın ha i̇şte falan diye böyle geliyor Jace'de. <laughs> o da işte dilini almadığıma dua etsin falan diyor. Sonra zaten aslında e, Jace'de bir türlü çözemedikleri ve Jace'in de aslında annesinin hep damarına bastık. Ya bir daha geçen Evet yani. Kadın anam. Kadın, adam. kadın <laughs> anam. Kadın anam. Sonra dedi ki Damon lazım. Damon lazım. O da deliriyor. Damon nasıl çayın falan diye böyle. <laughs> Damon da Damon. <laughs> Orada yine bir şey yapıyorlar ki daha geçen böyle bir şey. Siz ikiniz aslında birbirinize güzel destek oldunuz. Fikir buldunuz bilmem ne. Ama demek ki Jace de günün sonunda Damon olmadan yürüyemiyor yani yolda. İşte Renira da buna biraz sinirleniyor. Sonra da Mizarya geliyor. Burada aslında iki şartı vermişler. Mizerya burada Rhaenyra'nın elini tutuyor. Ben ilk başta görememiştim bunu da sonradan şeyde anladım. Rhaenyra eline bakıyor böyle. Şeye koyuyor ellerini. Kameradan anlaşılmıyor. Sonra böyle Rhaenyra okay. eline bakıyor sonra yüzüne bakıyor. Böyle. <laughs> Hayırdır sen falan gibilerinden. Orada bir şey olmuş. Bir yakınlaşma olmuş. Bu da bana şeyi hissettirdi. Mizerya minik minik yolunu yapmış yani gidişatın gibi hissettirdi. <laughs> ben yanındayım bak oğlum bile sana destek atmıyor ama biz buradayız bacım falan gibi yani bacısı da değilmiş sana <laughs> burada um, Jace'in haberin olmaması plandan ilginç evet. bir dinamik aslında orada biraz Jayce sinirleniyor yapıyor zaten evet trip yani, Mizarya'nın haberi olup Jason olmamış olması e, iyi, evet, yani ilginç. Daha sonra Jason de bir hep gördük yani atarlı bir bir noktada Jason bir bok işini belli. Evet <laughs> yani <gülüyor> çok <gülüyor> Kitapta biraz daha farklı hani bu kadar şey dinamiği görmüyoruz Jason ve Renier arasında. O yüzden de yine spoiler vermiyorum. Arkadaşlar hiç spoiler vermiyorum ben. Tahmin ettiğim her şey de kitaptan değil. O yüzden <laughs> korkmayın yani. Korkmayın. Ama hani Jason bir noktada bir bok işi belli yani. Evet. <laughs> Um, çünkü en son Mizeri, işte pardon çıkarken de bir bakıyor arkasından. Gene orada haber vermiyor ya da Renier'e kendi gidiyor. Orada iki tane sahnede şey var. Um, bir de um, şey alt ben görmemişim elin elini tuttuğu buradan başlamış olabilir. Çünkü bu castingde bu söylemişler. Birinci sezonundan başta, başında. Ha, okey. Oha. <laughs> Yani şey çünkü Emma dersi ne ne onu şeyde konuşuruz da hani büyük ihtimal geriye dönüp izlersek başka şeyler de bulabiliriz ipuçları da. Hani Mizaria'yla Renier'i arasında. Hatta kesilmiş olanlarda da Kesinlikle. olabilir. Benim, Hatta e, senin. Benim için ne, daha güçlü teori şeydi orada. Hani Mizaria'dan çok Edison'la aralarındaki Aha, evet, sexual. o kesin var. Aynen. <laughs> o kesin var zaten hani Rhaenyra'nın queerliğine dair bir şey o kesin var. Hatta Damon'ın da sahneleri biliyorsun kesin. Evet ]mişti. kesin. <laughs> falan ikisini birden queer <laughs> yapacaklardı. Yani, <laughs> <laughs> evet. yani belki öyle bir şeydi hani kendilerini açık kapı bırakmış istemiş olabilirler ama Rhaenyra kesin öyle bir şeydi. Buradakini pek şey yapmadım. Burada evet um, Jayce ve Miseria'nın Jayce'in yerine kadar çıkmış olması ya da ondan artık hani bir tık öne çıkmaya başlıyor olması stratejik ortaklık anlamında. Ama Jayce'in anlamadığı şey şu. Miseria Rhaenyra'nın yanındaki tek ona inandığını söyleyen ve de ona tek evet. yanlış... Olduğunu söylemeyen kişi yani sonuçta. Hep pozitif sen iletişim kardeşim. kuruyor. Bak hat yani şunu Aynen. yapayım diyor. Hayır demiyor. Peki şöyle yapsak falan diye hep geliyor. Hani böyle evet. hep pozitif iletişim yani. <laughs> evet. Cez gibi sen benim anamsın, annemsin. Kadın hanım. <laughs> hayır hükümdar <laughs> hanım. Hayır sen anamsın. Falan <laughs> <laughs> yani İşte. Her yani neyse. Cez kötü bir olan olmasa da daha buradaki şeyi çözecek kadar genç yani. Daha gelişmiş değil. Hele ki Damon <laughs> damarına basınca evet yani direkt şey oluyor. Bir tokadı da ona atar diye baktım yani. <gülüyor> <gülüyor> aşağı, <gülüyor> onu da aşağı atıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> atma, atma oğlum atma Dragonlight'ı lazım. <laughs> Tokatlası yani. olurmuş. <laughs> yani, yani burada <laughs> ha, hala da şeyi bilmiyoruz yani planın ne olduğunu. Ben de bilmiyordum. O açıdan. Evet. Sana. Hediyeler gitti dedi sadece burada. O da ne hediye istedi Duymadık zaten bizde. de. Ee, yani evet. Bir şey yapacağı belliydi ama hani bu kadar fazla tekneyle, kayıkla yemek yollayacağını çok belli etmemişlerdi. Ee, arada Martı'dan hasiplendi. Güzel bir Martı'da oradan yemek kapıp kaçtı onu. <laughs> <O da> <gülüyor> köpekten <gülüyor> sonra Martı'yı da eklemişler. <laughs> Köpek gene gözüktü ya. Abi evet onunla ilgili bir yorumum var zaten. Neyse. E... O iyiymiş. <laughs> abi şey e... neyse dur gelince söylerim. E, Benim bu... teorim var köpekle ilgili abi. Tamam sen önce teoriyi o zaman söyler. Saniye gel. Dilara köpek. <gülüyor> Neymiş yani. <laughs> <laughs> bu farklanıyormuş değil mi? E, sahnesine geçiyoruz. Bu da biraz Alicent e, adına tabii şey bir sahne duygusal bir sahne işte. Sonunda Bu sahnenin sonunda Egon'un elini tutup özür diliyor. Aynı aslında benzer bir özürü Helena'dan da de, de, dilemişti. Hatta daha doğrusu seni affediyorum demişti direkt Helena. Bu sefer kendi gidip Egon'dan özür diledi. Ee, Damon'dan sonra Alicent da biraz bu e, domestik kısma dönünce senin bahsettiğin gibi şey, e, o da redemption yapmaya başladı. Biraz böyle yüzleşiyor ama en konuşamadığı anında yani Egon'un ihtiyacı olduğu hiçbir anda yanında olmadı sarılmadı, evet, şey yapmadı. <laughs> aynen. Adam bitkisi hayata girdikten sonra anneliğini hatırladı. <laughs> Biraz o tatsız oldu tabii. Ee, aynen. Sarı Daha olan... bir önceki <laughs> şeyde sen hiçbir şey yapma dediği sahnede hatırlasaydı Eygün şu anda Oturuyordu ölmemiş yani. oldu. <laughs> Böyle olmayacaktı. Orada Eygün'e öyle bir yanlış şey seçti ki iletişim ee, Seçti ki hani hiçbir şey yap motor burada Allah versin Tren deyince eğlenceli <laughs> uçmaya karar verdi. Hani, biz se biz sene bunu için öne yapıyoruz falan. Diye. Hani bir bölüm önce sen salaksın sen bir şey yapma demeseydi çocuğa. Ha, halbuki belki hayatını kurtarmış olacaktı yalasın. Büyük ihtimal onun da suçluluğunu hissediyor zaten. Aynen. Bu arada şey ya. de var arada ya ha, geminin yanaştığı sahne de var. Gemilerin yanaştığı... şey teknelerin. Ha evet onu söyledim aslında yani şey demin. Teknelerde bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Durdurdum durdurdum baktım o şeylere. İki ayaklı muayajlara, dört ayaklı buraya. <laughs> Kaçtı? Ee, oğlum <laughs> galiba o bayraklar dört ayaklı ama bak, bilmiyorum katlanmış bayraklar sadece iki ayak gözüküyor. <laughs> bilmiyorum, CGI'de sildiler mi dördüncü ayağı? Hani George Clooney laf söyledikten sonra. ama... <laughs> Benim olabilir Biz, bu arada bayrak, bayraklar iki aya dördüncü aya göremedim yani ha, okay. <laughs> kastım Ola... böyle bir bak şey olabilir diye. ya bazı yerlerde dört bazı yerde iki gibi karışık bir şey var galiba onun şu anda <laughs> çok, çok umrumuzda yani, mı desen yani <laughs> öyle mi oğlum Ayak önemli. buradan sonra dizi yokuş aşağı gidebilir Abi, ejderhanın ayakları laris için önemli Hatta yani çok istiyorsan dört, dört ayaklı vallahi bakıyorum şu anda da <laughs> Bence Laris baksana ona boş ver. Dört ayaklı gözüküyor. Ee, aynen. Laris <laughs> okuyor zaten. Ee, neyse. Sonra bir iki, dört ayaklı galiba. Tüh tüh. Tüh be. Allah. Bok gibi bölümde ya. <laughs> bir veriyorum bu. Dört ayağı varmış. Hemen gideyim şeye katılayım. Review bombing'e katılayım. <laughs> dört ayağı var Ejderhan'ın. Allah belanızı versin. <laughs> of ya. Bu sayede tabii şeyi de öğreniyoruz. Ee, biz işte zaten bahsetmiştik. Hay tavrılara baş kaldırışını. Ee, bu da onları biraz yavaşlatmış orada. Belki işte Otto bu yüzden de belki yanıt veremiyor. Bunda orada nasıl bir durum var bilmiyorum. Olabilir o da böyle konflikte katılmış olabilir Otto. Aynen. Orada işler karışmış. <laughs> Rehin almışlar Otto'yu <laughs> <efendim. gülüyor> falan. Kafasını vuruyorlar. Kafasını vuruyorlar. Yani. Öyle, öyle. Aynen aynen aynı şey geldi aklıma. Bizim Lord'un intikamını alacağız senden. <laughs> Kafanı vura vura öldüreceğiz. <laughs> ya, biz böyle de kendi halinde bir adamdı ya. Kolun boş yer öldürdüğü insanlardan bir Delikanlı, delikanlı adam diyor. Evet. Buraya var mı ekleyeceğim bir şey başka? zaten bayağı konuştuk aslında. Yok ya Gwain <gülüyor> ne <gülüyor> kadar <gülüyor> Güveyne e gelelim. Alican'ın bir şat vardı, güzel şattı. Böyle iki tane gardı Aa, Evet evet. Çok iyi şat, yani. güzeldi. Bu arada bu bölümün yönetmeni zaten görüntü, yönetmeni, yani görüntü yönetmeninden görüntü yönetmenden gelme bir yönetmen. Ee, bu bölümün okay. çoğunda e, kafasının görüntü yönetmenle gittiğini çok hissettim. Yani bu dizinin görüntü yönetmenini o yapmış mıdır bilmiyorum. Bakmadım ama ya yani çalıştığı görüntü yönetmeninden de istediği şeyleri çok iyi bildiği belli gibiydi. Yani o dediğin Arıstant'ın sahnesi e, teknelerin gelişi, işte ejderhaların şeyin özellikle Renner'ın ejderhasının ilk çıkış sahnesi şeyden falan sonunda hepsi çok güzel gözüküyordu yani. E, herifin gözü çalışmış bu bölümde. <laughs> e, Alison Gwen sahnesine gelirsek artık Darren'ın bayağı şey derinleşmeye başladı. Darren'ı herhalde bu sezon görmeyecekmişiz. E, Ryan'ın evet. açıklamasına göre. Ama gö Aynen. görmesek de bayağı duyduk artık. Hani nasıl biri 16 yaşında. Aynen Tinder profil şeylerini <gülüyor> öğrendik. Tinder'ını öğrendik. Güven bakmış değil mi? Ulan ha, kardeşimin çocuğu olmasa falan diye. <laughs> Yap abi ne olacak artık Targaryen'lere karıştınız yani. Ha. Sen de, <laughs> Sen de yaptın. Beğendiysen al abi. <laughs> Ortalık iyice karışıyor böyle. E, gürbüz... bu arada şey hoşuma gitti bak hani biz hep şey konuşuyorduk ya Darren Acaba farklı biri çıkar mı diye. Şimdi böyle anlatması ben de bunu biraz daha e, yani kö kötü, biri değil de daha farklı biri çıkabilme ihtimali güçlendirdi. Neden? Çünkü Gwen de hani aslında sorsan Gwen de kendisini böyle tanımlıyordur. İyi biriyim şeyim falan ama bir yandan baktın hafif yavşak, korkak iş yeri geldi ama dur öbür tarafta böyle duruşu vakur bilmem ne işte havalı bir adam. E, muhtemelen derinde. Bence onda biraz karakter değişikliği oldu ya. O da biraz oturdu. Oturdu işte. Gwen'de. Aynen Gwen'de oldu. Darren'da da hani full hazır paket gelmeyecek bence. Evet gürbüz, akıllı, daha kibar muhtemelen. Kızların ilgisini çeken birisi. Ama tam hazır paket gelmeyecek gibi hissettim bu şeyin üstüne. Biraz çünkü orada Alicent'a da çok kötü bir şey söyleyemez. Ee, Alicent da merak ediyor bir yandan. Zaten çocuklarına ilalla etmiş. Red Keep'te çocuklar sağlıksız yetişiyor. Onları bir anaokuluna mı yazdırsaydınız falan diye böyle. Şeyi tatsız. Ee, o yüzden hoşuma gitti böyle tanımlaması. Orada güzel bir şey twist olabilir yani bir noktada. <laughs> yani şimdi iyi bir çocuk olması mantıklı olur. Çünkü <laughs> de Alicent'in da şey olduğu gibi itiraf ettiği gibi. Ya zaten iyi çocuk olursa bir şey <laughs> değişmeyecek. Orada yolumuza devam edeceğiz yani. <laughs> Ya i̇yi çocuk kötü çocuk çok da böyle yani dediğin gibi tek One dimensional olacağını zannetmiyorum. Aynen. Yani sahne biraz ilginçti böyle. böyle Hiç tanımadığım erkek kardeşim bana hiç tanımadığım o <laughs> bahsediyor. <gülüyor> 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 Nasıl bir ailesiniz amına koyayım. Ve ikisi için de <laughs> farklı bir baba var. Otto ikisi için çok farklı babalar yani. Beni hiç sallamazdı Aynen. falan diyor yani. <laughs> Ha, şeyde Old Town'da kalmış olması e, doğru şey olarak. Gelene Hani Ned de King's Landing'e giderken Rob'u bırakıyordu geride. Evet. E, sen varissin, Sen e, Winterland senin. İşte burada da aynı hani o açıdan Old yaptığı doğru. İlginç olan e, daha önce de azıcık bahsettik. Şeyin favori çocuk olması olması. Alicent'in o He. ilginç. Bana acaba bir Viserys paralelliği mi var diye düşündürdü Otto da. Çünkü um, Viserys de kendi karısını ne olan döküyor. duygularından dolayı Renier'e çok şey yapıyordu, bağlanıyordu. Ya da diğer çocuklarını sevemiyordu o kadar. Belki Otto'da da öyle bir durum vardı. Um, karısını mi, hatırlatıyor abi? belki. Çünkü ilk, ilk, <laughs> ilk sezonda böyle birkaç tane <laughs> hafif creepy lafları vardı ya Aynı Annenin annene, annene çok iyi. güzel gidin. O bir ışıkta çok güzel annene benzedi, anana benzedi falan diye. <laughs> çok sakat. Otur da fazla takılma çocuğum sen. Bozma <gülüyor> kendini. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. orada o çok gergindi hatırladım onları. <laughs> Burada um, Darren'la ilgili um, ilginç şey de mü Lüt mü çalıyor dedi işte. Ha lüt çalıyor dedi evet, bir çalgı yani, müzik mandolin, müz Müzisyen olduğunu öğrendik um, ve de Alasın'tın um, gene bu annelik dönüşümünden dolayı gerçekten bir günah çıkarması var. Hani Gwaine böyle önce şey diye baktı. Ha, sen ya sen hani Kristina bakmaya geldin ama hadi <laughs> gel ben konuş hadi gel. <laughs> Senin gözler Kristen'ı arıyor ama hadi bir bozmayayım. Hadi gel konuşalım <laughs> evet, gibi girdi. Yani. Gitmedi Sponsor oraya Duvay. da sonra da. E, yanına da gitmedi ee, sonra kolun. Yok gitmedi. Belki Kristen gelsin Crispin gelsin diye mi bekledi bilmiyorum. Um, Dwayne de hani um, konuşmadan çok um, memnun olmasa da yavaş yavaş açıldı. Hani Alicent'in o annelik şeyinden itibaren gerçekten bir ilgi gösterdiği ya da bir üzüldüğü işte mektup alamadığı için işte hani sonra bir gurur duydu işte iyi bir çocuk olduğu için böyle bir karışıklık duygular içerisindeydi. Ben de hani şey dedim ya git abi yanına. hani. Git evet. Atla niye, git, zaten. Hani, ne işin var yani burada ki? Şu hani an bir ihtiyaç da yok. bırakamam falan. Bırak Eğgin'i. Larisi ilgilensin işte sen. Bas git. Emin ellerde o Eğgin artık. Hani zaten he, e, Alicent'in Bolt Down'a dönmesi mantıklı olur bence. E, ama dönmez büyük peki şey olabilir mi? Şimdi 16 yaşında e, ejderha var. Ejderhanın boyutu da iyi diyorlardı genel olarak. Acaba şimdi Eymont bir gazla getirin lan kardeşimi de buraya ejderhasını kullanacağız diye şey yapar mı acaba? Alicent'i darlar mı? Ya da Otto'yu? Yani göreceğiz eğer um, süper fikirleri <laughs> <işte> hangi, stratejik, <laughs> hangi stratejik şeylere yol açacak. Ama um, eğer Otto oradaysa harbiden Eymond'un vereceği emirleri belki uygulamaz. şey yapacak olan Otto olabilir. Ya uygular mı diyorsun? Uygulamaz. Ya uygulamaz Bence. işte yani. Bence de uygulamaz. Yani, Eamon hani öyle bir şey yapsa bile belki Otto'dan geri dönecektir bilmiyorum. Buralar biraz farklı kitapta o yüzden evet. şey değil hani ama A aşağı yukarı ne olacağı kafamda şey de hani son spoiler etmeyeyim göreceğiz. Eamon evet. mutlaka ilginç fikirleri vardır bunu nasıl kullanacağına dair. Abi zaten ejderha ihtiyacı olacaksa ki şu an Sunfire gitti elinde işte Dreamfire'da Darren'ınki var. Ee, onlar da şey yani Helena'yı zorlayabilir. <laughs> ya yani... Brimfire'ı zannetmiyorum Helena'nın hani evet. ejderha tepesinde savaşırken göreceğimizi bilmiyorum. Ya ya da <laughs> kaçıp gidebilir kız en sonunda başlarım size falan deyip. Keşke kaçıp gitse bazen Benim. istiyorum be. <laughs> Batıya doğru o da Corliss'le beraber. Aynen kurtul burada Batıya gideceğim ya. He <laughs> <laughs> ee, gelelim Helena sayesinde o zaman Elisanth'la. Ee... bir şey daha var burada uh, Gwen ee, ilk savaşa giderlerken Gawain'le Kristen e, Gawain'in bu hani e, jolly halleri vardı. Böyle bir neşeli evet. filan falan da siklemiyordu. Ee, Yaparız. Sonra işte, <laughs> evet, işte, bar var mı bilmem ne falan diyordu şeye. Kristen'a şeyde yolda. Handa e, kalacağız. Şimdi, Bamba e, şimdi böyle adam şey <laughs> çökmüş tam bir <laughs> depresif bir halde gidiyorlar. O ilk halimden eser yok şimdi diyor kendisi. Aynen öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> o eski halimden diye böyle <gülüyor> 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 öyle bir <laughs> öyle girdi. Bir, evet. bir, bedalaşma bir hani şey <laughs> Kristen'ın da alısıntı sallamamış olması ayrıca bir Not ettik oğlumda kenara. Evet, sadece kafayla yolladı böyle böyle şey yaptılar. Ama işte onlara değişti. Aslında dediğin güzel tespit. E, bu savaşın başı da sonu herkes için çok farklı oldu. Elaştı da Kol için de farklı artık. Hiçbir şey eskisi gibi değil yani. Kol için de şey var yani. Kol e, bir önceki şeyde ejderhaya karşı olan savaşın ne olduğunu bilmiyordu. Gördü. <gülüyor> artık <gülüyor> biliyor ve de um, Aymond da kendisini sen git ben geliyorum arkadan dedi. Aymut'a da güvenemeyeceğini biliyor. Yani bildiği Karaksiz'e karşı 900 adamla <laughs> gidiyorlar şu anda. yani <laughs> tam bir yani. Bu, ki kendisi de suyu yollarken e, Eric için rahat rahat konuşuyordu. Gidersin aslansın bunun için yapmayacağım mı işte treason olur falan. Hadi kral şimdi sende sıra. <laughs> Hadi git şimdi. Aynen. <laughs> ya Cole'la ilgili aslında çok böyle düşünüp konuşmak istemiyorum. Cole hiç dön yani Dönüşüm yaşayacak bir karakter gibi değil artık. Çok e, kendi boyutunda devam edecek gibi duruyor ama çok sürpriz olur bana. Farklı bir karar alır Pisa falan. Şaşırırım yani. Yani ama dönüşümü da... şey açıdan oldu tamamen um, ne diyeyim um, dönüşüm oldu aslında ama yani iyiye doğru bir redemption olmadı. Sadece pişmanlık üzerine oldu birazdan şeyi anladı biraz. Bütün konuştuklarının hani o savaş alanına çıkınca boş olduğunu hani bütün bu şeyin aslında kendisi gibi adamların piyondan başka hiçbir şey olmadığını falan anladı da şu anda tamamen biraz hani nihilist bir arkadaşa döndü. Boş yani herifin içi böyle evet. şey artık. <laughs> hani Peki. yani şu andaki kol İlk sezondaki kollara göre daha çekilir bir karakter hale geldi en azından her aynen, gördüğümüzde. O, o en azından aynen. Küfür etmiyor zaten <laughs> Aynen o neydi ya öyle hala sinirimiz kalkıyordu. <laughs> Peki e, ne diyorsun Helena'nın kafesleri üçe çıktı. Bak kafes kafes dedim. <laughs> kafes üçe çıktı bir de diyor ki şarkı söylemeyi kesti. İçine ne böcek mi koymuş ne yapmış. Cırcır cır böceği mi Hani bir tanesinde birden fazla Sinir böcek var bu arada. Var. Hepsinde birer böcek var zannettim ben. Ortadakinde daha fazla böcek vardı falan. Bu böcek de hep şeye gidiyor benim kafam. Ee, Laris'in aslında logosu vardı. Unuttuk onu. Bir daha görmedik de böyle böcekli falan bir logosu vardı onun. Kafam hep ona hmm. gidiyor bir yandan. Ama bilmiyorum ne diyorsun bu sahneyle ilgili bir işte Three Headed e, Dragon şeyi mi yaptı hani? Üç kardeş işte birinin sesi gitti. İşte o da Aegon artık zor konuşuyor falan. Bilmiyorum çok büyük çıkarımlara gidemedim buradan yani. Ya da çok büyük bir foreshadow var. İleride göreceğiz ne olduğunu. Evet şey, um, kaç tane yani bilmiyorum. Benim um, yorumum 3 üç, üç kafes. Benim çıkarımım 3 kafes 4 şey olabilir. Her neyse sesi artık This one stop singing diyor. Şarkı söylemeyi kesti diyor. Evet, hasta doğru. Bir önceki sahnede de şarkı söyleyen kimdi? Şarkı söylediğini öğrendiğimiz karakter var. Darren. Aa doğru lan. Darren müzik um, aleti çalıyor. Oo. Oh. Ve de trailer'da da <gülüyor> <gülüyor> trailer'da da eğer trailer'ı izlediyseniz Darren'ın ejderhası yola çıktı diye bir laf çıkıyor. Aa okey. Sanırım bir Darren foreshadow. Şey, eğer bu geçmişe dönelik bir şeyse hani alışıntının sesini kestiler ya da Elgin'in sesini kestiler zannetmiyorum geçmiş olduğunu. Yok Forsha'da odur bence de. İleriye evet. doğruysa Derin'in ejderhası hani Derin'in o eğlendiği eğlendiği günlerin bittiğini ve de ejderhası yola çıktı demek hani savaşa gidiyor mu demek hani ne demek bilmiyorum. Belki de, şey mi çağırdı? <laughs> mu çağırdı? Amy'miş de o. Zaman... <laughs> Bilmeden Forsha'da mı Forsha'da olamış olabilirim ben de o zaman. <laughs> Aynen. Hani işte ben trailer'da duyduğum eee yola çıktı lafından şeyle ve de müzisyen olanı olduğunda bir önceki senede öğrendik. O o diye düşündüm. Onun için de çok mantıklı Birçok bu. yere şey yapılabilir. Belki sonra daha da bariz bir şey görebiliriz. <laughs> ne bileyim. Daha büyük bir şey, olay evet olabilir. Evet, şimdilik bu kadar. Bir de şarkı söyleme <laughs> hep şey var işte Dragon çağırmak, ehlileştirmek için falan yapılan bir eylem şu anda. Aynen. Dragon'ın şarkısını söyleyen adamlardan birisi de öldü aslında. O öldü. bence. <laughs> o dayılardan birisi. Aynen. Aynen. O da önemli Dismon biri değildi yani. Harbiden yani. Vurdu. <laughs> <laughs> Boğazını kesti. Aynen. Ama şimdi Darren olsa e, gerçi Darren Darren, Helena, e, Eymut. E, dört kardeşi. Niye üç kafes var acaba o zaman? Üç kafes niye Belki var? birisinde iki tane mi böcek mi var? O fazla var, de var de evet. De Ortadaki kafeste fazla böcek var. Yani belki iki tanedir o da yani. Aynen. Toplam dört olabilir bu arada. O zaman oturuyor. Daha iyi oturuyor. Forşada olabilir. Hmm. Aynen. Sonra da buradan e, mum yakmamız lazım diyor hadi ölülerimizin ruhuna mum yakacağız diye alıp götürüyor Helena. Yine Helena'nın başı. Aslında bu şeye çok benziyor. Ego şeyin Harris'in ölümünden sonra dışarı çıkmaya biraz zor ikna etmişler Helena'yı. Şimdi de artık Helena'yı hadi Helena'cığım duaya gidiyoruz falan diye. Zamanında Renirayı da sürüklediği gibi şimdi Helena'yı sürüklüyor. Yani dışarı çıkmasanız daha iyi olacak gibi bir sahneye geçtik zaten buradan sonra. Bence burada evet. Alicent'in annelik yapma denemesi bu. bu. Değil mi? Biraz hayat. Evet. <laughs> Helena ile ne yapabilirim? şey olur ya böyle. <laughs> Hiç konuşmadın. Az konuştun. Baban <laughs> bir gün gaza gelir. Ee, gel evladım dondurma yedim. Baba ben dondurma sevmiyorum. Ha okey. <laughs> baba ben laktoz alerjim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz şey özledi. diyor. Muhafaza gel baba gel Cuma'ya gidelim falan diye böyle <laughs> gel mum yakalım. <laughs> baba ben ateistim. <laughs> ne oldu ya? <laughs> o kadar haber yok. <gülüyor> 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 of ya. Evet. Elena da aynen bunu yaşamış olabilir yani. Ee. Sonra da burada... Zaten hmm. e, Helena şey mi ya? Helena böyle hadi dışarı çıkalım falan deyince böyle Helena'nın hafif bir yüzünde bir düşme oluyor gibi gördüm sanki. Evet evet oluyor. Yani. Kız yani. görüyor geleceği de. Of gene başımız böyle gelecek ama <laughs> hadi bakalım falan diye. <laughs> Anne bak çıkmayalım şimdi. Aynen. <laughs> balık <Söylesen> atacaklar. Anne. <laughs> <Aynen>. Of ya. <laughs> Neyse. Kafana <laughs> yiyeceğim balığı. Bundan sonraki bütün sahne zaten foreshadow gibi olur. Şimdi balık atıyorlar Ellison'da. Ulan diyorsun bu kadar balık balık hep sudan gelecek ailelerden bahsettik. Hepsinin neredeyse logosu farklı bir balık. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> o da ayrı bir soru yani. Aynen. <laughs> Taleler öldürüyormuş Ellison'da falan. <laughs> Hep balık gibi suratınıza ineceğiz falan diye. Tabi bu şeye de gönderme. Ee, Alf balık çorbasına laf ediyordu ya. Yine mi balık be Lan bıktık balıktan diye. Zaten işte Queen of Fishes diye herhalde biraz halk oradan da delirmiş. Sadece balık bulabiliyorlar muhtemelen sudan. Ya da denizden gelen şeyleri yiyebiliyorlar. Aynen yani. Blackwater Bay'den ne çıkarsa o artık. Aynen. <laughs> Tekerlek, şey, çizme ne bulursa onu yiyorlar. Aynen Red Redkit gibi şey aç kaldılar yani. Ee, burada tabi... E Şeyde takıldım ilk nokta şu Hugh'un ilk izlediğimde aa dedim köpeği sevdi falan. Şey yaptım. Ee, sonra ikinci izlediğimde Hugh böyle köpeği severken sanki dişlerine bakıyor. Ulan dedim yiyeceksin. <laughs> <laughs> ben onu söylemiştim geçen bölüm. <laughs> evet ya bir an korkmadım değil ama yemez herhalde. Hat da sevmiyordur belki falan. diye. <laughs> o yüzden Bence, bir korkmadım değil. ben de hüyü böyle girdi. Böyle saçlar beyaz filan. Eee tergar yönümsü gözüktü. Ee, evet. Şey. Dedim köpek de beyaz, köpek de Dragon Rider olabilirim dedim ben. <laughs> Onun mimini yapmışlar evet bu Hadi şey... ya. <laughs> böyle sırada köpek var diye böyle dragon'a binmiş gidiyor. Böyle. <laughs> Oğlum çok iyi olmaz mı ama ya? Ee, Hugh ile köpek Dragon üstündeler böyle beraber sürüyoruz. Ya sonra. şu Dragon Seed olayını şey yapsalar süper olacak ya. Şöyle 50 tane adamı disseler öyle ejderhane. Işte yani böyle arkaya da Benny müziği. şey yakıyor <laughs> <laughs> falan. Kaçan vardır. <laughs> hızlı hızlı koşuyorlar. Vermiyor <laughs> böyle yakıyor <laughs> adamları. Güzel olurmuşlar Yüzlerce yani. şey. <laughs> böyle. Ya da bunu böyle bir şey gibi bir yarışmaya işte Squid Game gibi bir yarışmaya çevirebilirler bilmiyorum. <laughs> Argarian Idol. <laughs> Kim kazanacak? <laughs> Floris Dava tarzı bir şey yapıyorlar ya yani. <laughs> Neyse evet bu sahede de evet sonra konu linçe kadar gidiyor. Burada Hugh biraz gözümden düştü. Ee, onu da söyleyeyim. <laughs> Yavşak gidip adama yumruk atıp elinden lahanasını aldı. Ya niye yumruk atıyorsun? hem <laughs> köpeği yeseydi ne düşecekti gözüm. <laughs> köpeği yese bıçaklardım gidip oğlum yaşatmazdım da. Allah'tan köpeği yedirtmediler. <laughs> oğlum, o köpeği Porsche'de olabilir oğlum bu bak ben sana söylüyorum. Vallahi korkuyorum ya umarım olmaz. <laughs> Oğlum, köpeği bu kadar sevdirip yedirtirlerse Allah sinirlenirim ya. <laughs> i̇şte o zaman George var ya <laughs> kapatır diziyi. Kapa <laughs> o da beğenmişti köpeği. <laughs> evet çok sevdim falan diyordu. <laughs> köpeği yerlerse arkadaşlar bizden bir daha haber alamazsınız bizim yayından falan. <laughs> Sonra gelip de niye yapmıyorsunuz bir daha ya demeyin yani. Tence <laughs> kapatacaksın. Burada biter yani asla gelmez devamı. Eee <laughs> Ha bu arada Bilmiyorum. şeyi söyleyecektim. Ee, Eamon'dun <laughs> <laughs> gelip iki tane bir sand sandviç ekmeği de gidip köpeğin <laughs> Ketçap mayonez olsun mu falan diyor. Böyle <laughs> şey yapıyor. İki sandviç çekmeyle gelip böyle bakıyor artık. O güzel gözüktü ben bunu <laughs> yerimden diye. Alf'te vardı. O, kesin öyle ki... bir şey var. Evet. Kesin öyle bir şey var ya. Şimdi ben böyle bakıyorum da bir yandan kesin öyle bir şey var. Abi dikkat etmemişim ben. Dişine bakıyor ya böyle ağzına falan bakıyor. eğilip Sen <laughs> ne yapıyorsun hayırdır <laughs> oğlum ya. <laughs> Çünkü o şey bakışı bilmeyenler <laughs> için açık <laughs> değil mi? <Yani gülüyor> sağlıklı mı bakışıyor yani dişine bakarsın, gözüne bakarsın. Ay <laughs> basal, <laughs> sağlıklı atıyor yani baya. Neyse inşallah olmaz. Evet. Ben ha şeyi diyecektim. Eamon'ın evet. e, Egon'un yanına gittiği sahnede hala o kadar kişiyi yolladı. Ee, değişiklik yap yapıyor bilmem ne ama e, egonun getirdiği geri zekalı kolejler duruyor yanında hala. Kapıda da bir tanesi duruyordu. Ee, burada evet, da Evet, evet. maalesef. İkisi de burada geliyoruz. Ee, hatta biri ölüyor galiba. ...muhtemelen o. Diğer sarışın çocuk ölüyor galiba. Burada es, es, Esther Mund mu? Esther ölüyor galiba. Aynen. ...neydi heriflerin adı ya? Ben doğruladım. Ee... Kolejciler Çok... benim için. <laughs> Leon Esther Mund ölen, ölen galiba. Bir... Ed edat Waters var bir de Martin Rain var. O Aynen. eskilerden. Burada da Richard Thorne bu yaşlı abi. Hı hı. Um, da şey. Um, bir de Will Spell var işte adını bildiğimiz. Yaşlılar en düzgünü hmm. zaten orada. Yaşlı dayı Richard Thorne. Evet. Alistair Thorne'un dedesinin 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 dedesi olabilir bilmiyorum. Ha olabilir <laughs> lan bu arada. Richard. Ha mantıklı. <laughs> yani Alistair Thorne'un ailesinden olsa evet. gerek. aynı başka tohum değildir herhalde. Aynen. Aynen. o bayağı sağlam canım zaten. Ee, peki burada evet. e, şimdi Emut onu diyecektim. Aymut bunları değiştirmiyor bu arada. Umurunda Herhalde şeyden ben kendi başımın çaresine bakarım da ama <laughs> ihtiyacım yok benim. Evet. Bu arada guard konusu çok karıştı abi. Bak şu an Renira da çok güçsüz guard konusunda. Yani Yeşiller de eh işte. Evet. Hani zaten yarı yarıya berbat durumdardı. Bir iki tane de onlarda kaldıysa kalmış. Guard konusu kesin başlarına iş açacak bir noktada. Ee, burada daha ilginç bir konu var. Ben bunu bilmiyordum ama bu teori çok hızlı yayılmış. Ee, artık e, hani spoiler olur mu bilmiyorum. O yüzden yine de uyarayım ben. Hani bir tane kelime söyleyeceğim. Eğer illa duymayayım diyorsanız. Shepard diye bir karakterden bahsediliyor. Acaba işte... O adam dublör yalnız. Ha öyleymiş bu arada evet. Ee, hani Hemen ona da hani o kolu kesen adam Shepard diye bir karaktere dönüşecek falan değil de iyi de adam oyuncu değil. Değil bir evet. Glör. Kastı bile yok bu arada. Şey. Hani bilmiyorum. <laughs> ee, yani. O Nasıl yüzden, olacak o iş? Ha, ben burada konuyu açmak istedim. Bana biraz şey gibi geldi. Ee, overread ki şu anda. Hani belki ileride bir, bir de öyle bir karakteri tekrardan sokacak bir alanlar olacak mı? Biraz hani altyapılı ...bu hale çeviriyorlar... ...her ne kadar biz parça parça karakter görsek de... ...mesela Alf'ı bir gördük... ...şimdi direkt kolunun kesildiği birini görmek... ...ve sonra dönüşecek demek biraz iddialı... ...ama öyle biri var evet... ...öyle bir karakter varmış kitapta da... ...ben bilmiyorum hani detayını ama... ...sen daha muhtemelen... ...daha mantıklı şu an tanımlayabilirsin bunu. <laughs> ya olabilir... Ee, ...benim tek... ...şeyim... E... Yani Shepard karakteri evet bir kolu yok Elif'in. <laughs> Ama komple kolu yok yani. galiba onun. Bunun eli kesiliyor şeyden. Şöyle, işte o kadar Şöyle. belki dizi değiştiriyordur. Evet. yok sanırım hatırlamıyorum şimdi kolumu yok elimi yok dirsekten mi <laughs> şeyden mi tam olarak nereden çok, <gülüyor> temiz <gülüyor> kesiliyor. çok temiz kesilmiş hocam bunu dikeriz biz falan. <laughs> Aynen şey <laughs> um, ha benim tek aklıma gelen çünkü uh, behind the scenes'de bu kol kesilme sahnesi um, ne gösteriyorlardı işte nasıl yaptıklarını. Orada da dublör oynuyordu işte bu adam. Um, ama yaşlı bir dublörü koymuş olmaları evet. Büyük evet. ihtimal bu karakter Shepard olabilir. Genç birini koymamış. Özellikle yaşlı biri olması ince. Ama şey de oldu mesela. Gwyn de biliyorsun ilk turnuva sahnesinde dublör oynuyordu. Sonra onu kastettiler. Ha, evet. Hani görmedik herifi Gerçi kask plan vardı da. Gwyn'i dövüyordu. <gülüyor> <Damon>. <gülüyor> <gülüyor> yani, ...Shepard'da da öyle bir durum olacak olabilir. Belki bu dublör olacak olan karakter... ...adam oynayacaktır. Bilmiyorum. Hani şey... ...göreceğiz. Çok evet. da Ama buradaki şey asıl dizim. sorun zaten bu işte... ...guard sorunu. Yani en baştan Egon'un... ...getirdiği nokta biraz da bu. Ee, orada onları savunmana ihtimal yok. Zaten isyan çıkıyor. Bir de panik oluyor zaten. Ay Ne yapacağım falan diye. Bir de o bıçaklanıyor orada. Yine iyi çıkardılar oradan valla. Ben, ben dedim herhalde... Helena'ya falan yazık olacak burada. Neyse iyi çıktılar yani. Bence çıkarmamaları gerekiyordu. Niye neden <laughs> dışarı çıkardılar onu anlamadım. Evet. Kapatın abi kilisenin kapıyı kilitleyin. Tamam. İşte tecrübesiz basacak halk. Ama gerçi bir Eyle tane bir tecrübeli ta var. Bir var yani o sonuçta. Doğru. Bir tane tecrübeli var. Sen de mi düşünmedin yani? Yani işte bilmiyorum belki hani hani halkın kiliseyi de basacak kadar yoldan çıkacağını düşündüler bilmiyorum. Biraz o zor. <laughs> bu arada şey de tehlikeli. Kadar... Şimdi içeri kapat, okey ama bir yandan da harbiden orada büyük bir yığılma olduğunu düşünsene kaçamazsın bu seferde. Yani kapıyı tutamazsan bir noktada kaçamazsın da yani. Yani o kadar da büyüyeceğini düşündüler miyim bilmiyorum. Her neyse çok da şey değil. Evet. Sonuçta panik, panik oluyorlar yani. Kaçarlarken Ricarton ve Alison zaten kılıçlarınızı sokun evet. diyor. İşte bu Esther denilen eleman şey kılıcı çıkarmasıyla o kılıcı götüne sokmaları bir bir oldu zaten. <laughs> evet bu arada. Hemen Joffrey'nin böyle hound'u yolluyordu ya hatta o geliyordu. Burada hani Kılıcını sokun diyordu. Joffrey aynı şey olduğunda Hound'u böyle öldür hepsini falan diyordu. Evet. <laughs> 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 jo Joffrey oğlum bak. <laughs> De-escalation. De Orada şey yapmayacaksın. Binlerce insan varken hepsini gaza gelmeyeceksin. E tabi. Burada Ama... üçü birden filan da ölmüş olabilir belki bu Aegon'un, Kingsguard'ların bilmiyorum hani. Biri galiba Aemond'un yanındaydı. Aemond'un yanındaydı galiba. O ölmemiş A, okay. olabilir. Bir, biri Aemond'da takılıyordu. İkisi ölmüş olabilir evet. bu arada evet. Bu arada Alice'ın suratına um... balık atıldı. Balı balığı atan adam da eski kri kriket oyuncusuymuş. <laughs> Hadi ya. Balam, şakuş. <laughs> evet. Bu gerçekten <laughs> mi? Taşak mı böyle... geçiyorsun şu an? <laughs> yok ya, yok, ciddiyim. Olive'i okay. böyle bayağı sağlam çaktı falan diyordu <laughs> 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 böyle. Oğlum iyi bari quarterback falan getirmemiş de. Ben de atarım Aynen. Birinci <laughs> attığında böyle iyi çarpmıyor. Böyle yönetmen bir daha istiyor falan. Böyle ikincisinde dunk değil. Falan <laughs> tam oturtuyor. Oğlum çok iyi ya. Evet bir anda şok oluyor falan zaten böyle. Yüzüne balığın çarp çarpması da manidar bir yandan işte. Balık logolu ailelerden dolayı. <laughs> yani burada hüdü hüdü Hemer'in de... Bir anda bir şeyini işlediler aslında. Sen hani bahsediyordum ben gülmekten işte evet, şey evet. yapamadım. Da adamın köpeği yediği geliyor hala gözümün önünde. geliyor... Hatırlatma abi onu. <laughs> çok onurlu adamdı, sabırlı adamdı işte. Ben e, kral bana verecek işte karısı para şey yapıyordu falan böyle işte. Kaçalım bilmem ne evet. falan böyle hüyü böyle daha e, şeydi. Bir anda pat diye e, şey olunca hani ne diyeyim? Ailesine Um, yemek götürme şey olunca kontrolü kaybetti oldu. Evet, güm diye girdi birine. yani orada direkt bir Hugh de Wa Walter White oldu erif direkt böyle. Sonra karısına gidip böyle, I'm not in danger I'm the danger demişti. <laughs> Hemen şey I oldu. I am the one who knock falan diyor. Yani burada bir herhalde şey olarak aklımızda tutalım yani, Hugh karakterinin ileride. Böyle bir şey Bunlara, olabilir. Evet, hatırlayacağız bunları muhtemelen. <laughs> Zamanında da böyle yapmıştı deriz. Evet, ha, onun dışında var mı başka şey? şey? Alasın'tın yaralandığı. Ha, o kol, var, doğru. Aynı kol bu arada. Şey. René ile aynı yer. Aynen. Öyle bir paralellik var. Bir de ne olduğunu söylemeyeceğim. Hiçbir şekilde bahsetmeyeceğim ama kitabı okuyanlar belki görmüşlerdir. De öküz gibi bir foreshadowing var. <laughs> Aynen değil mi? Okey. Bütün bu sandilerin içerisinde. Okey. Muhtemelen ben de yakalayamadım onu bilmediğim için. <laughs> Okumadıysan çok zor. Ha, okay. Orayı okumadıysanız evet. çok zor. Ondan. Çok böyle öküz gibi derim de hani okuyana bariz olduğunu bilmiyorum. Hani o zamanı geldiğinde belki tamam. hatırlarız. Bunu hatırlarsak sorayım ben sana tekrar. Ne <laughs> evet. yazık. bakalım. Daha bayağı var herhalde. Orada. Aynı el olması bir açıdan da iyi bu arada. Hani işte orada da bir intikam konusu varken şey oluyordu. Burada da halk aslında galeyana gelip o yarayı oluşturuyor. Her ikisi de oğlunun yaptığı bir şey yüzünden yaralanıyordu. filan. işte böyle bir paralellik. Bir de öyle bir paralellik var. var. <laughs> İkisinde hataları yüzünden. Ee, ...buradan... E, ...bence dizinin en iyi sahnesiydi bu. Egon Laris sahnesi. Bu bölümün en azından. Dizinin demeyeyim de. Bu evet. bölümün en iyi sahnesiydi bence. Ve aslında ilk kez Laris'i... E, ...hem geçmişine dair... ...hem motivasyona dair bayağı bir şey öğrendik. E, hem travmalarını evet. öğrendik. Vesaire. İşte babası... ...o doğduğunda... işte ...bu büyü yüzünden oldu. Ondan bunun bacağı böyle... ...falan diye işte söylenmesi. Sonra işte insanların e, sana acımasını engellemek için seni işte küçük görmeni engellemek için zihnini kullanman lazım i̇şte artık sen de böylesin orada bir de şey çok üzünlüydü oğlum yani aslında vizerisi de konuşturmaya çalışırken e, şeyini alıyordu ya ilacını daha doğrusu kendi bırakıyordu bir noktada e, Otto'ya içmeyeceğim falan bugün işte kafamın açık olmasını istiyorum diyordu Egon ilk kez herhalde belki de bu kadar kafası açık e, hem dinledi hem e, tepki vermeye çalıştı hem de anladı. Belki de bu artık şey egonda ciddi bir dövüş dönüşüm yapabilecek bir hale soktuları sonu. Çok iyiydi ya bu. Bu kısmın diyaloğu da çok iyiydi. Sahne de çok iyiydi. Ben bayağı tatmin oldum ya Laris konusunda da. <laughs> evet şeyde e buradaki işte seni küçümserler, aşağılırlar işte sana dalga geçerler şeyinin başlangıcı tabii ki Eamon'dun onu küçümseyip aşağılayıp dalga geçmiş olması. <laughs> evet. E, Todd demiş olması. E, i̇şte seni küçümseme şeyinden direkt Eamon'd Laris'i küçümsedi. <laughs> Şekil da gördük. Bir Hatta Ve de, aynısını da e, yıllarca Eamon'da yaptılar. Yani onu da düşün. <laughs> yani şeyde e, zaten şeyden böyle bu sahnede şey diye bakacaktım böyle. E, Laris iPad'den böyle bakıyor. Sonra şey diyor. And I took that personally. <laughs> Jordan gibi değil mi? <laughs> Aynen. Um, burada Laris'in evet ilk defa bir human olduğunu <laughs> humanizing yani insan olduğunu, gerçek bir insan olduğunu Gördüğümüz bir sahne oldu. O açıdan önemli. İlginç olan geçmişiyle ilgili olan kısım. Um, burada burada Direkt tabii ki Tyrion paraleli var. Evet. Um, Tywin'in Tyrion'dan um, nefret etmesi ve de burada Lionel'ın da hani böyle iyi adam diyebilirdik aslında ama Lionel da direkt um, her ne kadar Alice büyülü, Alice büyülü desek de büyük ihtimal Alice'in yaptığı hiçbir şey yok burada. Büyük ihtimal Alice yardım etmeye falan da çalışmış olabilirler ise o şeyde. Muhtemelen o zaten yani, adam, gelişimine katkıda, zihnini kullanmasına o sağlamıştır, eğitmiştir yani. Hayır yani doğarken bile. Ha doğarken. Yani bile. Çocuğun çocuğun engelli doğmuş olması, Westeros'ta işte şeydi de Tyrion cüce işte doğdu. Aa lanetli lanetli Tywin lanetli işte şeyinde Tywin böyle işte çocuğun böyle Lord'un Lord'un engelli çocuğu olması mutlaka bir büyümüyü lanet falan olmalıdır. Nasıl olur da? ...Ivan Lannister gibi bir adamın... ...işte en... ...güncel şey, çocuğu olur. İşte Lionel Strong gibi bir lordun... ...işte bacağı... ...zakat um, çocuğu olur. Kesin... ...büyüdür lan. Yani. Demek ki Lionel'da <laughs> da... da o, ...o şeyden varmış yani. Aslında bak yani... dediğin şu açıdan çok mantıklı lan. Yani... ...bu pozitif bir şey aslında. Çünkü bu çocuklar doğamadığında... ...hem anne ölüyor hem çocuk ölüyor. Yani tarih boyunca böyle. Aslında bunların doğması yani sakat da olsa doğması onlara göre hani sonuçta bunlar sağlıklı zihinsel olarak sağlıklılar sadece fiziksel eksiklikleri var. Ama işte Tywin ve Lionel gibi adamlar ona öyle bakmıyorlar. İşte bana. öyle bakmıyorlar okey zaten ondan diyorum hani böyle asıl salaklık orada gerçi Tyrin annesini öldürüyor Do onda Orada teori düşüyor ama. <laughs> Trey'in annesini öldürmüyor lan. Dream hani, bebek ya, yani. Ya tabii canım da hani öyle suçlanıyor ya işte doğumda ölüyordu. Yani ben diğerlerine şuraya bağlantı kur, kurmaya çalıştım. Sonuçta doğmasa bunlar sakat. Sonuçta o bebekler çarpık ya da az gelişmiş oluyorlar. Doğamadıkları zaman anne kesin ölüyor. En azından doğduğu zaman annenin yaşama şansı oluyor. Yaşamışlar yani bir şekilde. Ama e, diğer tarafta ikisi de ölüyor. O yüzden dedim ama Tyrion'da düşüyor bu zaten. Tyrion'a bir suçu yok tabi. <laughs> yok şey olarak aynı bence. Ee, ne diyeyim? Lord olan kişi bu kendine bir yani orada da um, Lionel'ın kesin büyüdür bu hani kendine evet. yakıştıramıyor. Yakıştıramıyor, engelli yediremiyor. O yüzden büyük ihtimal Lionel ve Larris'in ilişkisinde de bir problem ee, olduğunu hani görmedik şey dedi ama buradan doğan altyapıda belki Alice orada yardım doğum sırasında belki yardım etmeye çalıştı. Belki e, um, Laris'in dediğin gibi belki doğmasında Laris'in e, um, Alice'in katkısı var ama belki Lionel Alice e senin sen büyücüsün işte sen cadısın senin yüzünden çocuğum sakat oldu diye bir şey mi yaptı? Her neyse çok um, ama bir yandan da süt Orası... değil mi oğlum bu? Ona kızsa niye süt yaptırsın ki? Öyle değil miydi? Ya cici annelerinde bir şey ya bakmış sonuçta. Ama işte şey. ona kızamıyor abi insanlar. Ha okey doğru diyorsun. Çünkü da, işte. Lionel'da yani. aynen Lionel'da sen benim işte diyor ki bir ailemizden birini ailemiz derken Alice'den bahsediyor herhalde. Büyü yapmakla Hı. suçladı. Ya büyüyü Simon mı yaptı bilmiyorum. Belki harbiden Damon haklı yani. Olay. Simon belki cadı. <gülüyor> <gülüyor> sen cadı mısın Simon? <gülüyor> 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 belki Damon ger... Aklıyla Simon yapmış büyüyü falan böyle. Olabilir. Her neyse. Alice'ı suçlamış diye düşündüm. Ya da, ya da bir yani belki ileride biraz daha ortaya çıkar ile ilişkisi. Um, belki Larry'si o noktadan itibaren Alice daha kanatları altına aldı. Çünkü Lionel istemiyordu filan onu. Um, ve de ya da şey de diyebilirsin Lionel King's Landing'e geldi oğullarını alıp çünkü Alison <laughs> etkisi altında büyümelerini istemiyordu belki her yani neyse orada <laughs> bir tam bir orada Alison nasıl bir bu strong çocukların ailesiyle ilişkisi olduğu yani güzel bir şey ne diyeyim gizem gizem onu daha önce şey yaparız ama um, Laris'in tabii ki büyüyle müyüyle alakası yok sakatlanın doğal bir olayı gene o şeyin tabii um, canım. Do doğal bir süreci o. Yedirememesi olayı var. Lord'un kendine yedirememesi aynı Tywin'de aynıydı. Um, ilginç olan Tywin Tyrion paralelliğindeki bir başka paralellik. E, Tyrion Tywin'i öldürdü. Laris Lannister'ı evet. öldürdü. <laughs> Şimdi evet. Laris öldürdüğünde herife tam bir psikopat olarak bakmıştık. Ama Tyrion'a hiçbir zaman öyle bakmıyoruz. Çünkü Tywin ile Tyrion arasındaki ilişkiyi çok iyi biliyoruz. Ve de onu öldürdüğünde belki haklı bulduk onu. Sen bulmamışındır gerçi sen Tywin. Yo ben buldum canım. <laughs> 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 i̇yi yaptı. O crossbow'u attı. Yok şey. <laughs> belki de Laris de haklıydı. Kim bilir. Hani bütün bu şeyi bilmediğimiz için hani Laris de ailesini yakmakta belki çocuk yaklaydı ya yeah, <laughs> değil yani hani belki de psikopat olduğundan değil bütün belki Lionel'un e, travması yüzünden yani belki sonuçta Tayvin de saraydayken Tyrion ve Jaime ikisi birden ya da Cersei de oradaydı saraydayken oynuyordu yani oyunun hiçbir zaman String'i aşağılamıyordu kimsenin evet. gözünde. Belki Lionel'ın da şeyi oydu. Hani ne diyeyim? Adam oyun oynuyordu. Hani normal herkes um, Laris normal oğlu ya da ilişkisi varmış gibi bilirken belki öyle bir yıllara süren bir şey var. Travma ve um, Olabilir şeye evet. dayalı bir hiç ilişki olmadı. var arada. Belki Laris'in yaptığı şey um, cinayetin de altyapısı ta oradan başlıyor. Hani burada Birazcık bu George'dan mı geldi yoksa yazarlar gene hani ana hikayeden mi esinleniyorlar bilmiyorum. Ama burada um, Laris karakterini asıl oturtan adamın işlediği cinayetin bile belki... Evet. Öyle, Alt metni var. Geçen yani. sezon <laughs> tamamen psikopatlık olarak gördüğümüz cinayetin bile belki farklı bir um, şey olduğunu evet. öğrenebiliriz. Um, o açıdan... Tyrion'la bir başka benzerliği. Tyrion'da hani Jon Snow'a diyordu yani ya piç olduğunu hmm. e, saklamaya çalışma. Direkt onu şey yap. Üstüne zırh olarak giy. Yani. Çünkü sen unutsan bile kimse unutmayacak. Senin piç olduğunu ya da hmm. aynı şeyde hani Jon Snow böyle sen piç değilsin ki sen nereden biliyorsun falan diyordu. E bütün cüceler, cüceler <laughs> babalarının gözünde piçtir diyordu işte <laughs> Tyrion'da hani senin piçliğin, benim cüceliğim bunu böyle zırh olarak giymelisin diyordu Tyrion. Burada da Laris aynı, benzer bir şeyi söylüyor. Yani seni kimse unutmayacak. Senin nasıl görüp gözüktüğünü işte senin artık Tabii. bir engelli olduğunu ya da şeyi. Şimdi aynısını Aegon yüzden... da yaşayacak zaten işte. Evet yani Aegon'a orada hem Burada Laris ve da arasında da paralellik var. Her ikisi de geçmiş travmayı açıklayarak yakınlaşıyorlar Aegon ve Rhaenyra'ya. Aynen. Laris'in burada tabi Aemond'a olan bir artık şeyi de var. İntikamı da var. Büyük ihtimal Team Aegon'a. Hani en azından kısa vadede Laris büyük ihtimal Team Aegon'a katılıyor. Hani çok böyle oyun oynadığını zannetmiyorum burada bence samimi söylediklerinde. E, ve de e, ilacı alması dediğim gibi daha önce Aimont'ın e, bir başka hatası. Laris direkt buradaki hemşire Laris'ten emir alıyor. Yani normalden falan evet. almıyor yani. Dur dedi. Durdu. Hiç ee, biraz böyle itiraz edecek gibi oldu. Bir şey diyemedi yani. şey yapamadı yani. Aynen. Zaten Laris'in buradaki birçok kişiyi değiştirdiğini biliyoruz hani yardımcıları. O yüzden şu noktada Eiğin'in şeyini Laris kontrol eder hale geldi. Zaten o da bana yardım ne, ne etti. Dedi. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> yardım. İşte. <laughs> Aygıncığım bak bu adama böyle e, yuvarlak <laughs> şeyler söyleyince adam gidip a, babasını kardeşine falan yakıyor. Hani help me <laughs> biraz daha <gülüyor> spesifik. <gülüyor> daha <gülüyor> net. Daymond'da da vardı ya. bu program. <laughs> böyle help me deyince böyle herif direkt bir şeyleri alev, ateşe vermesin böyle. Bu arada ha, Daris, da böyle... e, Eamon'u bugün öldürse hem Alicent rahatlıyor hem Egon rahatlıyor. Yani iki Win Bütün win herkes harcayacak. <laughs> <ağzı> <yani. gülüyor> win win bir şey durum var ya. Yani. <laughs> evet. Evet. Aymond'un işte bu underestimate olayı vardı. Yani hiçbir şekilde Larry'si bir tehdit olarak görmüyor Aymond. Hiç farkında değil yani olaylarından. Çok akıllıyım diye geziyor ya. Evet. ne kadar tehlikeli olduğunu da farkında değil. Um, evet. Bu Aegon um, Laris'ten ne isteyecek hani ne yöne gidecek ilginç göreceğiz bunu ileride. Laris. O zaman. Eamon, Aegon üçgeninde nasıl şeyler gelişecek. <laughs> bu arada ha. burada Aegon'ın da böyle ayağını koymuşlar şeye tam böyle Laris'in önüne. Evet. <laughs> evet bu arada ona ben de takıldım. Laris bir sonraki bölüm böyle Aygün uyanıyor böyle. <laughs> Laris böyle. <Aygin> böyle <laughs> ne yapıyorsun? Ah, uyandınız mı? Pardon. Ee, şu bir şey miyorum ben. Ya. <laughs> ya da şey diyelim hemşireye. Bacağı da bir açabilir miyiz? Bir görelim falan. Yok bacak <laughs> sarılı kalacak. Aç aç bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bandajları çıkar bir. Ona bir bakalım. Alçıyı açarsak. Eee <laughs> 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 böyle. Neygun yanıyor böyle. Ayağıma ne sürdünüz? Krem mi? O? Aa, evet. Normal geldi. <laughs> sürdü bir şey. <laughs> sus sus yolluyor <laughs> vallahi. Ormanlar herhalde şey. Of ya. Yanık krema. Ozan son saniyeye geliyorum artık. Ee, of gel abi. Aradakileri konuştuk çünkü. Bizimle. Nerd Rage'e e gelebilirim. Evet bu arada 3.5 saat oldu. Zaten son 10 dakika gibi düşünebiliriz. 10 ee, dakikamız var. Toparlayalım burada. Okey. Sonra sonra çok uzun oluyor. Yani 3 üç... <laughs> <laughs> gelen arkadaşa da ne konuştunuz o kadar değil, da selam söyleyeyim. buraya kadar dinliyormuş adam bu sefer yalnız 3 saat 30 dakika dinleyip benim selamımı da almış oldu <laughs> <laughs> dinledim lan bu sefer böyle. falan diye geliyor böyle. evet bu arada artık Renira savunmasız durumda konusu çok paralel burada sana da %100 katılıyorum şeyle, Laris ile Egon arasındaki konuşmada Adım adım aslında işte sırf ona tek güvenen kişi pozitif diyalog, pozitif eğitim şeklinde yaklaşıyor mizerya renireye. Ve sonunda muhtemelen o savunmasız kapıdan içeri girdi. Bayağı da işte önce kendisini açtı zaten o da ilginç. Bayağı böyle işte ben de babam böyle tecavüz etti beni ölüme terk etti işte ben oradan döndüm falan. Ama tabii o noktaya gelene kadar şey de güzeldi. Bunu biraz konuştuk zaten. Ee, i̇şte Renira diyor ki ben Damon'un yerinde olmak istiyorum. Damon benim yerimde olmak istiyor. Ama Damon tabii onun yerinde olmak istemesi işte Viserys'in ona sevgisinden ve varis göstermesinden dolayı. Yoksa kişiliğinden dolayı değil. Renira'nınki biraz daha kişilikten dolayı işte daha rahat olmak isterdim. Daha böyle tehlikeli olmak isterdim. Falan filan. Bence burada şimdi ben de burada önce şeye yanıt vereyim. Dizi bunu çok iyi başardı. Sağ olsun ben de nasıl oluyorsa ben hissedemiyorum onu. Bir şekilde erkek düşmanı. Bu David nasıl erkek düşmanı olabilir olabilir bilmiyorum ama erkek düşmanı olmuşum ben de. <laughs> Biliyorsunuz ben mesela erkek ben düşmanısın. erkek düşmanı niye erkek düşman olur biri bilmiyorum ama çünkü erkekleri çok öldürüyorlar abi falan gibi bir şey de yok. Neyse burada aslında Damon'ın dönüşümü bu erkeklik özellikle Laris'in konuşması da Egon'un durumu da Damon'un durumu da hepsi <laughs> erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet işte Renira diyor ya işte ben onun gibi rahat ve güçlü halbuki Damon ağlıyor lan orada <laughs> şeyde Arnold'a baksana adam ağlıyor <laughs> lan ne ağzıma sıçtınız falan diye burada. O birinci sezondaki Damon'du. Zibane Aynen. Amcim. O değişti <laughs> ve burada bence dizi şey <laughs> dengesini çok iyi yakaladı. Yani evet, kadınlar evet, çok daha bas başka bir yerde baskı yiyor. Zaten artık pazarlanıyor yani. Bunun ötesi yok. Yani bir şeyin mizerin başına gelenlerin falan haddi hesabı yok. Ama erkek tarafında evet kadınlar kadar bence asla değil ama erkek tarafındaki baskı onların dönüşümü karakterler üzerinden bence çok iyi verildi. Dengeye getirdiler yani. En azından seyirci gözünde. Ama bunu alan olmuş mudur? Emin değilim. Çünkü insanlar çok nefretle yaklaşmayı Hemen üzerine alınıyor. Bir de böyle bir şey var. Mesela diyorum ki işte savaşlarda erkeklerin payı hep yüksektir. Ben de erkeğim benim ne payım var? Lan senin payın yok zaten salak. <laughs> Sen erkeksin evinde oturuyorsun. <laughs> Sana bir şey demiyoruz. Dınları çıkardı savaş mı varmış lan? <laughs> ya abi zaten onunla ilgili makaleler de okudum. Taktım onu da kafaya. Hep şuna geliyor konu. Evet kadınların da büyük liderler olarak savaşlara girdiği tarihi olaylar var ama hep influence arka planda çok fazla erkek baskısından geliyor. Çünkü kadınlar hep bir şekilde oraya evlendirilerek getiriliyor. Hani doğal yoldan gelen ve hak iddiası olan çok yine belli ülkelerde var. İşte Dorn örneği de onu karşılıyor zaten. Yani George R. R. Martin muhtemelen dünya tane baktığında o kadın savaşlarının daha öne çıktığı, kadınların güç sahibi olabildiği alanları seçmiş zaten. O da Dorn. E şimdi bizim elimizde Dorn var mı? Yok burada. Bir gün Dawn dizisi olur. O zaman onu konuşuruz. Ama şu anki durumda e, erkeklerin e, baskısal durumu var. O yüzden o konuya geliyoruz yani. Burada e, o konuyu konuştuk geçen hafta. Tekrar uzun uzun de değinmeyeceğim ama e, şöyle söyleyeyim. Kadınlar soft power olarak işleniyor. Eyvallah o, onda problem yok. Ama dizinin şu ana kadar iki tane bir e, Black Alley vardı. Bir de um, bu Frey neydi Frey hatun adı? Ha, ha. evet Lady Frey ben de unuttum adını. Get, 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 Agat, Agata diyesin. Agita mı öyle bir şeydi galiba. Ee, Sabata, Sabata, Sebata. Sabita, ha. Sabita, Frey. Evet. Um, i̇şte hem Black çıkardılar hem de Sabita Frey'i uh, normal um, default Westeros teyzesi olarak gösterdiler. Her ikisi de daha biraz daha um, er, maskülen daha savaşçı e, kadınlardı. Her ikisinin de gösterilmemiş olması şu ana kadar burada hani bütün kadınları soft power olarak işlemek zorunda kaldı dizi. Hani o gerçekten e, bilinçli bir tercih mi yoksa hani savaşçı olan kadınları göstermeyeceğiz diye bir ...bir işte tercih aldılar mı yoksa sadece tesadüf müydü? Sonuçta onlar çok önemli karakterler değil yani. Değil. Ama Bey'le mesela, Bey'le de... Renis öyle değildi. Bey'le Renis hem akıllı hem sadece şey Reni... aktifler yani. Renis kitapta yine bu kadar soft power değil aslında. Hani orada da birazcık bir değişiklik var. Hani gene savaşçı işte şey olduğu işlendi burada o kadar değil de... ...hani kitapta biraz daha Baratheon gazı olan bir ablamız. Neyse çok dertli değil hani çok önemli karakterler değil. Gene o kadın erkek şeyinde e, girmek gibi bir şeyim yok ama burada evet. E, zaten ana kitapta da Serseyn'in kafasından geçen şeylere de benziyor bu Nero'nun burada düşündükleri. Çünkü Serseri de hep e, Cersei geri gerizekalı olduğu için birçok şey başına geliyor ama kendi kafasındaki düşüncelerinde hep şeydir o. Ya yani ben bu kadar ekstra şey yapmak zorunda kalıyorum işte lafımı dinletmek için uğraşıyorum evet. eğer benim bir çüküm olsaydı bunlar benim lafımı dinlerdi aslında diye düşünür sürekli İşte hani çok fazla e, yaptığı çok ekstrem şeylerin altında eğer ben bu kadar ekstrem olmazsam ve beni dinlemiyorlar bunlar Aynen. aslında ben erkek olsaydım daha rahat otorite diye kurardım diye düşünür herhalde. Yani bu kadar manyak şeyler yapmak zorunda kalmam. Mesela birisini korkutacaksın. İşte erkek olsaydım çüş deyince korkuturdum. Ama işte kadın olduğum için tokat atmak zorunda kalıyorum Celtigar e <laughs> yaptığım gibi. <laughs> hani e, hani Serseride de böyle şeyler vardı kafasında. Çünkü Serserenin de Jaime var yanında sonuçta insanların korktuğu örnek. Evet. Bunlar Jaime'den korkuyorlar. Çünkü Jaime erkek işte. Burada Rhaenyra'nın da benzer şeyi var işte. Damon olsaydım işler daha kolay olurdu diye düşünüyor. Hani tam olarak bir cinsiyet şeyimi Ara ne diyeyim? Arayışı değil de. Ben... Cinsiyet şeyi mi? Yoksa sadece hani rol o cinsiyetle gelen ya aslında hmm. rolle ilgili. Say, bence. Saygı, şey evet. Toplumsal rolle ilgili yani aslında toplumsal cinsiyet rolüyle ilgili. Burada zaten tek fark aslında dediğine katılıyorum hani savaşçı kadın konusunda. Bence tam aksine şimdi kadınların eğitim almadığı için biraz biraz şey paralelliği var. Hani burada savaş eğitimi diye tabii vurguluyoruz ama gerçek hayatta da böyle ya yani kadınların eğitime ulaşması... Yüzyıllar boyunca çok zordu. Bir noktadan sonra açıldı. Artık şimdi daha dengede bile desen hala bir sürü çarpıklık var. Türkiye'ye baksan zaten tonlarca kadın hala eğitime ulaşamıyor falan filan. Ya eğitime ulaşamadığın anda senin öğrenme yolunla bir erkeğin baskıyla öğrenme yolu farklı oluyor. Ve sonucunda birisi daha fevri olabiliyor ya da daha gücüne dayalı yaşıyor olabiliyor. Şimdi savaşçı bir kadın olabilir. Biz bunları gerektiğinde görebiliriz. Bu da mantıklı. Yani Bey gerektiğinde güç kullanabileceğini gösterdi mesela. Renis de aynı şekilde. Mesela Renis durarak bile etkisini gösteriyordu Corliss üzerinde. Biraz o şey havası vardı yani. Sessiz kaldığında Corliss gerilecek bir adamdı. Ulan yanlış mı yaptık falan diyebilen bir adamdı. O yüzden şey yok. Bence dizi güçlü kadın yapmayalım ya da yapalım da uğraşmıyor. Yeri gelince zaten karakterin akışı bunu gösterecek ya da göstermeyecek gibi hareket ediyor ben öyle okudum yani hızlı yani um, sahne dönebilecek i̇leriki şeylerde <laughs> biraz daha fazla um, şey göreceğiz herhalde um, ne diyeyim Renier açısından ilginç Yani tam olarak da nasıl gidecek burada bu Tokat şeyinden itibaren hani belli bir artık benden korkmaları gerekiyor ben evet. artık belli bir otoriteyi göstermeliyim ve de işte o otoriteyi göstermeyi hani bir erkeklik ya da bir her ne diyeyim masculinity olarak diyor, diyor. görmesi ve de onun üstüne hani bu bu ilişkiyi tekrar canlandırması gerçi burada o kadar da o değil daha çok bir ortak travmadan hatta bu özellikle ben şimdi kendi heteroseksüel erkek halimle bir <laughs> gay kadının ne düşündüğünü anladığımı iddia etmeyeyim de. Hani bu sahne bana pek öyle bir seksüel sahne gibi gelmedi. İnsanlar boşuna gaza gelmişler. Çünkü Emma Darcy'ye işte sen şeysin, queer'sin diye sen kendi queer'liğini... Çünkü onu şeyde yapmışlardı, Allison Tony'in evet, genç okup. kıza da yapmışlardı. Ha, genç kız, evet. Ha, işte i̇şte Emilia e, Clarke'a da yapmışlardı. Büyük ihtimal Eleme Dersi'ye de yapıyorlardı şimdi. Çünkü um, oynayan karakterin um, kadının bir açıklaması oldu. Burası Vague'di aslında. işte öpücük Eleme Dersi'nin fikriydi falan gibi. Halbuki Sarah has, yok hayır script etti bunların hepsi. Sadece hani belki bazı detaylar yoktu ha, okay, zaten. Bak, işte yine değiştik onu yani tam hani öyle Emma dersini kendi alıp da öptüğü bir karar değil yani. Ama sanırım da hani nasıl diyoruz ya yönetmenlere ve oyunculara belli bir şey veriliyor burada özgürlük. Evet. Nasıl hissediyorsa hani öyle bitirebilir diye ama dersi büyük ihtimal hani öpmek öpmemek. Zaten bu seksüel bir sahne değil bana göre. Yani öyle desem de burada nördüleyicimi de yapmak zorundayım. Bu Laurent Malbrand derinden eşşi ola şoka kapıyı açmasa hot lesbian sex olacaktı. <laughs> <koncektir. gülüyor> Gerçekten çok sinir oldum yani. Böyle Ya be arkadaş bir siktir gibi kraliçenin kapısını açıp girmesene oğlum be. <laughs> Neymiş ejderhaymış. <laughs> Neymiş uçuyormuş ayıp be. <laughs> Yoksun da binici varmış. <laughs> Neyse. <laughs> Aa ondan mı biri ben veriyorlar bir veriyorlar acaba? Diyeceğim. Oğlum biz sahnenin devamını istiyorduk. Ondan bir falan gibi mi? <laughs> ben istiyorum şahsen. Sonra <laughs> Sere'yle izlerken de tüh ya aç masası hot lesbian sex var dedim. böyle <laughs> ne diyor <laughs> O da anlamadı. <laughs> Siz erkeksin işte de böyle ne <laughs> de onu anlamıyor. Neden erkeklerde böyle bir şey var? Ben hiç gönlüyüm. Hani... <laughs> erkek seksi izleyen kadın görmüyordum filan dinlenen erkekler de böyle bilmiyorum sen şimdi benim böyle beyin bilinçaltıma imdi. <laughs> Not bir sahne vardı burada. Bence bir Harunol'a git kardeşim sen orada bunu <gülüyor> çöz <gülüyor> gel. <gülüyor> ben de gireyim Alice in bana baksın diye. Ne diyeyim? Neyse evet. Um, ya bu sahne hani... şeye katılıyorum bu arada senin dediğin. Biraz daha böyle o e, yalnız yalnızlık hissiyatıyla gelen o yakın birini bulma yakınlaşması. Yani bu, evet. Bunu anlatmak biraz zor. evet. Bir, bir tansiyon Seksüel sahne olması yani. garip çünkü. Direkt yine erkek halinde hani bir böyle bir öpücüğün erkeğin kafasında belki seksüel olmama ihtimali yok. Ancak belki bu um, queer konteks içerisinde ve de travmada, ortak travmadan um, iyi paylaşmanın olmasının getirdiği yakınlık işte Renira büyük ihtimal ona doğru giderken hani çok üzülüyor onun için. Evet. Ve de ona bir hani sarılayım hani sonuçta Renira e kendi çocuklarına da aynı şekilde hani sarılmayı şey yapmayı gösteriyor. Seviyor. O anda Mizarre'ye sarılmalıyım hani ona hani seksüel olarak o babasıyla seks mi yapmış o çok ah <laughs> gideyim bir, öyle değil yani. Değil o, değil böyle hani şey değil. <laughs> şey hani tecavüze uğradığını duyup tecavüz mü? Of çok seksi falan demiyor yani. <laughs> Orada bir hani bağrına basma şeklinde ilerleyip belki ondan sonra o elektriği o anda şey yapıp hani illa ki seksüel e, belki seks yapmayacaklardı. Yani kapıyı açmasa Oros bu çocuğu <laughs> belki yapacak. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> belki hani o anda bir awkward sahne olarak kalacaktı yani demiyorum Bana evet. daha çok öyle geldi. Hani direkt um, çok seksüel bir şey olarak gelmedi. Her neyse, um, aktörün de hani aslında biraz orası açıktı. Hani biz şey yaptık, öpücük olur olmama, olmama olma kararını Emma dersi aldı gibisinden bir şey söyledi. O biraz ama, evet, evet şey evet. gibi değil. Ben ya yani o biraz düzeltti sonra Emma dersi de bir röportaj vermiş, Variety'e vermiş o da şu an bütün detayını hatırlamıyorum ama hatırladım. Yani o sahne zaten şey gibiydi. Hani bir intimisi olacaktı zaten. Hani böyle bir yakınlaşma. Hani öpüşme onu tamamladı. Hani öyle düşündük dedi orada. Hani muhten yönetmenle beraber evet. hareket etmişler. Ee, Okey yani muhtemelen o yakınlaşma olacaktı. Artık bir suratlarını mı hohlayacaklardı? Boynundan mı öpecekti bilmiyorum ama. Olacaktı muhtemelen tam... Olacaklardı. <laughs> ya da işte artık Olur. kulağını üflüyor falan. Sarımsak kelime. <laughs> <Sonra, pardon. gülüyor> muhtemelen o sırada... Sucuk gerekmedi. <laughs> 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 muhtemelen o sırada girecekti Malburan. Bitecekti konuya. Bit, Malburan'ın mal işte. <laughs> bir adım geç olacak. giriyor sadece. Ama ben burada <laughs> bir itirazım var. Ee, Renira tarafından bu çok masum olsa da buradaki akış ve senin dediğine ben katılsam da Mizerya açısından bence o kadar değil. Elini tuttuğu için bunu düşünüyorum. Yani Mizerya bence adım adım bu noktaya getirdi işi biraz. Ha bunu kullanacak anlamında demiyorum. O da kendisine bağlı hissetsin istiyor. Biraz hani çünkü korkuyor Mizerya. Hep şey diyor ya, kimseye güvenmem. Bir size güveniyorum. Hani o da bence o gen, güven inşası yapıyor biraz orada. Ya bu biraz bıçak sırtı bir durum ama e, kullanmazsa bunu, kötüye kullanmazsa sorun yok. Ama Mizerya bir gün bunu kötüye kullanırsa bu sahne bambaşka okunabilir ileride. Ya o yüzden bunu da bir cebe atmak lazım bence. <laughs> yani ım, ben yani bilmiyorum bizler evet konusunda evet haklısın. Tabii tam olarak şeyini bilmiyorum. Bu kadar da travmayı açtıktan sonra hala da kafasında hesap mı yapıyor? Onu da ya aç, açması bile hesap olabilir abi. Ne olacak orada? Sonuçta Laris'te Egon'a savunması yani, zaten Laris'te de aynı şey var sonuçta. Evet. Evet olabilir. Göreceğiz onu. Ama en azından şu şurada daha gayet doğal bir sahne olarak gözüktü. Hani şey bana bir gariplik gelmedi. Kitapta da hem Mizaria Direkt yazılmıyor bu arada. Nasıl yazılsın? Tarih kitabı <laughs> bunlar zaten o ayrı bir konu. <laughs> evet, ee, kim görecek? Rönir arasında bir şey olduğunu kesinlikle altyapısı var. Hatta Rönir ile Lane arasında um, bir şey olduğunun altyapısı var. Hmm, okay. Ee, dizi Lane yerine Alicent, Alicent ve Rönir arasında pardon. Rönir ile Lane arasında bir ilişki olduğunun um, ya da bir romantik bir şey olduğunun altyapısı var. Um, dizi Alicent'la Rhaenyra'yı zaten yakınlaştırmıştı. Dizi açısından da tutarlı Rhaenyra'nın böyle bir duyguları olması. E tabii ki Mizarion'un da erkek <laughs> babası tarafından böyle bir travmaya uğramış bir kadının da um, bu tipik buyur arayış içerisine <laughs> girmesi artık erkeklerle aramaması um, Tabii interneti. güvensizlik de olabilir. Normal tabii. bir şey yani. Evet, evet. Yani, yani Damon'la tabii ki bir ilişkisi olduğunu gördük ama hani sonuçta sex worker olarak da çalışmış bir karakter olarak büyük ihtimal Damon'la yaptığı daha çok transaction'dı. Bana burada transaction'dan daha çok doğal bir yakınlaşma olarak geldi. Yani herhangi bir şeyim yok. Sadece gene buradan Loren Malbrand denilen arkadaşım. <laughs> O zaman <laughs> e... Ve... Nördreci ben Laurent'e yaptım. Herkes öpücüye yapmış. <laughs> e... Ee, Lorente övümüzdeki bölüm Lorent bu bölmütörü denesin rica ediyorum. <laughs> denesin görsün. <gelsin. gülüyor> <laughs> Bir de Renira sen da be. olmuş. Benim evet. kızmış. Tam mizeriyi öpüyordum. Kestim <laughs> diye. Işte Lorent gel bakayım. Sen de git vermitörü dene bakayım. Hadi bakayım. Falan diye. <laughs> O zaman... Ama bu arada bir tamam. şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. Sonra ee, kapatmamız lazım. 3 sert... saat 50 dakika olduk çünkü. <laughs> ne konuşuyoruz bu kadar lan? <laughs> evet. Pardon. Sertigar dayıya atılan tokat ve de Mizarri'ye e, verilen öpücük. E, e, şöyle söyleyeyim. Çok fazla sadece benim tahminim şöyle. Mizarri'ye yabancı, evet. kadın ve de Master of Whispers, işte böyle casus Kraliçenin kulağına üfleyen e, yabancı casus evet. olarak gözüküyor. Varisi nasıldı? Hani herkes işte Robert'ın kulağına üfleyen yabancı casus diye varise güvenmiyordu herkes. Aynı tip. Mizaria'nın dışarıdan görünüşü bu. Ve de Saltigara'ya atılan tokat ve Mizaria ile olan yakınlaşma. O hani establishment'a tokat attı. <laughs> yabancı casusla yakınlaştı olarak okunacak. O kadar. <laughs> Diyeceğim. Tamam. Aa, bu, bu Dışarıdan oku... <laughs> a, <optics> böyle yani. Her <laughs> yani ne kadar biz bu romantik doğal olarak görsek de e, statüko bunu böyle görmeyecek. diyecek evet, aynen. Ya, yani, mizariyi zaten hep öyle konumlandırırdı. Tabi burada bir de herkes şeyi konuşmuş. Damon ne der buna diye de Damon ne diyecek oğlum? Damon zaten. Oo Damon. <laughs> Damon'ın ben umrunda olacağını bile zannetmiyorum bu arada yani. <laughs> Damon bence direk şey yapar. O da Lorente kızar. Sen <laughs> niye kessin onu Allah cezanı <laughs> <laughs> O da kızıyormuş değil mi? <laughs> O zaman <laughs> e, okey zaten sonda da Sis Smoke Rider'da görmüşler diyor. Gidiyor Renira güzel bir sahnede gidiyor. Onu da zaten fragmanda görüyoruz bir sonraki bölümde. Adamla yüzleşecek. Adamın Gen ben genel e, Adamın ters düz bir şey yapacağını düşünmüyorum bu arada ama eee muhtemelen şeye gidecek yol işte. Corliss'in pitchlerinin e, legal olarak kabul edilmesine giden bir yola gireceğiz oradan da. Diyorum ve bitiriyorum. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Rekoru kırdık. Bu sezon rekoru. <laughs> 3 saat 51 dakika. Mi? İsmet artık o kadar ne konuştuk <laughs> bilmiyorum yani. Ne konuşuyorsun <laughs> kardeşim bu kadar anlatayım ben de böyle <laughs> O kadar uzun gelmemişti aslında ama. Evet, bir de bir başında güzel. bir şey konuşmadan gene iyi geldi. ya evet. Başında da bir Ekstra. Bir şey konuşmuş olsak. Aslında şöyle bir ne? sorun var. YouTube'un 4 saat gibi bir sınırı var. Ya daha uzun video atabiliyorsun da 4 saat olunca böyle bazen sıkıntı çıkarıyor upload'ta falan. O yüzden okay. 3 saat 50 dakika Sen Tamam tamam dayısın. şu Heranhal'ın tarihçesini verecektim aslında. <laughs> <ben de istedim. gülüyor> <laughs> Bugün size <River> Run'dan bahsedeceğim. <laughs> evet, evet. Golden Tooth'un um, tarihçesi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya Abi. görüşeceğiz. Bay bay.